Arkadaşlar 9. sınıfa hoş geldiniz. Matematik derslerini beraber yürüteceğiz. Ben Ersen Hoca. İlk konumuz mantık. Mantık konusunu arkadaşlar 4 bölümde işleyeceğiz. Bunlardan birincisi önermeler, ikincisi bileşik önermeler, üçüncüsü koşullu önermeler ve dördüncüsü açık önermeler ve niceleyiciler. Ve sonra da... Şimdi kullanım alanlarına ve faydalarına bir bakalım. Kullanım alanları ve faydaları, mantığın kullanıldığı alanlar matematik, geometri gibi formel bilimler arkadaşlar. Mantık bu bilimlerin dayandığı temellerin araştırılmasında, yapı ve işleyişin ortaya konulmasında kullanılan bir araç. Fizikteki dirençler konusunda bile mantık ile sembolize edilebilme, uygulayabilme özelliği var. Bak fiziğin içerisine bile girmiş. Mantık kıymetli konulardan bir tanesi. Peki kim bulmuş, kim geliştirmiş? Buna ona bir bakalım. Auguste Morgan ve George Boyle sembolin mantığın temelini atan kişiler. Fakat George Boyle sonra birazcık meseleyi aşıyor. Diyor ki George Boyle ortak çalışmaların üzerine giderek sembolik mantığın şu anki duruma gelmesini sağlamış. Hatta sembolik mantık da artık sembolik mantık demekten vazgeçmişler. Adam o kadar aşmış ki Boyle mantığı deniyor. Boyle mantığı. Peki bu konuyu bitirdikten sonra ödevlerimiz ne olacak ey 9. sınıflar? Mesela 0'dan 9'a matematikte 12 ile 40 arasını bitirmeniz gerekiyor. Eğer dinamo matematiği çözüyorsanız bu durumda da 13 ile 45'in sayfalar arasını bitirmemiz lazım. O zaman artık başlayalım. İlk ifademiz önermeler. Önerme doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelerdir. Arkadaşlar buradaki en önemli mevzu kesin mevzusu. Bak doğru da olabilir diyor, yanlış da olabilir diyor ama kesin olacak. Kesin. P, Q, R ile gösteriliyor. Bir de uyarımız var. Önce onu okuyalım sonra devam edelim. Diyor ki önermeler P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösteriyor. Küçük harflerle gösterecekmişiz önermeleri. Şimdi geliyor diyor ki önerme mi değil mi? Neye bakacağız? Kesin hüküm bildiriyor mu? Bildirmiyor mu kardeşim? Buyurun. P eşittir 2 artı 2, 4. Bence çok kesin bir hüküm bildiriyor. Dolayısıyla buna tikimi atıyorum. Q ifadesi Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Şimdi bazı arkadaşlar isyan çıkartacaklar. Değil mi? Ya Sevet kardeşim başkentimiz Ankara'dır falan diyecekler ama tekrar söylüyorum. Doğruluğuna ya da yanlışına şu an bakmıyoruz. Önerme olup olmadığına bakabilmek istiyorsak kesin hüküm bildiriyor mu bildirmiyor mu? Valla çok kesin hüküm bildirmiş. O zaman bu da bir önermedir. Naber? Atam. Şimdi buradaki hikayede şu var. Soru cümleleri, emir cümleleri gibi dilek, şart, istek ifadeleri önerme olamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla naber ifadesi bir soru ifadesi olduğundan dolayı kesinlikle bir önerme değildir. Matematik en zor derstir. Ya çok göreceli bir kavram. Bana göre değil mesela. Belki işte Ahmet'e göre de değil. Şu an videomuzu izleyen Filiz'e göre de değil yani neticede. Dolayısıyla böyle muallakta kalan bir durum. Kesin hüküm bildiriyor mu? Hayır. Dolayısıyla bu da bir önerme değildir. Geldik doğruluk değeri ve denk önermeler meselesine. Eğer diyor bu verdiğim önerme diyor doğruysa doğruluk değeri 1'dir diyor. Yanlışsa diyor 0'dır. Peki unutmamamız gereken bir ifade var. Mantıkta sadece 1 ve 0 var. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Peki gelin bakalım bunların doğruluk değeri 1 miymiş 0 mıymış bakalım. En küçük asal sayı 2'dir. Bence öyle. Asal sayılar biliyorsun 2, 3, 5, 7 diye giden sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılar. Dolayısıyla en küçük asal sayı 2'dir ifadesi doğrudur. Dolayısıyla doğruluk değeri 1'dir. Kök 5 ile kök 6'yı topladığında kök 11 olur. Şimdi bak yani kök 5 ile kök 6'yı topladığımda içlerin toplamı sonuç verir diye bir ifade bilmiyorum. Köklü sayılarda öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu yanlış. Eksi 2'nin 4. kuvvetini alırsan çift kuvvet olduğundan dolayı buranın karşılığı 16. 16'dan 5'i çıkarttım. 11 sıfırdan büyük müdür? Evet sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bakalım bir uyarı daha geldi. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önermeler denir ve diyor bu sembolle gösterilir. Okey. Denk önermeler neymiş? Doğruluk değerleri 1 olması gerekiyormuş. Bak çok önemli meselelerden bir tanesi. Unutma. Böyle teferruat gibi gözükür ama önermeler eğer doğruluk değerleri birbirlerine eşitse bu durumda denk önermelerdir. Mesela P ile R önermesi denk önermeler. Çünkü ikisinin de sonucu 1 çıktı. Geldik bir diğer başlığımıza. Doğruluk tablosu diyor. Şimdi doğruluk tablosu nasıl doldurulur onun üzerine biraz konuşalım. Malum buradaki P ifadesine baktığımızda P ifadesi ya 1 olur ya da 0 olur arkadaşlar. Ya doğrudur önerme ya da yanlıştır. Dolayısıyla iki farklı durumumuz söz konusu. Doğru ya da yanlış.
Fakat P ile Q, yani iki tane önerme verilirse bakalım ne olacak. P doğru olabilir, Q doğru olabilir. P doğru olabilir, Q yanlış olabilir. P yanlış olabilir, Q doğru olabilir ya da her ikisi yanlış olabilir. Dolayısıyla 4 tane ifademiz çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4 sıramız oluştu arkadaşlar. Uyarı şu, n tane önerme verilirse, şimdi bir tane verdim diyor 2 buldun, 2 tane verdim 4 buldun, n tane verirsem diyor ne bulacaksın? 2 üzeri n bulacağız. Bu önemli meselelerden bir tanesi, bunun altını çizerek tekrar bir konuşalım. N tane önermen varsa 2 üzeri n tane doğruluk değerin var arkadaşım. N tane önermenin 2 üzeri n tane doğruluk değeri var. Hemen küçük 2 tane örnek vereyim. 4 tane önerme verseler, böyle teker teker denemeyeceksin. 2 üzeri 4, 16 tane farklı doğruluk durumu var diyeceksin. Ya da tam tersi. Dediler ki bir miktar önermemiz var. 32 tane farklı doğruluk durumumuz var. Kaç tane önermemiz var? Hemen düşüneceksin. 32, 2'nin kaçıncı kuvveti diye. 2'nin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti. O zaman 5 tane önermemiz var diyeceğiz. Şimdi biraz detaylandırdık burada. Görüldüğü gibi P ya 1 ya 0 olabilir. 2 üzeri 1'den 2 tane. P ile Q'yu az önce biz de doldurduk. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 2 üzeri 2'den 4 tane doğruluk değeri vardı. Üçlüsü de burada. 1, 1, 1, 1, 1, 0 tarzına gidiyor. 3 tane önerme olunca da az önce öğrendiğimiz kural üzerinden konuşursam 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı doğruluk değeri çıkacakmış ki 8 tane satırımız burada gözüküyor. Sorumuz şu, diyor ki n artı 3 tane farklı önermenin 128 farklı doğruluk durumu olduğuna göre diyor n kaçtır? O zaman 2'nin tepesine n artı 3'ümü yazarım. Bunu da gider neye eşitlerim? 128'e. N artı 3 tane önermenin 2 üzeri n artı 3 tane doğruluk değeri vardır. Soruda da doğruluk değerinin 128 tane olduğu söylenmiş. Peki 128, 2'nin kaçıncı kuvveti? 7. kuvveti. O halde 2 üzeri n artı 3 dediğimiz ifadenin karşılığı 2 üzeri 7'dir. N artı 3 7'ye eşitse, çünkü tabanlar birbirlerine eşit arkadaşlar, n'in de karşılığı buradan ne gelecektir? 4 gelecektir. Geldik önermenin değiline. 1'in değili arkadaşlar 0'dır. Sıfırın değili 1'dir. Şimdi bu bu çok önemli. P'nin değilinin değili. Bir şeyin değilini alıyorsunuz, bir daha değilini alıyorsunuz. Başa döner. Yani değilinin değili kendisine eşittir, P'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi bizden istenilen bazı durumlar söz konusu. Diyor ki 1 artı 2 eşittir 3. Bu doğru mu? Doğru. O zaman doğruluk değeri 1. Bunun diyor değilini yaz. Değilini yazmadan önce şuradaki dikkat edilmesi gereken bölüme bir gelelim. Onu bir konuşalım, sonra dönelim. Çünkü sembol eğer eşittirse bu sembolün değili eşit değildir olur. Şimdi çok daha önemli bir yere geliyorum bak. Büyük eşittir ifadesi küçük türe döner. Bak yön değiştirdi. Eşitlik varsa eşitliği ne yaptık? Kaldırdık. Bir de buraya baktığımda küçük tür var. Bu da yön değiştirecek ama bir de buna ne gelecek? Eşittir gelecek. Bunların ışığında tekrardan buraya dönüyorum. Şimdi bunun değilini yazalım. 1 artı 2 eşit değildir 3'e. P 1 ise P'nin değili buradan ne gelecektir? 0. P 2 tek sayıdır. 2 tek sayı mıdır? Hayır, 2 tek sayı değildir. 2 çift sayıdır. Dolayısıyla bu yanlış. Peki bunun değilini yazarsam 2, sakın şey yazmayın, 2 çift sayıdır yazmayın, öyle bir değili yok. Olumsuzlaştırıyoruz. Fiil kökünü olumsuz hale getireceğiz. 2 tek sayı değildir olacak burası. Bu durumda Q 0 olduğundan dolayı Q'nun değili 1'dir. Fiil kökünü olumsuz yapıyoruz. Lütfen unutma. Ve geldik bileşik önermelerdeyiz. İlk önermemiz, ki bak burası gerçekten çok önemli. Bileşik önermeleri çok ciddiye alman lazım. Veya bağlacı ile başlıyorum. Bak veya bağlacı, burada bir şey yazmışız. Toplama gibi yazmışız. Bu toplama gibi ifadesi önemli. İşimi kolaylaştıracak. 1 veya 1. Sonuç 1 arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası için bak bu gibinin sebebi birinci satır. 1 veya 1 dediğimiz mesele 1'e eşit. Ama diğerlerini toplayarak yapabiliyorum. 1 veya 0. Bu nedir? Topladığında 1. 0 veya 1. O da 1. 0 veya 0. 0 mı hocam? Evet haklısın kardeşim. Burası 0 olacak. Şimdi ben ekstradan bir şey daha söylemek istiyorum burada. Evet bu toplama gibi. Bunu kesinlikle kullanacağım soruları çözerken. Ama ikinci bir mesele de şu. Veya bağlacının içerisine 1 girerse arkadaşlar sonuç kesinlikle 1 çıkıyor. Bakın bu ifadede gülücük sembolü gibi oldu.
sıfır var. Hiçbir girmemiş, sonuç sıfır çıkmış. Veya toplama gibi, bunu attım hafızaya. İkinci mesele olarak lütfen şunu hafızana at. İşin içerisine bir giriyorsa sonuç kesinlikle birdir. Ve bu sağ tarafa yazdığımız meseleler biraz sonra sorularda sana kesinlikle yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Lütfen takip edelim. P veya P arkadaşlar, veya bağlacında aynı önerme yazılmış. Bunları veya bağlacıyla birleştirmişlerse sonuç kesinlikle P'dir. Bence son derece önemli olan meselelerden bir tanesi bu. P veya P'nin değili. Bir tanesi normal, bir tanesi değil veya bağlacıyla sonuç bağlanmışsa sonuç kesinlikle ne olacaktır? Bir olacaktır. Bunun sebebini şöyle açıklayalım. Bakın, P veya P'nin değili. P'ye 1 verirsen burası 0 olacak. 0 verirseniz 1 olacak. Yani sen P'ye 1 de versen, 0 da versen sonuç kesinlikle ne olması lazım arkadaşım? İşin içerisinde bir 1 olduğundan dolayı sonuç 1 çıkacak. Lütfen unutma, P veya P'nin değil, kesinlikle 1. Bak, buradakini demin söylediğim cümleyle entegre edebilirsin. Hocam, işin içerisine 1 girmiş. Evet, o zaman sonuç 1 olacak. P veya 0. Bunu da toplamayla bağdaştır. P ile 0'ı topladığında ne gelecek? P gelecek mesela. Ve burada değişme özelliğinden bahsetmişiz. P veya Q, Q veya P'ye eşit. Demek ki veya ifadesinde değişme özelliği söz konusudur. İstediğim şekilde yerleri değiştirebilirim. Bazen öğrenci şöyle diyor, ya niye değiştireyim, öyle kalsın. Bazen benzer terimleri yan yana taşımam gerekecek. Dolayısıyla değişme özelliğini bilmem ve kullanmam son derece önemli. Birleşme özelliği demiş. Parantezi istediğimiz yere kaydırabiliyoruz arkadaşlar. Ama sembollerin ikisi de veya ise. Bak, birinci ifade demiş semboller P veya Q diye. İkinci ifadeyi alıp Q veya R demişiz. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Bu iki özellik, sondaki değişim ve birleşme, sorularda ihtiyaç olduğunda kullanılması gerekenler. Ama diğer dört tanesi var ya, çok sık çıkacak karşına, inanamazsın. Geldik V bağlacına. İkinci çok önemli bağlaçlarımdan bir tanesi. Buna da bak ne yazmışız? Çarpma gibi demişiz. O zaman çarpalım. 1 çarpı 1, 1. 1 çarpı 0, 0. 0 çarpı 1, 0. 0 çarpı 0, 0. Bir taraftan da öğrendiklerimizi birleştirerek gidelim. Veya bağlacına ne yapıyorduk? Toplama gibiydi. Ya da işin içerisine 1 girmişse sonuç kesin 1'di. Şimdi V bağlacında çarpma gibi diyoruz. Ve burada da işin içerisine bak, 0 girdiği anda arkadaşlar sonuç hemen ne çıkıyor? 0 çıkıyor. Bak, burada işin içerisine 0 girmemiş, sonuç ne gelmiş? 1 gelmiş. V bağlacı çarpma gibidir. Koydum kenara. İkincisinde de bilmem gereken mesele neymiş? İşin içerisine 0 giriyorsa sonuç kesinlikle 0'mış. Şimdi gelelim bakalım bunun ne gibi özellikleri var. P ve P. Bak, aynı sembol kullanılmış. Veya'da da aynısını söylemiştik. Aynı sembol V ile bağlanmışsa P'ye eşittir arkadaşlar. Veya'da da böyleydi. P veya P, P'di. Diyeceksin ki hocam sürekli veya'ya dönecek misin? Döneceğim. Birbirleri arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya koyarsak iş çok daha böyle tık 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 diye devam edecek. Ve demin yine önemsediğim mevzulardan bir tanesi P ve P'nin değili. Bakın, P'ye 1 verirsem P'nin değili ne oluyor? 0. 0 verirsem 1 oluyor. İşin içerisinde kesinlikle bir 0 söz konusu. E halde buranın karşılığı kesinlikle 0 çıkacaktır. P ve 1 çarpma gibi düşünme meselesi işi kolaylaştırır. P ile 1'i çarptığında P. P ile 0'ı çarptığında 0. Değişme özelliğimiz yine var. P ve Q ifadesi Q ve P ile yer değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla bu, tekrar söylüyorum, soruda ihtiyacımız olduğunda bizim can kurtarımız olacak. Birleşme özelliğimiz var. P ve Q ve R. Bütün semboller V, buna dikkat etmek lazım. Ve P ve Q ve R. Parantezi ne yapmışız? Kaydırmışız. İlkindeyken, yani P ile Q'dayken ikinci ifade Q ve R'ye dönmüş mevzu. Dağılma özelliği inanılmaz önemli. Bak, burası son derece önemli. P veya Q ve R. Bak, hem veya var hem V var. Veya'yı V'nin üzerine dağıtacağım. Nasıl yapacağım? Seyret lütfen. P veya'yı alacağım. Dikkat et, bak, P'yi almıyorum ha. Sembolle beraber alıyorum. P veya'yı aldım, Q ile birleştirdim. P veya Q. Aradaki sembolümü, V sembolünü koydum. Sonra P veya ile R'yi buluşturdum. P veya R. Güzel. Hocam, bunu çok kullanacak mıyız? İnan bana, çok kullanacağız. Dağılma özelliğini bilmek lazım. Fakat dağılma özelliğini bilmenin dışında bir şey daha bilmen lazım ki sorularda epey elimiz güçlü olsun. Dağılmış mevzular verecekler bize, dağılmış. Biz onları toparlamamız gerekecek. Şimdi bu P veya Q ve P veya R'de ortak bir ifade görüyorum. O da şu. P veya'lar. Bir de P veya parantezini alabilme durumum söz konusuymuş. Yani başa döndüreceğim şimdi. P veya parantezini aldığımda burası Q.
ortadaki sembol V, buradaki de R diyerek mevzuyu tamamlayabiliyorum. Yani dağıtmanız önemli. Bir de dağıtılmışı toplamanız da bir o kadar önemli. Ve geldik bakalım sorumuza. Sorumuz diyor ki aşağıda verilen bileşik önermelerin diyor doğruluk değerlerini diyor bulalım. Buyurun bulalım. Şimdi bak. Ben buraya bakarken az önce söylediğim cümleleri çeke çeke alacağım. Lütfen sen de bunlara odaklan. Veya bağlacı var. Veya bağlacında düşünüyorum. Bak gözlerim kapalı düşünüyorum. Veya bağlacında ne vardı? Toplama gibiydi. Bir de işin içerisine bir giriyorsa sonuç birdi. Oh, işin içerisine bir girmiş. O zaman burada sonuç bir. Burada veya V bağlacı var. Yine gözlerim kapalı düşünüyorum. V bağlacında çarpma gibiydi. Bir de İşin içerisine sıfır giriyorsa sonuç kesinlikle sıfırdı. İşin içerisine sıfır girmiş arkadaşlar. O zaman burası sıfır. Yani bizim sorumuz şuna döndü. Bir veya sıfır meselesi. Veya bağlacı toplam olduğundan dolayı bir ile sıfırı topladığında sonuç ne gelecektir? Bir gelecektir. Şimdi gelelim şuradaki ifademize. Bir veya sıfırımız var. Bir veya sıfırın karşılığı toplam olarak düşünüldüğünde bir. Bir ve burada birin değili var. O zaman şuraya bir yazalım. Şimdi burada birin değili oluştu. Veya... 1 ve şuradaki ifade için 0 yazıyorum buraya. Şimdi tekrar konuşalım. V sembolü çarpma değil miydi arkadaşım? Çarpma olduğundan dolayı karşılığı ne gelecek buranın? 0. Peki artık son aşama. 1'in değili 0. Veya bu parantezin içerisinde 0 bulduk. Dolayısıyla 0 veya 0'ın karşılığı toplam olduğundan dolayı 0 bulunacaktır. Geldik ya da bağlacına. Ya da bağlacı önemli bağlaçlardan çok fazla karşımıza çıkmayacak ama çıktığında biraz can sıkıcı hale gelebilir. Onun için dikkatli olmanda fayda var. V ve veya bağlacı inanılmaz fazla çıkacaklar. Dediğim gibi ya da bağlacını arada koyacak dikkat etmek lazım. Ya da bağlacında dikkat ifadesiyle başlayalım. Çünkü işin püf noktası orası. Veya da ne yaptın? Toplama gibi dedin. V'de ne yaptın? Çarpma gibi dedin. Bakalım ya da ne yapacağız? Aynıysa sıfırmış, farklıysa birmiş. Aynı bunlar, hop, sıfır. Farklı bunlar, birisi bir, birisi sıfır. Bir o zaman. Sıfır ve bir var. Burası bir. Sıfır da sıfır var. O zaman aynı olduklarından dolayı karşılarına gelecek? Sıfır gelecek. Bak arkadaş, ya da bağlacında aynıysa ne demiştik? Sıfır. P ile P'nin değil de her daim birbirlerine farklı. Birisi birse diğeri sıfırdır. Birisi sıfırsa diğeri birdir. Dolayısıyla bunlar farklı. Farklıysa bir. Fakat burasını yorumlamam lazım. Alayım şuraya yorumlayayım. Ben P'ye 1 verirsem aynı olduklarından dolayı sonuç ne çıkacak? 0. 0 verirsem 0 ile 1 birbirlerinden farklı olduklarından dolayı sonuç ne çıkacak? 1. Bakın P'ye ne veriyorsanız değili çıkıyor. 1 verdin 0 çıktı. 0 verdin 1 çıktı. O zaman buranın karşılığı P'nin değili olacak. Hocam ben bunu hepsinde kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Aynıları çıkıyorsa P dersin. Değilleri çıkıyorsa P'nin değili dersin. Bütün hepsi bu şekilde üretilebilir. Hocam o zaman burada da ben yapmak istiyorum deyip durdur kardeşim videoyu şimdi bir bak istersen. Tabii ben durmuyorum devam ediyorum. P'ye 1 dedim. 1 ya da 0. Farklılar sonuçuna geldi 1. 0 verdim 0 ya da 0. Aynılar sonuç 0 çıktı. Bak 1 verdin 1 çıktı 0 verdin 0 çıktı. Aynıları çıktı. O zaman P verirsen sonuç ne gelecektir? P gelecektir. Geldik çok önemli kurallardan De Morgan'a. De Morgan. Hocam bu kullanım faydalarını anlatırken konuştuğun adam. Hatta kümelerde de konuşacaktın. Evet o adam. Daha doğrusu o adam değil de o adamın kuralı. Hadi bakalım. Şimdi bak. Değil var. Görüyorsun parantezin üstünde şöyle bir değil sembolümüz var. Bu sembolleri gördüğümde bu semboller parantezin içerisine her birine hem önermeye hem sembole etki edecek. Bak. Değil P'nin tepesine düşecek ve P'nin değili olacak. Veya V'ye dönecek. Q, Q'nun değiline dönecek. Geldim buna. Bu değil yine entegre edecek P'nin tepesine P'nin değili. V'yi ne yapacak? Veya yapacak. Bak bazen öğrenci sembolleri düşürmeyi unutuyor bunu. Bunlardan olma. O öğrencilerden olma canım benim. Sembollere de düşecek o. Q'nun tepesine de Q'nun değili gelecek. Bakalım bir alıştırmamız var. Diyor ki hadi bakalım diyor bu önermenin diyor en sade halini yapar mısın? Ben de şurada bir değil ifadesi görüyorum. O zaman diyorum ya De Morgan'ı yeni öğrenmişken diyorum bir uygulayayım. P ve değili uyguluyorum arkadaşlar. P'nin tepesine düştü P'nin değili. Veya'ya düştü V oldu. Dikkat et Q'nun değilinin değili. Bak bunu konuştuk değilinde konuştuk. Değilinin değili kendisiydi. O zaman burası Q oldu.
Şimdi biraz evvel V ve VA'da değişme özelliğinden bahsetmiştik. Birleşme özelliğinden bahsetmiştik. Dedim ki benzer terimleri yan yana almak için bu faydalı olacak. Mesela parantezi şöyle kaydırsam. Bir soldakine, neticede bütün hepsi V sembolü. P ve P'nin değili V Q olacak. İşte birleşme özelliğinin bize kattığı meselelerden bir tanesi bu. Bak burasını bulabilirim. P ve P'nin değili. Oo, çok önemli dediklerinden bir tanesi hocam. Bak gördün mü? Çok önemli hakikaten. P ve P'nin değili. Buranın karşılığı ne olacak? 0. Çünkü bir önerme ile değili V bağlacıyla birleştirilirse 0. Şimdi eğitici öğretmen moduna geçiyorum. Bak arkadaş V'de böyleydi. VA'da nasıldı? Bir düşün. Düşünelim. VA'da neydi? 1'di. P veya P'nin değili 1'di. Peki biz buraya 0'ımızı koyduk. 0, V, Q. V sembolü çarpma değil miydi? Evet. 0 ile Q'yu çarptığında da karşılığı buradan ne gelecektir? 0 bulunacaktır. Geldim koşullu önermeler meselesine. Koşullu önermelerimiz bakalım hangileriymiş? İlk bağlacımız ise bağlacı. Böyle bir tarafa doğru bir ok gösteriyor. İse bağlacımızın en önemli meselesi buradaki ünlemle verilen yer. 100 kuralı. Bakın 1, 0, 0. 100 kuralı. İse de birinci elemanımız 1, ikinci elemanımız 0 ise sonuç 0'dır arkadaşlar. Ya hocam bu niye bu kadar önemli? Bak şunun için önemli. Tabloyu bir doldurayım. Bakın burada 1 var, 0 var. Sonuç 0 olacak 100 numara kuralından. Çünkü geri kalanların tamamı 1. Ha. Bak ÖSYM bunu çok seviyor, haberin olsun. 1 ise 0, 0 olma meselesi. 1 ise 0, 0'dır. 100 numara kuralı. Geri kalanların tamamı arkadaşlar 1 çıkar tüm iselerde. O zaman P ise P'den 100 gelebilme ihtimali yok ki. P'ye 1 verseniz burası 1 olur. 0 versen 0 olur. 10 numara gelmiyor buradan. Dolayısıyla sonuç kesinlikle 1'dir. Burada da 1 ve 0 verdiğinizde neticede 100 numarayı tamamlama şansınız söz konusu değil. O zaman burası da 1'dir. Fakat burada 100 numaranın gelebilme ihtimali var. Bunu ayrı inceleyelim. P ise 0. P'ye 1 verdim. Bakın 1, 0'dan dolayı 0 çıktı 100 numara kuralından. 0 verdiğimde 1 çıkacak. Dolayısıyla ne veriyorsanız arkadaşlar gördüğün gibi değili çıkıyor. O zaman P vermişiz. Buradan da karşılığı ne gelecektir? P'nin değili. Uyarımız diyor ki doğruluk değeri 1 olan P ise Q koşullu önermesine gerektirmedi demiş. Demek ki gerektirme dediğimiz şey şu. P ise Q'nun sonucu 1 çıkıyorsa buna gerektirme diyoruz. P ise Q çıkıyorsa ne çıkıyorsa 1 çıkıyorsa gerektirme olacak. Şimdi buraya geçmeden önce tekrardan bir hatırlatma yapıp böyle geçeyim. ÖSYM buraya bayılıyor. Neresine bayılıyor? İSE'de sonucun 0 çıkma meselesi bizim için son derece önemli. Çünkü İSE'de 0'ın çıkma ihtimali bir durumda. Birincisi 1, ikincisi 0 olacak ki sonuç ne çıksın? 0 çıksın. Bak altını çizerek konuştum. Şimdi İSE'de bana kalırsa çok çok önemli meselelerden bir tanesi şurası. İSE'nin VA'ya çevrilme mevzusu. Bak şimdi bunu konuşmaya başlayacağım. Ama ve lakin lütfen burasını önemse. Niye biliyor musun? Çünkü ise bazı sorularda tıkanacak. Devam etmeyecek. İşte onu çözebilmek için ise'yi VA'ya çevirmen gerekecek. Peki nasıl çevirmen gerekecek? Bak P ise Q. Birinci ifadenin değerini alacağız. VA yazacağız. İkincinin aynısını yazacağız. Yani ise'yi VA'ya çevirebilmek için birincinin değeri veya ikincinin kendisini kullanacağız. Peki gel bunu soruda uygulayalım. P'nin değili ise Q'nun değili. Bak parantezin içerisi şu an benim bildiğim yeterliliğe sahip değil. Eğer yukarıdaki kuralı öğrenmemişse. Çünkü bundan önceki slaytta ise ile alakalı yaptıklarımız belli. P'ler vardı sürekli. Şimdi hem P var hem Q var. İşte bu tarz sorularda ise'yi ne yapmamız gerekiyormuş? VA'ya çevireceğiz. Birincinin değili. Değilinin değilini aldığım için kendisi. Veya ikincinin kendisi. Tamam bunu yazdım. Şimdi karşımıza şu ana kadar kullanmadığımız ama kuralını detaylı detaylı konuştuğumuz bir mesele çıktı. Dağılma özelliği. VQ'yu dağıtıyorum. Semboller birbirlerinden farklı olunca benim aklıma hemen dağıtma geliyor. P ile VQ'yu birleştiriyorum. Biliyorsun dağıtırken sembolle beraber dağıtıyorduk ki kafamız karışmasın. Sonra ortaya VA koyuyorum. Q'nun değili VQ haline gelmiş oluyor burası. Birinci meselenin karşılığını bilmiyorum ama ikinci meselenin karşılığını biliyorum. Q ile Q'nun değili. Bak yine önemli dediğim mevzulardan bir tanesi. Q ve Q'nun değili neydi? 0. Veya neydi? Toplama. E o halde P ve Q ile 0'ı toplarsanız sonuç P
P ve Q gelecektir. Çünkü sıfırla topladığınızda ifade edildi ki diğer eleman gelir. 4 artı sıfırın 4 çıkması gibi. P ve Q ile sıfırı topladığında buradan da P ve Q gelecektir. Şimdi ise de bilgi bitmiyor. İse çok geniş. İsenin tablosunu öğrendik, 100 numarayı öğrendik, VA'ya nasıl çevrilir onu öğrendik. Ama şimdi bir de geldik. Karşıtı tersi, karşıt tersi. Bu arada artık sona yaklaşıyoruz. Başka bir bağlaca geçeceğiz. Şimdi karşıt. Bak bunlar karıştırılabilen mevzular. Kafanda kodlamaya çalışacağım. Lütfen iyi adapte ol. P ise Q. Karşıtı. Q ise P. Bak karşıt da karşıya geçirmiş arkadaşım. Karşıya geçirmiş. Q'yu sağdan alıp sola koymuş. P'yi soldan alıp sağa koymuş. Karşıt da karşıya geçiriyoruz. Tersinde her ikisinin gördüğün gibi değillerini almış. Hiç konum değiştirmemiş. Direkt değillerini almış. Karşıt tersinde ise hem yerlerini değiştirecek hem de değillerini alacak. Öğrencinin karıştırdığı, en az karıştırdığı mesele karşıt tersi. Çünkü hem yerlerini değiştirme hem de olumsuzlarını almayı unutmuyor. Fakat karşıtta ne yapıyorduk? Olumsuzlarını mı alıyorduk? Yerlerini mi değiştiriyorduk? Onun için kodlamaya çalıştım. Karşıtta karşıya geçiriyormuşsun. Eğer karşıtta karşıya geçirdiğini unutmazsan terste de zaten olumsuzlarını alırsın. Peki diyor ki karşıtını bulur musun? Karşıtta karşıya çevireceğiz. X kare büyük eşittir 4 ise x eşittir 2. Sağdakini sola, soldakini sağa aldık. Tersine ne yapıyoruz? Tersinde olumsuzlarını alıyoruz. O halde x eşittir 2'nin olumsuzu konuşmuştuk. Eşittir'in olumsuzu eşit değildir. İse bunun olumsuzu ne olur dikkat et. Bak büyük eşit bu. Bir kere yön değiştirecek. Eşitlik varsa eşitlik kalkacak demiştik. Dolayısıyla x kare küçüktür 4 oldu. Karşıt tersi dediğimiz hem yerlerini değiştireceğiz hem de olumsuzlarını alacağız. X kare büyük eşittir 4'ü karşı tarafa atarken bir taraftan da değillerini yani olumsuzlarını alıyorum. X eşittir 2'yi sağ alırken de bunu eşit değildir haline getiriyorum. Toparlayalım. Karşıtta karşıya geçiriyoruz. Terste değillerini alıyoruz. Karşıt terste hem yerlerini değiştirip hem değillerini alıyoruz. Geldik ancak ve ancak bağlacına. Bak ise de tek bir yöne doğru ok vardı. Ancak ve ancak da iki tarafa birden ok var. Ve dikkat ifademizde aynı bir farklı sıfır diyor. Ya buna benzer bir ifadeyi bir önceki slaytlarda gördük. Bir hatırla bakalım neydi? Bir düşünelim. V'de böyle bir şey yoktu. Veya'da da böyle bir şey yoktu. Ya da da hocam evet. Ya da'nın tam tamına tersi arkadaşlar. Aynı ya da için konuşuyorum. Aynıysa 0, farklıysa 1 demiştik. Aynıysa 0, farklıysa 1 demiştik. Burada ise aynıysa 1, farklıysa 0 diyoruz. 1 ancak ve ancak 1. İkisi de aynı olduğu için 1. 0 ancak ve ancak 0. İkisi de aynı olduğundan dolayı 1. Fakat 1 ancak ve ancak 0'la 0 ancak ve ancak 1 ifadede farklı olduklarından dolayı buralar 0 olacaktır. Gelelim yan tarafta sorularda bize sık sık karşımıza çıkartacakları ifadelere. P ancak ve ancak P. Aynı mı bunlar? Aynı. O zaman 1. P ancak ve ancak P'nin değili. Bunlar kesinlikle birbirlerinden farklılar. Biliyorsun P'ye 1 versen P'nin değili 0 oluyor. P'ye 0 versen P'nin değili 1 oluyor. Dolayısıyla bunlar farklı olduğu için burası 0. Fakat burasını ayrı inceleyelim. P ancak ve ancak 1 ifadesi. P'ye 1 verirsem aynı oldukları için sonuç 1. 0 verirsem farklı oldukları için sonuç 0. Gördüğünüz gibi ne verirsem o çıkıyor. O zaman P verdiğime göre burası P çıkacak. Aynı yorumu P ancak ve ancak 0 için yapmak istiyorum. 1 verdiğimde farklı olduklarından dolayı 0. 0 verdiğimde aynı olduklarından dolayı 1 gelecek. Ne verirse değili çıkıyor. O zaman P vermiş. Buranın karşılığı ne olacaktır? P'nin değili olacaktır. Hocam bunları ezberlemeli miyim? Şimdi bak bazıları çok önemli. Mesela aynı olması birinci ifade. Bunu ezberlemene gerek yok. Bu sadece yorum. Aynılar ya 1. İkinci ifade farklılar 0. Yani oturup ezberlemek yerine bol bol soru çözersen çok daha sağlıklı olacak kardeşim. Çünkü o zemini oturtacak. Ve geldim son ifadeye. P ancak ve ancak Q meselesi. Arkadaşlar bu çift oktu ya. Biz bunu ayıracağız. Bir bu tarafa doğru göndereceğiz. Bir bu tarafa doğru göndereceğiz. Ortadaki bağlacın da V olduğunu unutmayacağız. P ise Q. Bak bir P'den Q'ya doğru gönderdim oku. Bir de şimdi Q'dan P'ye doğru gönderiyor. Diyor ki doğruluk değeri 1 olan P ancak ve ancak Q önermesine çift gerektirme denir. Gerektirme vardı biliyor musun? İse de. İsenin sonucu 1 çıkıyorsa gerektirme demiştik.
Ancak ve ancak sonucu da 1 çıkıyorsa bu durumda çift gerektirmemiş. O çift olmasının sebebi çift oktan kaynaklanıyor olabilir. Geldik sorumuza. Bakalım diyor ki P, Q ve R önermeleri için P ve Q ise R önermesinin yanlış olduğu bilindiğine göre diyor. Yanlış olduğu biliniyormuş. O zaman burası 0 olacak. Peki ise bağlacı ne zaman 0 veriyordu? Bak bunu söyledim. ÖSYM bayılıyor dedim. ÖSYM bayılmasıyla beraber test kitapları ister istemez çok çok daha bayılıyor. Çok çıkacak karşına. Buranın 1, buranın 0 çıkma ihtimali söz konusu. Çünkü 100 numara diye bir kuraldan bahsettik. İse de 0'ın çıkabilmesi için birincinin 0, ikincinin, birincinin 1, ikincinin 0 olması lazım. Bu durumda P ve Q ne bulduk? 1. R'yi ne bulduk? 0. Tamam R cepte. Peki V bağlacında sonuç ne zaman 1 çıkar? Şimdi V bağlacını düşündüğümde V bağlacı neydi arkadaşlar? Çarpma. Çarpma da sonuç nasıl 1 çıksın? İkisinin de ne olması lazım? 1 olması lazım. Peki bunları bulduktan sonra gel bunları yerleştirelim. P'yi 1 bulduk. İse R'yi 0 bulduk. 1 ise 0 100 numaradan dolayı karşılığı ne gelecektir? 0. P'yi 1 buldum. Q'yu da ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. 1 ancak ve ancak 1. Ancak ve ancak da aynıysa sonuç neydi? 1. Bak bunlara odaklanıyorum ben. Sen de bunlara odaklan. Kritik noktalar vardı köşelere koyduğumuz dikkat kısımları. Vallahi bence onlar önemli. P ya da R. P'yi ne buldum? 1 ya da 0. Ya da bağlacında ise farklıysa sonuç neydi? 1. Diyor ki yanlış olduğu bilini görüyorum. Önermelerinden hangileri doğrudur? Doğru olanların sonuçları 1'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Ve geldik artık biliyorsun konu başlangıcı söylemiştik. 4 tane başlığımız vardı. Bu artık son başlığımız. Açık önermeler diyor ki açık önerme içinde değişken bulunan önermelerdir. Çok net. İçinde değişken bulunuyorsa bu önermelere açık önerme diyormuşuz. Sorumuz diyor ki px x kare küçüktür 5 ama x eleman z demiş. Z neydi? Tam sayı. Tam sayılardan seçeceğiz. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulalım demiş. Türkçe x ne olabilir? Evet. Bunun Türkçesi de buymuş. X kare 5'ten küçükse bu x'leri bulur musun? Şimdi karesi 5'ten küçük olan sayılar 2 olur. 2'nin karesi 4. 1 olur, 0 olur. Bak bazı arkadaşlar burada bırakıyorlar. Bırakmayın kardeşim. Niye biliyor musun? Çünkü tam sayı dediğimiz mesele negatifleri de içinde bulundurmak zorunda. Yani eksi 1 ve eksi 2 de olacak. Çünkü eksi 1'in karesi de 1, eksi 2'nin karesi de 4. Dolayısıyla 5'ten küçükler. Doğruluk kümesi dediği için böyle bir küme parantezi içerisine gösteriyorum. Şimdi geldik niceleyicilere. Niceleyicilerimiz böyle ters A'ya ve ters E'ye benziyorlar. Aslında benzemiyorlar. Aynen öyleler. Ters A ifadesi her ya da bütün anlamına geliyor. Biraz sonra anlamlandıracağım bunları sizin için. Ters E ise bazı ya da en az bir diye geçiyor. Şimdi ben de konuşurken bazen ters A'yı gördüğümde her diyeceğim, bazen bütün diyeceğim, kafan karışmasın. İki anlamı da var. Ters E'yi gördüğümde de bazen bazı diyeceğim, bazen de en az biri diyeceğim. Şimdi diyor ki, cümlemiz her tam sayının karesi sıfırdan büyüktür. Bunu sembolle göster diyor. Peki, P önermesini yazıyorum. Her X eleman tam sayı. Bak, her tam sayının dedi. Her ifadesi ters A'ydı kullandım. X eleman tam sayı. Virgülümü çaktım. Karesi X kare sıfırdan büyüktür diyor. Peki bu doğru mudur? Vallahi hocam... Evet gibi gözüküyor demeyin. Çünkü sıfır diye bir sayın var. Sıfırın karesi sıfırdır. Dolayısıyla sıfır da bir tam sayıdır. Tam sayıların demek ki kareleri her zaman sıfırdan büyük olmaz. Eşittir deseydi doğrusunu kabul ederdim. Dolayısıyla P önermesi yanlıştır. Cümlemiz bazı doğal sayıların yazıyorum. Bazı doğal sayıların. Bazı sembolünü koydum. X eleman doğal sayı. İki fazlası X artı 2 kendisinin 3 katına eşit. 3x. Peki bu doğru mu? Doğru olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. X'i karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. 2 eşittir. 2x her tarafı 2'ye bölündüğünde x 1'e eşittir. 1 doğal sayı mıdır? Evet. O zaman bu doğru bir ifadedir. Q'nun doğruluk değeri de 1 gelecektir. Şimdi bu niceleyicilerimizin olumsuzlarını konuşmamız lazım. Her'in olumsuzu arkadaşlar en az 1 ifadesiyle gösterdiğimiz ters E harfidir. En az 1'in değili ise... Ters A ile gösterdiğimiz her ifadesidir. Ha, her'in tersi en az bir, en az birin tersi her. İyiymiş hocam, tamam. Bileşik önermesinin değerini bulalım demiş. Şimdi bak arkadaşım. Bunun değerini bulmak için önce şu ise'den bir kurtulman lazım. İse'den kurtulduktan sonra değerini alabilirsin. Çünkü biz ise'nin değerini hiç konuşmadık.
karşıtını konuştuk, tersini konuştuk, karşıt tersini konuştuk ama değilini konuşmadık. Değilini gerçekleştirebilmek için ise bağlacını veya'ya çevirmen lazım. E hocam nasıl çevireceğim? Bak ben sana en pratik yolunu göstereceğim. Uzun uzun aşamalar yapmak yerine şöyle bir şey yapacağım. Burası P olsun. Burası da Q olsun. Şu an bize verilen ifade P ise Q. Bunu veya'ya nasıl çeviriyordum? Birincinin değili veya ikincinin kendisi şeklinde. Şimdi bunun değilini istemiş. Alalım. P'nin değilinin değili kendisi. De Morgan yapıyorum burada da. Veya'nın değili V, Q'nunki ise Q'nun değili. Bunu istiyor. O zaman P önermesini aynen yazman lazım. Çünkü P'nin hiçbir değişim durumu söz konusu değil. Her X eleman reel sayı, X kare eşittir 0. V, Q'nun değilini alman gerekiyormuş. Her'in değilini aldım, en az 1 oldu. X eleman doğal sayı. Bak, burayı kesinlikle ellemiyoruz arkadaşlar. Orası bizim tanım kümemiz. Hocam X elemanı değildir, en olmaz. Olmaz. Tanım kümeleriyle alakalı herhangi bir durumu ellemiyoruz. X artı 1 büyük türün değilini aldığımda küçük eşittir 0 gelecektir. Şimdi neler gördük? Konu biterken bunu bir toparlayalım. Önerme kavramını gördük. Kesin hüküm bildirmesi gerekiyordu. Doğru ya da yanlış olmasına karar verdik. Değillerine baktık. Sonra bileşik önermelere geçtik. Veya'ya baktık, V'ye baktık, ya da'ya baktık, ise'ye baktık, ancak ve ancağa baktık. Koşullu önermelerle beraber. En son açık önermelere baktık. Niceleyicilere baktık. Herler, en az birler. Dolayısıyla artık senin o dersin başında söylediğimiz ödev sayfalarına geçme durumun geldi. Hadi bakalım. Başarılar. Ve ödüllü sorumuz karşınızda. Ahmet, Buse ve Can isimli arkadaşların evlerinin renkleri birbirinden farklı ve sarı, mavi, kırmızı boyalıdır. P önermesi Ahmet'in evi kırmızı boyalı değildir. Q önermesi Buse'nin evi mavi boyalıdır. R önermesi Can'ın evi sarı boyalı değildir. Önermeleri veriliyor. P ve parantez içerisinde Q veya R'nin değili önermesi doğru olduğuna göre kırmızı, mavi, sarı boyalı evlerden sırasıyla hangi kişiler oturmaktadır diye sormuşuz. Hadi bakalım başarılar. Bir sonraki derse bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Murat Hoca. 9. sınıflar için bol örnekli konu anlatım videoları hazırladık sevgili arkadaşlar. İlk konumuz fizik bilimine girişle başlıyoruz. Hazır mıyız? Hadi gelin ilk konumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar, fizik bilimine giriş diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, fizik bilimi nelerle ilgilenir? Fizik biliminin önemi nedir? Bilim araştırma merkezleri nerelerdir? Fiziğin alt dalları nelerdir? Ve fiziğin uygulama alanlarını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, fiziğin kullanım alanları ve faydaları. Aslında günlük hayatta görebildiğiniz her yerde biz fiziği kullanıyoruz. Ama genel anlamda evreni ve dünyayı tanıyacağız fiziği işlerken. Bu sayede evrenin nasıl oluştuğu sorusuna da cevaplar bulabileceğiz. Bu arada ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşım, ilk olarak fizik bilimi diyoruz. Fizik nedir? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen ve gözlem ve deneye dayalı bilim dalıdır. Peki fizik nelerle ilgilenmez? Fizik, metafizikle, sosyolojiyle, psikolojiyle, falcılık, astronomi, politika, din bilimi gibi alanlarla fizik ilgilenmez sevgili dostum. Evet, bir soruyla açlandıralım fiziği. Fizik bilgileri sınanabilir ve değiştirilebilir. Evet arkadaşlar, fizik bilgileri sınanabilir ve değiştirilebilir. Fizik bilgileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermez sevgili arkadaşlar. Fizik bilimi her soruya cevap verebilir demiş. Arkadaşlar, fizik bilimi her soruya cevap verebilir mi? Aslında her soruya cevap veremez değil mi? O zaman bu biraz absürt oldu. Peki arkadaşlar, fiziğin uygulama alanlarına gelelim. İlk olarak fiziğin alt dallarından bahsedelim. Nedir bunlar? Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer enerji fiziği, elektromanyetizma ve termodinamik sevgili arkadaşlar. Makro evrenle, mikro evrene fizik biliminin alanı oldukça geniştir. Bundan dolayı fiziğin ilgilendiği konular dallara ayrılarak incelenmesi gerekir sevgili arkadaşlar. Çok fazla dalımız var. Gördüğünüz gibi 8 tane sevgili dostlar. İlk olarak mekanikle başlayalım arkadaşlar. Aslında mekaniği siz de biliyorsunuz. Mekanik nedir? Kuvvet, hareket ve denge konularını ele alan fiziğin alt dalıdır diyeceğiz. Peki arkadaşlar, mekaniğin nelerle ilgilendiğinden bahsediyoruz. Durgun cisimlerle ilgilenen bölümlerine statik diyoruz. Yol, hız, ivme, zaman ilişkileriyle ilgilenen bölümüne
kinetik diyoruz. Hareket ile kuvvet arasındaki ilişkiyi inceleyen bölümüne ise dinamik adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Nerelerde kullanılır? Gök cisimlerinin hareketlerini incelemede kullanılır. Basit makinelerde kullanılır. Dalga hareketleri sesin oluşumunda kullanılır. Arabaların hareketi, uçakların ve roketlerin uçması, gemilerin yüzmesi, bina, köprü vesaire inşaat işlerinin hepsinde biz mekanikten ne yapıyoruz arkadaşlar? Faydalanıyoruz. Peki bununla ilgili meslek nedir arkadaşlar? Tabii ki makine mühendisliği ve inşaat mühendisliği bunlara örnek gösterilebilir. Diğer bir fiziğin alt dalı arkadaşlar termodinamik. Isı ve sıcaklık olayları ile ilgilenir. Bunun yanı sıra ısı iletimi, ısı alışverişi ve genleşme konularını açıklar diyeceğiz. Peki nerelerde kullanılır termodinamik? Maddeler arası ısı alışverişi, ısı yalıtımı, buzdolabı, klima, fırın gibi aletlerin çalışması, rüzgar ve yağış şekilleri gibi doğa olayları, süper iletkenlik bunlardan birkaç arkadaşlar. Peki bununla ilgilenen mesleklere örnek verecek olursak iklimlendirme uzmanlığı örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Diğer bir alt dalımız elektromanyetizma. Elektrik yükünü, yüklü parçacıkların hareketleriyle meydana gelen olayları, elektrik ve manyetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan fizik dalıdır diyoruz. Kullanıldığı alanlar, yıldırım, şimşek gibi doğa olaylarının nedenlerini ne yapabiliyoruz? Bu sayede öğrenebiliyoruz. Elektriklenme, elektriklenme çeşitleri, elektrikli aletlerin çalışması, elektrikli motorlar, cep telefonları, kablosuz modemler, mıknatıslar, pusulalar, bazı canlıların yön bulması, MR cihazları ve parçacık hızlandırıcı, burası çok güzel. Sevgili arkadaşlar biz bunların hepsinde ne yapabiliyoruz? Elektromanyetizmayı kullanabiliyoruz. Peki bununla ilgili meslekler neler olabilir arkadaşlar? Elektrik elektronik mühendisliği ya da biyomedikal mühendisliği örnek verilebilir arkadaşlar. Sıra geldi optiğe. Işığın yayılma, yansıma, kırılma, kırınım gibi özelliklerini ve ışığın madde ile etkileşimini inceler diyoruz. Peki kullanıldığı alanlar nelerdir? Ayna, mercek, prizma, fiber optik kablolar, teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi, gözlük, büyüteç yapımında biz optik konusunda ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz sevgili dostlar. Peki bu alanla ilgili meslek ne olabilir arkadaşlar? Optisyenlik ve göz doktorluğu, değil mi? Peki devam edelim. Katı hal fiziği, bakın nasıl güzel bir ismi var, katı hal fiziği. Katı cisimlerin elektrik, optik, manyetik, esneklik gibi özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalıdır. Kristallerin karakteristik özelliklerini belirlenmesi için araştırmalar yapar. Peki hangi alanlarda kullanıyoruz? Islanmaz kumaş, yanmaz malzeme, leke tutmayan boya, hafif ve dayanıklı malzemeler gibi nanoteknolojik ürünlerde biz bunu kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bilgisayar teknolojisinde önemli yer tutan bu katı hal fiziği, güneş pilleri ve mikro işlemcilerde de ne yapılıyor? Faydalanıyor sevgili arkadaşlar. Bu alt daldan birçok yerde faydalanıyoruz. Peki hangi meslekler bu işi yapıyor arkadaşım? Mikroelektronik mühendisliği ve malzeme mühendisliği bunlara örnek verilebilir arkadaşlar. Evet. Sıra geldi atom fiziğine. Maddenin en küçük yapı taşı olan atomu oluşturan parçacıkları ve bunların birbirleriyle etkileşimini inceler diyoruz atom fiziği için. Nerelerde kullanılır? Kuantum bilgisayarları biliyorsunuz son dönemlerde çok çok ön plana çıktı. Lazerler sevgili arkadaşlar, 3 boyutlu yazıcılar şu anda atom fiziği için bizim ilgilendiğimiz en önemli alanlar diyebiliriz. Peki meslek olarak atom mühendisliği örnek verilebilir arkadaşlar. Evet, nükleer fizik. Bakın. Atomdan yaklaşık 10 üzeri 5 kat daha küçük olan çekirdeği, çekirdeğin manyetik, elektrik ve dinamik özelliklerini ve kararsız çekirdeklerin yaptığı ışımaları inceler diyor. Nükleer tıpta röntgen, bilgisayar, tomografi, PET gibi vücut içi görüntüleme cihazlarında kullanıyoruz. Fosillerin yaş tayininde kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Gıdaların iyonize radyasyon ile raf ömürlerinin uzatılmasında kullanıyoruz. Bir de nükleer santrallerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Nükleer fizik alt dalından faydalanıyoruz. Bu alanda son dönemlerde çok fazla önem kazandı. Yüksek enerji ve plazma fiziği sevgili arkadaşlar. Parçacık fiziği olarak adlandırılan bu alan atom altı parçacıkları inceler. Temel parçacıkların özellikleri ve birbirleriyle etkileşimlerini inceliyor. Bunları daha çok nerede duyuyorduk arkadaşlar? CERN diye bir yer var, hatırlayacaksınız. CERN'de duyuyoruz, parçacık hızlandırıcının olduğu yer arkadaşlar. Orada deneyler yapılıyordu. Peki kullanıldığı alana geldiğimiz zaman arkadaşlar evrenin oluşumunu açıklamaya çalışıyor.
CERN, Fermilab gibi parçacık hızlandırıcılar, güneş ve diğer yıldızların yapısının incelenmesi gibi alanlarda biz ne yapıyoruz? Yüksek enerji ve plazma fiziği alanından faydalanıyoruz. Peki meslek olarak arkadaşlar fizik mühendisliği buna örnek verilebilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, fizik konusu tek başına bir bilim değil. Diğer bilimlerle ne yapıyor? İç içe oluyor. Doğru mu? Mesela siz de konularınızı işlerken, atom konusunu fizikte işlerken kimyada da işleyebileceksiniz. Adezyon, kohezyon diye kuvvet konularımız var. Bunları biyoloji konumuza, biyoloji dersinde de işleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, diğer disiplinlerle nasıl çalışıyoruz? Mesela kimya ile çalışıyoruz, biyoloji ile çalışıyoruz, matematikle, mühendislikle, felsefe, teknoloji, sanat ve spor gibi alanlarla fizik beraber çalışıyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, fiziksel nicelikleri temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayırıyoruz. Ayrıca skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler olmak üzere yine ikiye ayırıyoruz sevgili dostlar. Şimdi temel büyüklüklerden bahsedelim. Tek başına ifade edilebilen, herhangi bir çıkarımdan gelmeyen büyüklüklerdir. 1960 yılında 2. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'nda farklı ölçü birim sistemlerinin kullanılmasından kaynaklanan kargaşayı önlemek adına System International Units kabul edilmiştir. Yani uluslararası birimlerden bahsediyoruz. Mesela arkadaşlar nedir bunlar bakalım. Kütle. Kütlenin birimi nedir? Kilogram. Ve neyle gösterilir? Küçük M harfiyle gösterilir. Ölçüm aracı nedir? Eşit kollu terazidir. Işık şiddeti. Birimi nedir? Kandela. CD, küçük C ve küçük D ile ifade edilir sembol olarak. Arkadaşlar I ile gösterilir ve fotometre ile ölçülen bir temel büyüklüktür. Sıcaklık. Uluslararası birim sisteminde sıcaklığın birimi Kelvin'dir. Herkes santigrat zanneder. Halbuki Kelvin'i kullanıyoruz. K ile gösteriyoruz. Büyüklük sembolümüz T'dir ve termometre ile ölçüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Akım şiddeti amperdir ve A ile büyük A ile gösterilir. I sembolüdür sevgili arkadaşlar. Ampermetre ile ölçülür. Madde miktarı moldür. Uluslararası birim sembolü yine moldür. N ile küçük N ile gösterilir arkadaşlar ama ölçüm aracı yok. Uzunluk metre hepinizin bildiği gibi M ile gösterilir. Arkadaşlar uzunluğun birçok gösterimi var. L ile gösterebiliriz, X ile, R ile ve benzeri. Mezura, cetvel gibi ölçüm araçlarımız var. Son olarak arkadaşlar zaman birimi saniyedir. S küçük S ile gösterilir ve T ile ifade edilir. Kronometre ile de ne yapıyoruz? Ölçüyoruz sevgili arkadaşlarım. Bir de arkadaşlar türetilmiş büyüklüklerimiz var. En az iki temel büyüklük cinsinden ifade edilen büyüklüklerdir. Mesela hız gibi. Hızı V üzeri okulere gösterdiğimiz zaman metre bölü saniye, M bölü S şeklinde ifade ediyoruz. Enerji E ile gösterilir, birimi Joule'dür, J sembolü ile gösterilir. İş W ile gösterilir, Joule yine birimidir arkadaşlar, J ile gösterilir. Öz kütle küçük d harfiyle gösterilir, kilogram bölü metre küp, Kg bölü M'nin kübü şeklinde ifade edilir. İvme arkadaşlar A ile gösterilir, metre bölü saniye kare. M bölü S'nin karesi şeklinde ifade edilir. Kuvvet F ile gösterilir. Birimi Newton'dır biliyorsunuz. Sembol olarak da büyük N harfini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bununla beraber daha bir sürü şey var arkadaşlar. Evet. Skaler büyüklükleri arkadaşlar inceleyelim. Bir sayı ve birim ile ifade edildiğinde eksiksiz olarak tanımlanan büyüklüklere skaler ifadeler denir. Bakınız ne yapmışız? Hemen şurada görüyorsunuz bir sayı var artı birim var eşittir skaler büyüklük diyoruz. Peki mesela sürat. Sürat neydi? Metre bölü saniye. Sıcaklık arkadaşlar Kelvin. Enerji Joule. Zaman S. Öz ısı Joule bölü kilogram Kelvin. Basınç Newton bölü metrekare. Bunlar skaler ifadelerdir. Yön belirtmediği sürece hep skalerdir bunlar diyeceğiz arkadaşlar. Sıra geldi vektörel büyüklüklere. Bakınız sayı, birim, bir de yön olacak. Ekstradan bir yönümüz var. Bunlara vektörel büyüklük diyoruz. Bir sayı ve birim ile ifade edildiğinde eksik. Ancak bir de yön ile ifade edildiğinde tam olarak tanımlanan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir diyoruz arkadaşlar. Hadi biraz örnek verelim. Hız
vektörel bir büyüklüktür. İvme vektörel bir büyüklüktür. Kuvvet, elektrik alan daha arttırabiliriz. Manyetik alan, tork bunlar hep arkadaşlar nedir? Vektörel büyüklüklerdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bilim araştırma merkezlerimiz var. Şimdi Türkiye'de olanlar var ve dünyada olanlar var. Mesela Aselsan Türkiye'de olan bir bilim araştırma merkezi. TÜBİTAK Türkiye'de, TEMMAK Türkiye'de, NASA yurt dışında, Avrupa'da, ESA aynı şekilde, CERN aynı şekilde arkadaşlar yurt dışında olan bilim araştırma merkezleridir diyoruz. Evet arkadaşlar, bakalım konuyu anlamış mıyız? Fizik bilgileri mutlaka doğrudurlar ve değiştirilemezler. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Fizik bilgileri mutlak doğru değildir, değiştirilebilir arkadaşlar. Deneylerle, gerekli deneyler yapılırsa değiştirilebilir. Kuantum fiziği fiziğin alt dallarından biridir demiş arkadaşlar. Kuantum fiziği fiziğin alt dallarından biri miydi? Hayır değil. Pusulanın çalışması, telefonun şarj edilmesi, dişli çarklar fiziğin elektromanyetizma alt dalına girer demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pusulanın çalışması elektromanyetizma ile ilgili, telefonun şarjı da aynı şekilde. Bunlar nedir arkadaşlar? Fiziğin alt dalı elektromanyetizma ile alakalı. Fizik gelgit olayı, gezegenlerin hareketi metafizik ile ilgilenir demiş. Arkadaşlar fizik gelgit olayı ile ilgilenir. Gezegenlerin hareketi ile ilgilenir ama metafizikle ilgilenmez. Temel tüm büyüklükler skaler büyüklüklerdir demiş. Evet arkadaşlar, temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Bu doğrudur. Evet, şimdi konumuzu bitirirken arkadaşlar neler öğrendik? Fiziğin alt dallarını öğrendik. Fiziksel büyüklükleri öğrendik. Bilim araştırma merkezlerini öğrendik. Fiziğin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrendik. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini de öğrendik sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar, şimdi bir de neye geldik? Size bir ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuz şu. Kısa adı CERN olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde parçacıklar süper iletkenler ile yapılan elektromıknatıslarla hızlandırılarak çarpıştırılırlar. Bu mıknatısların yapılması sırasında fiziğin hangi alt dallarından yararlanılmıştır demişiz. Sevgili arkadaşım, bu sorunun cevabını ikinci ünitenin sonunda yine ödüllü soruyu sorduğum zaman açıklayacağım ve kazananları da o gün açıklayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, dalalım bakalım. Neler göreceğiz kimya bilimine giriş konusunda? İlk ünitemiz olacak. Aynı zamanda şöyle bir başlıklarımıza bakalım arkadaşlar. Kimyanın bilim olma süreciyle başlayacağız. Yani aslında kimyanın tarihsel süreçte nasıl bugünlere geldiğini değerlendirmeye almış olacağız. Uygarlıkların kimya bilimine katkılarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimya bilim olarak kendiliğinden bir anda ya da tek bir noktada ortaya çıkmadı, aslında birçok uygarlığın katkısıyla bugünlere ulaştı. İşte bu süreçte hangi uygarlıklar hangi katkılarda bulundu, bunlardan bahsedeceğiz. Kimya bilimine katkı sağlayan önemli bilim insanlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bazıları tabii ki çok daha ön planda kalacak. İşte bunları değerlendirmeye alacağız. Başlıca kimya disiplinlerine geleceğiz. Yani şu aşamadan sonra kimya bilim olarak ortaya çıktı. Peki ortaya çıktıktan sonra nasıl alanlara dağıldı? Hangi farklı alanlarda çalışmalar gösteriyor? Onlar üzerine konuşacağız. Kimyaya dair endüstrilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani kimya bilmeden asla ilerletemeyeceğimiz bir endüstri süreci var tabii ki. Hangilerinde ön plana çıkıyor? Bunlardan bahsedeceğiz ve tabii ki kimya ile ilgili bazı meslekleri değerlendirmeye alacağız ve güzelce dersimizi hep birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Peki bu dersi öğrenmiş olmak, tamamlamış olmak bize ne katkılar sağlamış olacak? Dedik ki tarihçeyi bir öğrenmiş olacağız. Kimya nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti, nasıl ilerledi? Bunlardan bahsedeceğiz ve hangi alanlarda kimyayı kullanıyor olacağız? Tabii ki bunları değerlendirmeye alacağız. Tabii ki ödevimiz olacak arkadaşlar. Bak, ödevlendirmeler için sene boyunca iki tane temel kaynağımız var. Bunlardan birisi 0'dan 9'a kimya olacak. Bir diğeri de Dinamo Kimya kitabımız olacak arkadaşlar. İlk dersiniz için 0'dan 9'a kimyadan ödevimiz 10'dan 34. sayfaya kadar olacak arkadaşlar. Neler var peki kitabımızın, şöyle içeriğinden de biraz bahsedelim. Arkadaşlar, kitabımızda her zaman sol tarafta bir konu anlatım kısmı olacak. Bize önemli başlıkları, önemli konuları anlatan kısım burada olacak ve bununla ilgili yan tarafta hemen bir sayfa dolusu soru bizim çözmemizi bekliyor olacak. Bu şekilde konuları tamamladıktan sonra, diyelim ki bir bölümü tamamladık, hemen o bölümle ilgili bize bir tarama testi çıkacak arkadaşlar. Süzgeç adını verdiğimiz tarama testleriyle de kendimizi
iyice geliştirmiş olacağız. Konuyu tamamen öğrendiğimizden emin olacağız. Tabii ki sıfırdan 9'a kimya kitabı bittiği zaman da hemen elimize Dinamo kimya kitabımızı alıyoruz. Bu da tamamlayıcı kaynağımız olarak değerlendirilebilir. 1'den 13'e kadar da buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada nasıl bir kaynak var elimizde arkadaşlar? Her sayfada bir tane çözümlü örneğimiz var. Sonrasında da bu çözümlü örnekle ilgili 4 tane soru bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla aslında çözdüğümüz her sayfa bir konuyu öğrenmemizi sağlayacak. Öyle düşünebiliriz. Her tamamladığımız sayfada bir konuyu cebimize koymuş olacağız. Bu şekilde yine eğer bölümü tamamladıysak da tarama testleri bizi bekliyor olacak. Ki ünitenin sonunda da ayrıca ünite testleri bu kitabımızda bizi bekliyor olacak. Güzelce herkes ödevlerini de aldıysa o zaman haydi dalalım dersimize artık. Arkadaşlar dedik ki kimyanın tarihçesiyle başlayacağız. Bizim işimiz öncelikli kimya nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti, hangi süreçlerden geçti onlardan bir bahsetmek olacak. Dolayısıyla ilk bölümümüz adı simyadan kimyaya olacak. Simya dediğimiz şey aslında kimyanın ilkel hali. Hani ilk çalışmaların başladığı döneme simya dönemi olarak değerlendirmeye alacağız arkadaşlar. Ta milattan önce 3000'li yıllara dayanan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Tabii ki insanların da çok ilkel olduğu, çok ilkel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı bazı çalışmalar vardı. İşte bu çalışmalara, bu uğraşlara biz simya diyeceğiz. O simyada gerçekleştirilen çalışmalar birike günümüzdeki kimyanın aslında temellerini oluşturmuş olacak arkadaşlar. Bu süreci değerlendirmeye alacağız. Şimdi milattan önce 3000'lerden bahsediyoruz dedik. Hani ilk defa kimyaya dair çalışmaların başladığı dönem aslında bu dönemdir diyebiliriz. Peki ne vardı o zamanlar? İnsanlar nasıl bilimsel çalışmalara yön verecek gelişmeler ortaya koydular? Bu arkadaşlar tamamen hani diğer bilimlerde olduğu gibi aslında ihtiyaçlardan kaynaklanan bazı çalışmaların ürünü olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. O zamanki insanları düşündüğümüz zaman bazı temel ihtiyaçları var. İşte bu temel ihtiyaçları karşılamak için bazı çalışmalar yapıyorlar. Nedir bu temel ihtiyaçlar? Arkadaşlar çok ilkel insanlardan bahsediyoruz. Tabii ki orada hani elektronik aletlere dair bazı ihtiyaçlar değil, çok daha temel ihtiyaçlar söz konusu. Bu insanların önce bir karnını doyurması gerekiyor. Dolayısıyla beslenme gibi bazı ihtiyaçları var. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bazı çalışmalar yapıyorlar. Nasıl örnek verebiliriz mesela? Meyveleri yazın elde ediyorlar. Kışın da tüketmeleri gerekiyor, öyle değil mi? Kışa kalmıyor bu meyveler. İşte o meyvelerin kışa da kalabilmesi için bazı yöntemler geliştiriyorlar, kurutuyorlar ve kışında tüketmeye devam edebiliyorlar. Veya bu insanların barınma gibi bir ihtiyaçları var. Bir kere zaten vahşi hayvanlardan kendilerini korumaları gerekiyor. Bunun için barınacak yerlere ihtiyaçları var. Mağaralarda yaşıyorlar. İşte burada yaşam alanlarını oluşturabilmek için bazı çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve bazı gelişmeler ortaya koyuyorlar. Bunun yanı sıra bir de dedik ki vahşi hayvanlar var. Dolayısıyla bunlardan kendilerini korumaları gerekiyor. Korunma, hayatta kalma gibi bir ihtiyaçları var. İşte bu ihtiyaçları karşılamak için de bazı aletler icat ediyorlar. Aletleri geliştiriyorlar. Bu şekilde de aslında teknolojiyi ilerletmiş oluyorlar. Tabii ki o günkü durumu değerlendirmeye alırsak. Şimdi o zamanki yapılan çalışmaları bugünküyle kıyasladığımız zaman bugün laboratuvarlar var, çok ciddi çalışmalar var, sayısal veriler var. O gün öyle bir şey yok. Dolayısıyla o günkü çalışmalar teorik hiçbir temele dayanmayan ve sınama yanılma yöntemine dayanan arkadaşlar. Sınama yanılma veya deneme yanılma şeklinde karşımıza çıkacak yoluna dayalı çalışmalar arkadaşlar. Yani bir teorik temeli yok, bir bilimsel süreç yok. Sadece acaba işe yarar mı diye bazı şeyleri deniyorlar ve sonuç olarak da bir şeyler geliştiriyorlar. Peki bu çalışmalar sonucunda neler ortaya çıktı? Bazı maddeleri keşfettiler. Bugün hala da kullandığımız bazı maddeler o dönemde keşfedildi. Bazı araç ve gereçleri keşfettiler ki o araç gereçler geliştirilerek bugün de güncellenmiş haliyle kullanılmaya devam ediyor. Ve tabii ki bazı yöntemleri geliştirdiler ki kimya laboratuvarlarında bugün hala daha o yöntemleri kullanmaya devam ediyoruz. Peki bu simya dediğimiz olay, hani dedik ki kimyanın öncesindeki uğraşlardı. Bu uğraşları ortaya çıkaran bazı önemli hayaller var arkadaşlar. Simyacıların aslında bu çalışmalarını dayandırdıkları bazı hayaller var. Biz bu hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz diyorlar. Onları geliştirmek için aslında bu çalışmaları yapıyorlar. Nedir peki? Bu insanlar diyorlar ki biz değersiz madenleri altına çevirebiliriz. Yani zenginleşme hayali sadece bugüne ait bir hayal değil. O zaman da insanlar zenginleşmek istiyorlar. Bunun yolu da altından geçiyor. O zaman diyorlar ki biz değersiz madenleri altına çevirebiliriz. Başka bir de sonsuz hayat istiyorlar. Ölümsüzlük iksiri gibi bir iksirin var olduğuna inanıyorlar.
İşte bu iksiri bulmak için uğraşıyorlar arkadaşlar. Bir de felsefe taşı adını verdikleri bir taş var olduğuna inanıyorlar. Ve o taşı bulmak için çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki bunlar hayal, söylediğimiz gibi gerçekleştirilebilecek şeyler değil. Hele o günkü şartlarda asla gerçekleştirilecek şeyler değil. Ama onları gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalar yanlışlıkla bir sürü farklı buluşun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Mesela altını bulmaya çalışıyorlar, yani madenleri altına çevireceğiz. Yanlışlıkla bir sürü yeni alaşım keşfediyorlar. Veya ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırken tabii ki ölümsüzlük iksirini bulamıyorlar ama bir sürü ilaç ortaya çıkıyor. İlaçları keşfediyorlar. Veya felsefe taşını bulmaya çalışırken arkadaşlar tabii ki öyle bir taş yok. Onu bulmaları mümkün değil ama bir sürü yeni mineral keşfediyorlar. Çünkü bir sürü aslında deneme yanılma yoluna dayanan çalışma ortaya koyuyorlar. Şimdi bu çalışmalar sadece tabii ki bahsettiğimiz ürünleri değil, birçok farklı araç, yöntem veya maddenin keşfini sağlıyor. Mesela bugün kullandığımız fırınlar o zamanlar keşfedilmiş. Çünkü insanlar altını elde etmeye çalışırken metalleri eritmek istediler. Metalleri eritmek için de büyük fırınlar ortaya koydular. Veya imbik adını verdiğimiz bir kap geliştirdiler. Bugün hala daha kullandığımız damıtma sisteminin aslında temelini bu oluşturuyor. Ya da su terazisini buldular. Bugün hala kullanıyoruz. Kroze dediğimiz kapları keşfettiler. Bugün hala daha kullanıyoruz. Veya damıtma, süzme, kristallendirme veya mayalama dediğimiz yöntemleri onlar geliştirdiler arkadaşlar. Bugün hala daha kullanıyoruz. Bunun yanı sıra mürekkep, cam, barut, kezzap gibi şu anda tabii ki sayamayacağımız bir sürü farklı madde simyacılar tarafından geliştirildi. Ve biz hala daha bugün onları kullanmaya devam ediyoruz. Peki simya dedik, simyadan bahsedip duruyoruz. Bu simya ile kimyanın farkı ne? Neden farklı iki isim var? Neden farklı iki çalışma sürecinden bahsediyoruz? Arkadaşlar dedik ki simyada teorik temel yok. Teorik bir temel yok. Yani bir matematiksel veriye dayanmıyor. Bir sistematik bir süreç ortada yok. Yani sistematik bir bilgi birikimi yok. Sadece deneme yanılma yapıyorlar. Öyle değil mi? Sınama yanılma gibi bir yöntem kullanıyorlar. Şimdi böyle bir durumdan bahsediyorsak bunu bilim olarak adlandıramayız. Çünkü bir şeyin bilim olabilmesi için teorik temellerinin olması gerekiyor. Deney ve gözlemlere dayanması gerekiyor. Ve sistematik bir bilgi birikimi olması gerekiyor. Yani sen bir bilim insanı olarak bir şey bulduysan bunu teorik temellere dayanarak kaydetmen gerekiyor ve diğer bilim insanlarıyla paylaşman gerekiyor ki üst üste eklenerek gidebilen bir süreç ortaya çıksın. Dolayısıyla simya için diyeceğiz ki simya sadece bir felsefi akımdır arkadaşlar, bir bilim değildir. Bu saydığımız üç hayale dayanan bir felsefi akımdan ibarettir. Ama kimyaya geldiğimiz zaman kimya bir bilimdir. Çünkü bilimi gerektiren bütün süreçlere, bütün çalışmalara sahiptir kimya dediğimiz şey. Dolayısıyla simya ve kimyanın arasındaki uçurum bu noktadan itibaren doğmaya başlıyor. Simyacılar bazı çalışmaları bir felsefi akım olarak gerçekleştiriyorlar. Ardından bunlar teorik temellere dayanmaya başladıktan itibaren de kimya olarak, yani bir bilim olarak adlandırılmaya başlanıyor arkadaşlar. Peki simyadan kimyaya geçmemiz bize ne katkılar sağladı? Artık daha sistematik deneyler yapmaya başladık arkadaşlar. Yani önceden hani deneme yanılma diyorduk ya, bir şeyin sonucunu tahmin bile etmiyorsun. Sadece acaba olur mu, acaba ne olur diye sadece bir merak üzerine deneme yapıyorsun. Ama eğer bir deney yapıyorsan, sistematik bir deney gerçekleştiriyorsan, daha öncesinde senin elinde zaten veriler vardır. Zaten buna dair çalışmalar yapılmıştır. Bu deneyin sonucunu sen tahmin ediyorsundur arkadaşlar. Terazi kullanımı yaygınlaştı. Şimdi terazi çok önemli. Çünkü terazinin kullanımıyla birlikte kütle ölçümleri yapıldı. Yani artık sayısal veriler işin içerisine girdi. Bak dedik ki burada bir sistematik bilgi birikimi yok. Bir teorik temel yok. Çünkü sayısal veri yok işin içerisinde. Ama teraziyi kullanmaya başladığın andan itibaren artık sayısal verileri de kullanmaya başlıyorsun. Yani artık gerçekten bilimsel çalışmalar yapmaya başlıyorsun. Nicel ilişkiler kuruldu arkadaşlar. Nicel zaten aslında sayısal veri demek. Dolayısıyla bir teori ortaya atıyorsan bunu sayısal verilerle de destekliyorsun. İşte bu seni bilim yapan temel nokta oluyor arkadaşlar. Ve teoriler de deneylerle test edildi. Hani deneyle test ettiğin zaman kanıtlamış oluyorsun bir yerde. Dolayısıyla da bu simyayı, yani bir felsefi akımı kimyaya, yani bir bilime çeviren temel gelişmeler oldu arkadaşlar. Şimdi peki bu simyacıların bulguları az önce saydıklarımızla mı sınırlı? Neleri keşfettiler ve hangi amaçla kullandılar? Bunlardan birkaç tanesini sayalım arkadaşlar. Mesela hani milattan önce 3000'lerden 2000'lerden bahsediyorsak
çok daha temel ihtiyaçlar vardı. Mesela yaralanıyorlardı ve bu yaraların tedavi edilmesi gerekiyordu. İşte deneme yanılma yoluna dayanarak bazı taşları, mineralleri deneye en sonunda fark ediyorlar ki göz taşı adını verdikleri bir taş var. Ve bu taş yaraların iyileşmesini hızlandırıyor. Daha hızlı bir şekilde yaralar iyileşebiliyor ki bugün de aslında bu kullandığımız merhemlerde, kremlerde bu mineral olarak kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Göz taşını keşfediyorlar. Veya çanak, çömlek gibi bazı aletler yapmak istiyorlar. Ve bunun yapımı için kil adını verdiğimiz bir toprağı kullanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Kil kullanımı bizim işimizi kolaylaştırıyor. Veya göz çevresini boyamak istiyorlar. Özellikle Mısır'da süslenmeye başlıyorlar. Bunun için kol adını verdikleri sürmeleri geliştiriyorlar. Veya derilerin tabaklanması dediğimiz mevzu. Bugün hala daha kullanıyoruz hayvanların derilerini kullanıma sokabilmek için. Tabaklanması gereken bir süreç var arkadaşlar. Bunun için sofra tuzunun amaca hizmet ettiğini fark ediyorlar arkadaşlar. Sofra tuzu kullanmaya başlıyorlar. Veya şap sayesinde zehirlenmelerin daha hızlı bir şekilde iyileştiğini fark ediyorlar. Giysilerini maviye boyamak istiyorlar. Bunun için Kıbrıs taşı adını verdikleri bir taşı, aslında bir tuzu kullanmaya başlıyorlar. Veya kuru meyve eldesi arkadaşlar, yazın dediğimiz gibi meyveleri topluyorlar. Bunu kışın nasıl tüketmeye devam edebiliriz'in sorusunun cevabını bulmak için de arkadaşlar kükürt buharı kullanıyorlar. Bu sayede kükürt buharı sayesinde hızlı bir şekilde meyveleri kurutuyorlar. Kışın da tüketmeye devam ediyorlar. Ve metaller var ellerindeki, hani madenden metali çıkarıyorlar ama saf halde değil. Bunun saf hale gelmesi gerekiyor. Saflaştırabilmek içinse arkadaşlar asitleri kullanmaya başlıyorlar. Birçok asidi keşfedip bunlar sayesinde metalleri daha saf hale getiriyorlar. Peki dedik ki bazı uygarlıklar var, önemli katkılar sunan. Bu uygarlıkları da bilmemiz gerekiyor tabii ki arkadaşlar. Şimdi şöyle gelişmelere bakalım. Gelişmeler üzerinden kendimiz de tahmin edelim. Sizden de hani kendi içinizden en azından bu tahminleri bir yapmanızı bekliyorum. Size sorsam, desem ki bilinen en eski ilaç kitabını bu medeniyet yazmıştır. Derileri boyamaya başlamıştır. Cam eşyalar üretmiştir ve metal süs eşyaları üreten bir uygarlıktan bahsediyorum ki bu çalışmalar sonrasında da karşımıza çıkacak. Hatta size şöyle bir kitap cümlesi vereyim arkadaşlar. Sorularda falan karşımıza çıkacak. Şu bilinen en eski ilaç kitabı ile ilgili şu cümle çıkacak. Diyecek ki bize Nippur kentinde 12 ilacın tarifinin yer aldığı bir kil tablet bulundu. İşte bu kent arkadaşlar Mezopotamya'da. Bu gelişmeler karşımıza çıktığı anda hemen aklımıza Mezopotamya medeniyeti gelecek. Paslanmaz büyük demir sütunları üreten, sıfır sayısını ilk defa keşfeden, çanak ve çömlek yapımında kendini geliştirmiş, cebir ve geometride ilerlemeler kaydetmiş medeniyet hangisidir diye sorsam arkadaşlar hemen aklınıza zaten büyük ihtimalle gelmiştir. Hint medeniyeti diyeceğiz arkadaşlar. Bu ifadelerden herhangi birini gördüğümüz anda hemen aklımız Hindistan'a gidecek. Çünkü zaten cebir ve geometri deyince, matematik deyince Hintliler hala da günümüzde bile çok ilerlemiş durumdalar. Dolayısıyla o zaman da bu özelliklerini koruyorlarmış. Ve sorularda da genellikle şu paslanmaz demir sütun ifadeleri kullanacak. Bugün bile zar zor üretebildiğimiz teknolojiyi o gün bulmuş insanlar üretmeye başlamışlar. Başka hangi medeniyetler var? Mesela bak bu cümleler. Tepkime cetveli, hangi madde hangi maddeyle tepkime verir, hangisi vermez gibi bir cetvel oluşturmuşlar. İlk defa alkolü, kağıdı, barutu, mürekkebi elde eden ve matbaayı geliştiren medeniyet deyince zaten birçoğunuzun hemen aklında canlanmıştır. Tabii ki burada Çin medeniyetinden bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ki oldukça naif insanlar, eski Çinlilerden bahsediyoruz. Barutu ve alkolü bulmalarına rağmen bunları, işte barutu silahlarda değil havai fişek yapımında ya da alkolü içeceklerde değil de daha çok dezenfeksiyon amacıyla kullanan bir medeniyetmiş. Piramit deyince herkesin aklına gelmiştir zaten. Bunun yanı sıra mumyalama, yine aynı şekilde Mısır medeniyetini bizim aklımıza getiren hemen tabii ki gelişmeler bunlar. Bunun dışında arkadaşlar Mısırlılar altın diş dolgusu yapmışlar o zamanlar. Dolayısıyla dişlerin aslında çürümesini engelleyen ya da çürümüş dişin çürüğünün büyümesini engelleyen çok önemli çalışmalar yapmışlar. Balıkları salamura yapmışlar arkadaşlar. Daha sonra da tüketmeyi sağlamışlar bu şekilde ve kuru meyve eldesi, yani kükürt buharından bahsetmiştik ya, işte bu gelişmeleri bize sunan medeniyet Mısır medeniyetiymiş. Başka kimler var peki? Bak, vinç, kilit, dişli, pompa, kaldıraç. Bunların hepsi mühendislik ürünü değil mi arkadaşlar?
mühendislik ilk olarak Yunan medeniyetiyle vücut bulmuştur diyebiliriz. Çünkü Arşimet diye bir adam burada yaşıyormuş ve o bu çalışmaların neredeyse hepsinin mimarıymış. Bunun yanı sıra boyar madde, sabun, cam gibi çok önemli bugün hala daha kullandığımız maddeleri Yunanlar keşfetmiş. Ve 4 öğe kuram, az sonra bunun üzerinde daha fazla duracağız zaten arkadaşlar. Aslında simyanın felsefi olarak temellerini oluşturan kuram budur. Dolayısıyla da simyanın bütün o felsefi temelleri Yunan medeniyetinde atılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Başka ne var peki? Çanak, çömlek, kargı, pulluk gibi veya evcil atların geliştirilmesi, atların evcilleştirme süreciyle ilgili çok önemli katkılar sunan medeniyet tabii ki bizi de içeren Orta Asya medeniyeti olacak arkadaşlar. Ve aslında simyadan kimyaya geçiş sürecine en fazla katkı sunan medeniyet burada karşımıza çıkacak. Bak arsenik, antimon, zat yağı, kezzap, nişadır, emaye, çelik gibi bugün hala daha çok yoğun olarak kullandığımız kimyasallar bu medeniyette keşfedildi. Yağın özütlenmesi bu medeniyette yapıldı. İlk kimya laboratuvarı deyince yine aklımıza burası gelecek arkadaşlar ve bize de çok yakın bir medeniyetten bahsediyoruz tabii ki. Bizim de içinde bulunduğumuz bir medeniyetten bahsediyoruz. İslam medeniyeti diyeceğiz arkadaşlar. Bu gelişmelerin hepsi İslam medeniyetinde ortaya çıktı ve bugünkü kimyaya sunuldu diyebiliriz. Bir de önemli bilim insanlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Hani ta simyadan, milattan öncesinde ortaya atılan bazı görüşler, bazı bilgiler ve bunların gelişim süreci ve kimyaya dönüşümü, tamamen bu sürece katkı sunan en önde gelen kişilerden bahsedeceğiz burada arkadaşlar. İlk olarak hani az önce bir 4 öğe kuramından bahsettik ya, işte onu ortaya atan bilim insanından, daha doğrusu simyacıdan bahsedelim. 4 öğe kuramı şu arkadaşlar. Kimya bilimi aslında ya da simya da madde nedir sorusuna cevap vermek için ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Önemli olan burası. Madde nedir sorusuna cevap vermek için ortaya atılan ilk fikir 4 öğe kuramıdır diyebiliriz bu sebeple. İlk hani dikkate alınabilir fikir budur. Çünkü burada 4 öğe kuramıyla birlikte diyorlar ki bütün maddeler ateş, su, toprak ve hava olmak üzere 4 temel öğeden oluşur. Geri kalan bütün maddeler bu 4 öğenin türevleridir aslında. Mesela toprak hani bir temel element olarak değerlendirmeye alınıyor ya burada 4 öğe kuramında. Atıyorum eğer demirden bahsediyorsan, demir en çok toprağa benzediği için demek ki o bir toprak elementiymiş ve toprağın zamanla dönüşümü sayesinde demire dönüşmüş gibi bir fikir ortaya atıyor ve bu fikri ortaya atan kişi Empedokles. Bak bu ismi unutmayacağız arkadaşlar. Çok önemli, sürekli karşımıza çıkacak. 4 öğe kuramını ortaya atan ve madde tanımını aslında bu şekilde yapan ilk insan Empedokles'tir. Bu sadece tanımla geçmiyor arkadaşlar. İtme çekme kavramlarını, yani taneciklerin birbiri arasındaki etkileşimleri de nefret ve sevgi şeklinde bağlandırıyor. Eğer iki madde birbiriyle tepkime veriyorsa bu sevgiden, ya da birbiri içerisinde çözünüyorsa sevgiden, eğer çözünmüyorsa ya da tepkime vermiyorsa bu da aralarındaki nefretten kaynaklanıyordur diyor. Hani simya aslında bir felsefi akımdır diyorduk. İşte bunun felsefi bakış açısında bu şekilde değerlendiriyor. Ancak madde nedir sorusuna bu cevabın yanı sıra başka bir cevap daha geliyor arkadaşlar. İnsanoğlu bu ikisinden birini seçmek zorunda kalıyor. İşte diğer fikir de atom fikri olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki tanımda da diyor ki madde dediğimiz şey bütün maddelerin kendi özelliklerini taşıyan en küçük bir yapı taşı vardır. Bu yapı taşına da atom adı verilir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, bir taştan bahsediyorsak, elimize çekici alıp o taşı parçalamaya başlarsak artık parçalanamayacak kadar küçük bir taneciği elde ettiğimiz zaman biz o taşın atomunu bulmuşuzdur. Yani böyle bir felsefi akım var. Bu fikri ortaya atan kişi de Demokritus olacak arkadaşlar. Yine bu da tabii ki çok önemli bir isim. Unutmuyoruz. Atomdan bahseden ilk insan Demokritus'tu. Ne diyor peki? Diyor ki maddenin fiziksel halini de atomların yüzeyi belirler. Yani eğer bu atomların yüzeyi pürüzsüzse bu atomlar birbiri üzerinden kayacağı için sıvı bir madde elde ederiz. Eğer pürüzlüyse kayamayacakları için katı halde bir madde elde ederiz. Bak bunlar tabii ki bugünkü madde kavramıyla ilişkilendirdiğimiz zaman çok yanlış bilgiler ama o zaman için tabii ki devrim niteliğindeydi. Madde nedir sorusu için üretilmiş çok önemli cevaplardı, yorumlardı diyelim. Sonrasında arkadaşlar dedik ki yani iki tane madde tanımı ortaya çıktı. 4 öğe kuramı vardı, bir de atom fikri vardı. Ve insanlar bu iki tanımdan birini seçmek zorunda kalıyorlardı. Hangisini seçeceğine de işte bu bir insan karar veriyor. Bu diyor ki 4 öğe kuramıdır doğru olan, atom saçmadır diyor. 4 öğe kuramına da 4 temel özellik ekleyerek bunu biraz daha geliştiriyor. Bahsettiğimiz kişi arkadaşlar hepinizin daha önce de
duyduğu bir isim Aristo ismi olacak. Tabii ki çok önemli bir insan, çok önemli bir isim. Kendine ait bir okulu var, çok güçlü bir ismi var. İskender'e, Büyük İskender'e hocalık yapmış bir isim. Dolayısıyla onun söyledikleri de insanlar tarafından kabul görmeye başlanıyor. Ve çok uzun yıllar madde nedir sorusuna bu dört öğe kuramı üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Şu dört temel özelliğe gelecek olursak arkadaşlar bize bir tablo çiziyor aslında. Hani dedik ki maddeler dört temel öğeden oluşur. Neydi bunlar? Su vardı, hava vardı, ateş vardı, bir de toprak vardı. İşte dört tane temel öğemiz var. Bu dört temel öğe ve geri kalan bunların türevi olan bütün maddeler dört temel özellikten birine, ikisine sahip olmak zorundadır. Nedir bunlar peki? Islak, soğuk, sıcak ve ıslak ve kuru, sıcak ve soğuk. Bunlardan ikisini taşımak zorunda. Mesela suyu ele aldığında Aristo diyor ki su soğuk ve ıslak bir maddedir. Dolayısıyla arkadaşlar hemen şöyle diyor ki biz ıslak ve soğuk olarak suyu değerlendirmeye alacak olursak. Şimdi havada ıslak ama soğuk değil, sıcak bir maddedir. Dolayısıyla bunu buraya yazarız. Toprağa geldiğimiz zaman soğuk ve kurudur diyor. Ateşe geldiğimiz zaman o da sıcak ve kurudur diyor. Dolayısıyla da bunun türevi olan bütün maddelerde bu özelliklere sahiptir. Mesela zeytinyağı mı? Zeytinyağının özelliği soğuk ve ıslak olduğu için o bir su elementidir deyip bunu o zamanki bilgiler çevresinde geliştirmiş oluyor. Geçiyoruz diğer bilim insanlarına. Artık simyanın kimyaya dönüşmeye başladığı süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Burada İslam medeniyeti devreye giriyor. İslam medeniyetinde o ön plana çıkan iki tane isim var arkadaşlar. Bunlardan birisi kimya, fizik ve eczacılık üzerine çok önemli çalışmalar yapmış. Tarihteki ilk kimya laboratuvarını kurmuş kişiden bahsedeceğiz. Zaç yağı, kezzap, tuz ruhu ve kral suyunu, yani altını saflaştırmamızı sağlayacak tek aslında maddeyi karışımı keşfeden kişiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Cabir bin Hayyan olarak bu ismi anacağız. Bu isim de yine çok önemli, unutmuyoruz arkadaşlar. Özellikle ilk laboratuvar deyince aklımıza hemen Cabir bin Hayyan gelecek. İslam medeniyetinde bir diğer ismimiz ise bir doktor aslında arkadaşlar. Pediatri ilminin babası olarak tanıdığımız bir isim. Çiçek ve kızamık gibi önemli hastalıkların tedavisini sunmuş. Karınca asidini, yani formik asidi geliştirmiş. Düşünün, karıncaları damıtıp asidini çekmek gibi bir çılgın fikir aklına gelmiş bir kişiden bahsediyoruz. Bugün kullandığımız hala da laboratuvarlardaki balon, beher ve spatül gibi çok önemli araç gereçlerin keşfini yapmış kişi arkadaşlar. Bu isim de önemli. Ebu Bekir Errazi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Errazi ismi. Bu gelişmeleri gördüğümüz anda hemen yapıştırıyoruz. Ebu Bekir Errazi bu gelişmeleri sağlamıştır. Dolayısıyla simyadan kimyaya geçişe en önemli katkılar buradan da anlıyoruz ki İslam medeniyeti tarafından verilmiştir. Ardından da kimyanın doğuş sürecini ortaya koyan iki isimden daha bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki biraz daha Avrupa'ya gidiyoruz. Burada bahsedeceğimiz ilk isim arkadaşlar Kuşkucu Kimyager isimli bir kitap yazıyor. Ve bu kitapta element tanımı yapıyor. Bak şurası çok önemli arkadaşlar. Bir element tanımı ortaya çıkıyor. Element tanımının önemi nedir peki? Sen bu element tanımını yaptığın anda artık dört öğe kuramını ortadan kaldırıyorsun. Ki simya dört öğe kuramına dayanan, bunun üzerine geliştirilmiş bir sistemdi. Dolayısıyla arkadaşlar sen yeni bir element tanımını getirdiğin zaman simyayı bitiriyorsun. O yüzden bu isimden bahsediyorsak ki Robert Boyle olarak bu ismi tekrar edelim. Robert Boyle ismini gördüğümüz zaman simyayı bitiren kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tarihteki ilk kimyacı kimdir derlerse hemen aklımıza Robert Boyle gelecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra gazlarda basınç hacim ilişkisini açıklayan ve bugün hala da müfredatımızda yer alan Boyle kanununu ortaya atıyor. Bir diğer çok önemli isim ise arkadaşlar Fransız İhtilali döneminde yaşamış ve ihtilal sonrası idam edilmiş bir kişiden bahsediyoruz aslında. Yanma tanımını yapıyor ve bundan çok daha önemli olarak da kütlenin korunumu kanunu ortaya atıyor arkadaşlar. Bak, kütlenin korunumu kanununun özelliği şu: modern kimyanın, yani bugün kullandığımız kimyanın başlangıcı olarak kabul edilen olay kütlenin korunumu kanunudur. Çünkü dedik ki terazi kullanımı ancak kimyanın başlangıcını getirir bize. Bugünkü kimyayı ortaya çıkarır. Kütlenin korunumu kanunu da deneylerde artık terazi kullanımını, yani sayısal verilerin işin içerisine girmesini sağlamıştır. Modern kimyanın babası arkadaşlar dolayısıyla Lavoisier'dir. Bu ismi de asla ve asla unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yanma tanımını bugün bildiğimiz manasıyla yapıyor ve modern kimyanın babası unvanını alıyor.
Geçiyoruz. Peki kimya bilim olarak ortaya çıktı, bugünkü halini aldı. Bunun tabii ki bazı alt disiplinleri var, çalışma alanları var arkadaşlar. Neler bunlar peki? Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, endüstriyel kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve tabii ki bundan çok daha fazlası var. Alt disiplinlerde de çalışmalar sunuyor çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz kimya deyince. O nedenle de bunun alt çalışma alanlarını da bilmemiz gerekiyor. Bunları tek tek bir değerlendirmeye alacağız. Biyokimyadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi adı üzerinde bak, biyoloji ve kimyayı birleştiren, bir arada sunan bir bilim dalından bahsedeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ne üzerine çalışmalarını bekleriz? Canlı organizma veya canlı organizma kalıntıları üzerine çalışmasını bekleyeceğiz tabii ki. İşin içerisinde canlı organizma varsa, bu canlı organizmaların yapısındaki kimyasalların yapısı ne gibi, işte protein gibi, karbonhidrat, lipid, DNA, RNA gibi molekül yapılarını inceler. Tabii ki bununla yeterli kalmaz, bir de bunların kimyasal özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini inceler arkadaşlar. Canlı vücudunda hangi tepkimeler gerçekleşir? Solunum, fotosentez, sindirim, dolaşım gibi birçok kimyasal olay var. İşte bunların hepsini inceleyen bilim dalına da biyokimya adını veririz. Analitik kimya ve fizikokimyaya gelecek olursak arkadaşlar, analitik kimya deyince aklımıza hemen analiz gelecek. Analiz eden kimya disiplini olarak biz bunu ele alacağız. Peki neyi analiz edecek? Herhangi bir madde örneği varsa elimizde, atıyorum bir suyun incelenmesi var, su örneği var elimizde. Bunun içerisinde hangi maddeler var, ne kadar var, hangi miktarlarda var? Yani bir tahlil sürecinden bahsediyorsak burada analitik kimya devreye girecek arkadaşlar. Gidip de bir kan örneğini verip kan testi yaptırmaya kalktığımız zaman aslında bununla ilgili çalışmaların hepsinin yapıldığı laboratuvar, dolayısıyla analitik kimya laboratuvarıdır diyeceğiz arkadaşlar. Yani analitik kimya hangi sorulara cevap verir? Bir örnek var. Bu örneğin içerisinde hangi maddeler var ve bunların miktarları nedir? pH'i nedir? Derişimi nedir? Dolayısıyla kan ve idrar tahlili, besin içerik analizi ya da suyun sertlik analizi, bunların tamamı analitik kimyanın ilgi alanına girer diyeceğiz. Fizikokimyaya gelince arkadaşlar, tabii ki adı üzerinde fizik ve kimyanın birleştirildiği, birlikte incelendiği bilim dalı olarak değerlendireceğiz. Fizik deyince aklımıza ısı gelir, sıcaklık gelir, iş gelir, enerji gelir. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde bu gibi değişkenlerden bahsediyorsak fizikokimya orada çalışan bilim dalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Onun da tabii ki alt disiplinleri var. Isı ve iş dönüşümleri, tepkime hızı, tepkime mekanizmasını incelerken elektrokimya, termodinamik veya kimyasal kinetik gibi bunun da alt disiplinleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren bilim dalıdır fizikokimya diyebiliriz arkadaşlar. Bahsedeceğimiz diğer disiplin ise organik kimya olacak arkadaşlar. Bak burada organik deyince aklımıza hani o manavdaki organik kelimesi gelmeyecek. Burada arkadaşlar organik demek karbon ve hidrojen, bak bu ikisini temele alan bileşiklere biz organik bileşikler adını vereceğiz. Yani bir bileşik aynı anda hem karbonu hem hidrojeni içeriyorsa çok büyük ihtimalle, birkaç istisna hariç, organik bileşik olarak adlandırılır. Dolayısıyla da bunu hani karbon kimyası olarak da değerlendirdiğimiz aslında bir alt disiplindir. Bu şekilde organik bileşikleri inceleyen bilim dalına da organik kimya adını vereceğiz. Karbon ve hidrojen buradaki temelimiz. Tabii ki bunun yanı sıra oksijen, azot, kükürt gibi farklı elementler de yer alabilir. Ama temelde bu iki elementin olması gerekiyor arkadaşlar. Peki nerede kullanıyoruz bir organik kimyayı ve daha doğrusu organik kimya daha çok hangi alanlara yoğunlaşmış durumda? Petrol. Şimdi arkadaşlar, organik bileşikler canlı ve canlı kalıntılarının yapısındaki bileşiklerdir. Canlılar tarafından aslında sentezlenen bileşiklerdir. O yüzden petrol gibi canlı kalıntılarının içeriğinde hep organik bileşikler yer alır. Bu yüzden de organik kimya tarafından incelenir. Boyalar tabii ki canlılardan elde edilir. Dolayısıyla organik bileşiklerden oluşur. Ya da ilaçlar ya da plastikler, petrol ürünü olduğu için de plastikler, organik bileşiklerden oluştukları için organik kimyanın ilgi alanına girer arkadaşlar. Geliyoruz anorganik kimyaya. Bak bunun tam tersi. Organik kimyanın incelemediği ne varsa onu anorganik kimya inceler. Yani asitler, bazlar, tuzlar, bak organik olmayan yapılar dolayısıyla anorganik kimya tarafından incelenir. Periyodik sistemdeki bütün elementlere anorganik kimya bakar. Metaller, soy gazlar veya mineraller anorganik kimya tarafından incelenen maddelerdir. Hani şöyle bir değerlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Çok az sayıda element içeren ama çok fazla sayıda bileşik. Çünkü karbon ve hidrojen arasında milyonlarca, binlerce, trilyonlarca sonsuz sayıda bileşik oluşabilir. Az sayıda elementle oluşan milyonlarca bileşiği inceler. Ama anorganik kimyada çok fazla sayıda element vardır ama bileşik sayısı kısıtlıdır. İşte bir demirle klor arasında sadece iki farklı bileşik oluşur şeklinde değerlendirebiliriz. Bunu inceleyen bilim dalı da anorganik kimyadır.
polimer kimyasına gelecek olursak arkadaşlar, organik kimya ile polimer kimyası aslında iç içe geçmiştir diyebiliriz. Çünkü polimer maddeler organik bileşiklerin ürünleridir. Onlardan elde edilir. Genellikle de petrolden elde ettiğimiz maddelerdir. Peki nedir polimer? Çok sayıda küçük molekül arkadaşlar. Buna birim molekül ya da monomer adını vereceğiz. Bunlar bir araya gelerek tek ama büyük kocaman bir molekül oluşturuyorlar. İşte o oluşan molekül yapısına polimer adını veririz. Hani aslında poli çok sayısından geldiği için, çok anlamından geldiği için bize polimer kavramına götürür arkadaşlar. Burada doğal veya yapay polimerlerden bahsetmemiz mümkün. Hani biyolojiden şöyle bir hatırlayın. Proteinler amino asitlerden meydana gelir, değil mi? Binlerce amino asit bir araya gelip sadece bir tane protein molekülünü oluşturuyor. İşte burada amino asit bizim monomerimiz aslında. Protein ise polimerimiz oluyor. Ya da nişasta ve glikozu değerlendirdiğimiz zaman binlerce glikoz molekülü bir araya gelip sadece bir tane nişasta molekülü oluşturuyor. İşte burada glikoz aslında bizim monomerimiz, nişasta ise polimerimizdir. Bunun dışında arkadaşlar onlar doğal polimerdi. Naylon, plastik, orlon, kauçuk gibi yapay birçok polimerden de bahsedebiliriz. İşte bununla ilgilenen alt disipline de polimer kimyası adını vereceğiz. Endüstriyel kimyaya gelince arkadaşlar, endüstride kullanılan ham maddelerin üretimiyle ilgilenen disiplin olarak değerlendirebiliriz. Tabii endüstriden bahsediyorsak arkadaşlar aslında şöyle de değerlendirebiliriz. Yüksek miktarda üretim söz konusuydu. İşin içerisine artık para da girerse, artık da ekonomisi de önemli bir noktaya geliyorsa burayla ilgili çalışacağımız alt disiplin endüstriyel kimya olacak. Burada tabii ki ürettiğimiz maddenin verimli olmasını bekleriz. Nasıl ambalajlayacağımız da önemli. Yani şöyle düşün, 100 gramlık bir maddeyi nasıl paketleyeceğimiz çok önemli değildir bizim için, ama 300 tonluk bir üretim yapıyorsan artık paketlemesi ya da depolaması veya işte kalite süreçleri ya da raf ömrünü değerlendirmeye almamız gerekiyor. Burada da endüstriyel kimya çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi kimya ile ilgili çalışan bazı da endüstriler var. Yani kimya bilimi olacak ki bu endüstriler gelişmeye devam etsin, ilerleyebilsin. Bunlar neler peki? İlaç, gübre, arıtım, tekstil boya ve petrokimya olarak arkadaşlar ön plana çıkan endüstriler. İlaç endüstrisinden bahsedecek olursak arkadaşlar, ilaç deyince bak bunun ham maddesinden vücutta verdiği tepkimelere, üretim süreçlerine, raf ömrünün belirlenmesine, ambalajlanmasına ya da Ar-Ge çalışmalarına, bütün her adımında illaki bir kimya bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilaçla ilgili her aşamada illaki kimya vardır diyebiliriz. Petrokimyaya gelince adı üzerinde zaten petrol ve doğalgaz arkadaşlar. Bunlar ve bunlardan üretilen bütün maddeler petrokimyanın ilgi alanına girer arkadaşlar. Buradaki sıvı ve gaz yakıtlar, gaz yağı, çözücüler, makine motor yağları veya parafinler, bunların tamamı kimyasal maddeler olduğu için tabii ki kimya bilimine, kimya bilgisine ihtiyaç duyacağız ki biz buradaki çalışmaları yürütebilelim. Gübre deyince arkadaşlar tabii ki bu işin bir tezek boyutu var. Doğal olarak üretilen bir gübre var. Burada kimya bilgisine çok ihtiyacımız yok ama asıl gübrenin sanayide üretilen gübre, yani sentetik olarak elde edilen gübrelerde olduğunu biliyoruz. Ne amaçla kullanıyoruz gübreleri? Tarımda ürün miktarını ve bu ürünlerin kalitesini nasıl artırabiliriz? İşte bu soruya cevap vermeyi biz ancak gübre sayesinde sağlayabiliyoruz. Toprağın tabii ki yapısındaki maddelere, minerallere bağlı olarak farklı gübreler üretebiliyoruz arkadaşlar. Atıyorum azota mı ihtiyacımız var o toprakta? Azotça zengin bir gübre üretiriz ya da fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt gibi maddelere ihtiyaç duyuyorsak bu maddeleri yoğun olarak içeren ürünler, gübreler üretip toprağımızı zenginleştirebiliriz. Bu sürece de gübre endüstrisi diyoruz ve üretiminden uygulamasına kadar her aşamasında illaki tabii ki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Arıtım deyince arkadaşlar neyi arıtırız? Tabii ki havanın arıtılma süreci var. Filtreleri bu amaçla kullanıyoruz. Ya da işte suyun, toprağın veya petrolün kirletici maddelerden arındırılması süreci arıtım endüstrisinin ilgi alanına giriyor arkadaşlar. Ve burada da her aşamada yine tabii ki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Bu aşamadan kastımız nedir? Öncelikle bir tabii ki analizler yapıyoruz arkadaşlar. Analitik kimyayı hemen burada devreye sokuyoruz. Atıyorum bir suyu arıtacaksak eğer, suyun içerisinde hangi kirleticiler var? Önce bir onun analizini yapmamız gerekiyor. Ardından biz bu arıtım işlemini, yani bu kirleticilerden nasıl kurtulabiliriz, hangi yöntemleri kullanırız bu süreçte ve bu belirlediğimiz yöntemin uygulanmasında her aşamasında tabii ki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyoruz.
Boya ve tekstil artık bunları tabii ki iç içe geçmiş iki endüstriden bahsediyoruz. İnşaat, gıda, tekstil, ahşap ve metal gibi bütün süreçlerin eldesi, uygulanması ve uzaklaştırılması. Tabii ki kimyayla yakından ilgili çalışmalar. Tekstilde de aynı şekilde iplik ve pamuğun eldesi, dokunması, boyanması, bu boyanın tekrardan o yüzeyden uzaklaştırılması, bütün süreç tabii ki kimyayla alakalıdır diyeceğiz. Mesleklere gelecek olursak arkadaşlar, şimdi ilaç endüstrisinden bahsettik, dedik ki bütün süreçte illaki kimya lazım. Bu bütün süreçlerin hepsinde de eczacılar görev alıyor. Dolayısıyla bir kişinin eczacı olabilmesi için kimyayı çok iyi biliyor olması lazım. Çünkü üretimde, geliştirmede, dağıtımda, hatta eczanede bu ürünü satarken eczacılar görev alır ve bunların hepsinde kimya bilgisi gerekiyor. Kimyager'e gelecek olursak arkadaşlar, kimyager demek az önce saydığımız o alt disiplinler vardı ya, onlardan herhangi biri konusunda artık uzmanlaşmış kişiler ve bu alt disiplini geliştirmeye çalışan kişilerdir. Dolayısıyla bütün kimya disiplinlerinden bilgi sahibi olacak, biri konusunda da uzmanlaşmış olacak. Kimya öğretmeni, kimya eğitimiyle görevlendirilmiş kişiler arkadaşlar. Kimya mühendisine gelince, bak, mühendis deyince sadece bir bilimde uzmanlaşmış kişi mühendislik yapamaz. Mühendis olabilmesi için kimyayı zaten çok iyi bilecek. Bunun yanı sıra matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi. Bunların hepsini çok iyi bilecek ki yeni teknolojiler üretebilsin arkadaşlar. Yani bildiği bu bütün bilgileri birleştirerek yeni teknolojiler üreten kişiye biz kimya mühendisi adını veriyoruz. Metalürji mühendisi de bir diğer arkadaşlar kimya ile ilgili çalışmalar yapan meslektir. Metalden aklımıza gelsin arkadaşlar. Genellikle yaptıkları iş nedir? Maden filizlerini alıp metal alaşımları üretmek ve bunların tasarımlarını yapmak. Daha doğrusu yeni malzemeler tasarlamak metalürji mühendislerinin görev alanına giriyor arkadaşlar. Neler yaptık şimdi? Şöyle bir göz atalım bu dersimizde. Kimyanın bilim olma sürecinden bahsettik. Yani tarihçesinden bahsettik. Simyadan kimyaya nasıl bir geçiş yaptık? Bunlar arasındaki farklar neler? Bunlar üzerine konuştuk. Bazı uygarlıklardan bahsettik. Simyadan kimyaya geçişe katkı sunan bilim insanlarından bahsettik. Disiplinlerimizi saydık. Endüstrilerden bahsettik ve bu kimya ile ilgili çalışmalar yapan meslekleri değerlendirmeye aldık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşıyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. 9. sınıfın ilk biyoloji dersiyle birlikteyiz. Konumuz ne? Biyoloji bilimi ve canlıların ortak özellikleri. Öncelikli olarak hepinize tabii ki 9. sınıfa hoş geldiniz demek istiyorum. Artık fen dersi yok, yerine fizik, kimya, biyoloji dersi karşınızda olacak. Biyolojinin de bugün ilk dersini yapıyoruz. Biyoloji biliminden bahsedeceğiz ki çok büyük bir bilim dalı. Bir de tüm canlılarda ortak olarak görülen özellikler bugünkü dersimizin konusu olacak. Yaklaşık bu konu bir ay kadar okulda anlatılacak ama ben bir derste tamamını birden toplu bir şekilde vermiş olacağım gençler. İlk olarak tabii ki ödevlerinizi de göstermiş olayım. Biz bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman hemen 0'dan 9'a biyolojinizi açıyorsunuz. Canlıların ortak özelliklerinin sonuna kadar geliyorsunuz. Hemen tarageç testlerini de çözüyorsunuz. Sayfa 23'e kadar 0'dan 9'a biyolojiden çözeceksiniz. 9 dinamoda da aynı şekilde canlıların ortak özelliklerini bitirdiğimiz için biyoloji bilimi testinden başlıyorsunuz. Canlıların ortak özelliklerinin sonuna kadar geliyorsunuz. İnorganik bileşiklere geçmiyorsunuz. O bir sonraki dersimizin konusu olacak. Sayfa 17'ye kadar 9 dinamodan da çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Bunlardan biraz bahsedelim. Dediğim gibi biyoloji dersimizin adı ama biyoloji ne demek? Biyoloji tabii ki bir bilim dalı ama neyi inceleyen bilim dalı, bundan bahsetmiş olacak. Biyoloji biliminin özelliklerini anlatacağız. Biyoloji bilimi ne ile ilgili çalışmalar yapar, yine bugünkü dersimizin konusu olacak. Canlıların ortak özelliklerini anlatacağız. Tabii en başında kime canlı deniyor, kime cansız deniyor, bunlardan da bahsedeceğim size. Bir de bu konuyu bitirdik. Ama bu konu çok genel bir konudur. Biyolojinin en temel konusudur gençler. Bazı küçük küçük kitapta yazmayan şeyleri ben size söyleyeceğim. Soruları çok daha kolay çözelim diye.
İlk olarak tabii ki biyolojinin tanımıyla başlayalım. Bio, canlı anlamına geliyor gençler. Loji de bilim anlamına geliyor. O zaman biyoloji bilimi, canlı bilimi anlamına gelecek. En gelişmemiş canlı türü olan prokaryot hücre yapısına sahip bakteriden tutun da en gelişmiş yapılı insana kadar tüm canlıları inceleyen bir bilim dalı. Dünya üzerinde keşfedilmiş milyonlarca canlı türü var. Bilim insanlarının söylediğine göre bizim henüz isim koyamadığımız, varlığından haberdar olmadığımız milyonlarca canlı türü de var. E haliyle o zaman biyolojinin bunların hepsini birden incelemesi çok zor olur. O yüzden biyolojide bazı alt bilim dallarına ayrılıyor. Dalları söylemeyeceğim gençler, konusu geldikçe yavaş yavaş aralarda karşımıza çıkacak. Sadece biyoloji biliminin çok büyük bir bilim dalı olduğunu bilmenizi ve alt dallara ayrıldığını bilmenizi istiyorum. Peki biyoloji bilimi canlı bilimi, hayat bilimi, yaşam bilimi diyoruz ama neleri inceleyecek? Birincisi canlıların tabii ki yapısını inceleyecek gençler. Kimin işte kolu var, kimin bacağı var, kimin dalağı var, kimin hücresinde hangi organeller var gibi düşünün. Yapıda bir inceleme yapacak. Sonra canlılar nasıl gelişim gösteriyor? Bunları inceleyecek. Canlıların ekosistemlerde, doğada üstlerine düşen görevleri inceleyecek. Değişimini inceleyecek, sınıflandırmasını inceleyecek, dünya üzerindeki dağılışını yani coğrafi dağılımını da inceleyecek. Yani şöyle kabaca söyleyecek olursam, bir soru gördün, biyoloji aşağıda verilenlerden hangisini inceler, hangisini incelemez tarzında bir şey soruyor. Eğer şıkta canlıyla ilgili bir cümle varsa biyolojinin inceleme alanına girer. Bilmem ne kuşunun göç davranışı, bilmem ne tilkisinin üreme davranışı gibi canlı varsa biyoloji inceleyecek. Genellikle şunları soruyoruz. İşte depremlerden bahsediyoruz. Depremlerin oluşum şekilleri. Burada canlı ile ilgili bir durum yok. O yüzden biyolojinin inceleme alanına girmez. Veya gök taşlarından, gökyüzündeki gezegenlerin hareketiyle ilgili bir cümle yazıyoruz. Onlar biyoloji biliminin inceleme alanı içerisine girmeyecek. Biyoloji bilimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanları neyse ne ismini veriyoruz gençler? Biyolog ismini veriyoruz. Biyoloji bilimi evrensel sorunlara çözüm arar. Evrensel sorunlarla da neyi kastediyoruz? Yani dünyadaki tüm insanları, tüm canlıları etkileyen sorunlardan bahsediyoruz. Birkaç tane örnek verecek olursak, bunlardan birincisi gıda sıkıntısıdır. Biyoloji bilimi ne yapıyor? Dünya nüfusu çok hızlı bir şekilde artıyor ama tarım yapılan alanlar azalıyor. Bu canlıların karnını doyurması lazım. O zaman ne yapmamız lazım? Alternatif gıda üretme tekniklerine başvurmamız lazım. Bazen işte bitkilere hormon vermek olabiliyor ya da topraksız tarım gibi pek çok yöntem geliştirilerek gıda sıkıntısına çözüm aranıyor gençler. Bunun haricinde mesela sağlık sorunlarından bahsedebiliriz. Yakın bir zamanda pandemiden geçtik. Pandemide de yine biyologlar çalışmalar yaptı. Virüslerin, mikroorganizmaların gen yapısını çözmeye çalıştılar. Bunlara karşı ilaçlar üretmeye çalıştılar. Çevre kirliliği yine evrensel bir sorundur. Biyologlar yine bunlarla ilgili çalışmalar da yapar diyeyim. Peki biz bugünkü dersimizde ne dedik? Canlıların ortak özelliklerinden bahsedeceğiz dedik. Kim canlı, kim cansız, nasıl ayırt ediyoruz? Bir varlığa cansız diyebilmek için bazı özelliklere bakmamız gerekiyor. Şimdi tüm canlılarda ortak olarak görülen özellikleri birazdan ben size vereceğim. Tüm canlılarda ortak olarak görülen, Milli Eğitim'in bize 9. sınıf kitabında verdiği 12 tane ortak özelliğimiz var. Dersin sonunda ben birkaç tane daha ilave edeceğim. Bu ortak özellikler bir varlıkta görülüyorsa ona canlı ismini veriyoruz. Eğer görülmüyorsa cansız ismini veriyoruz. Birkaç tanesinin bulunması o varlığın canlı olduğunu göstermez. Mesela şöyle bir bakacak olursak, hareket canlılarda görülen bir ortak özellikmiş. Ama uçak da hareket ediyor. Uçağı canlı diyebilir misin? Hayır. Yani bu özelliklerin tamamına birden sahip olması lazım bir varlığın canlı olarak kabul edilebilmesi için. Devam edelim hemen bir tane soruyla. Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan gıda sıkıntısının çözümüne biyoloji bilimi çalışmalarından hangileriyle katkı sağlayabilir diyor.
Dayanıklı ve besin değeri yüksek bitkilerin üretilmesi gıda sıkıntısını çözer mi? Çözer. Ben tarım alanlarım az olduğu için gıda sıkıntısı yaşıyorum. Ürettiğim domatesler, biberler soğuğa dayanıklı olursa, böceklere dayanıklı olursa, daha fazla ürün elde edersem gıda sıkıntısını azaltmış olurum. Tarım ilacı kullanımının arttırılması. Tarım ilacı kullanımının arttırılması zaten kafadan olumsuz bir cümle. Tarım ilacı dediğin şey kimyasal bir madde. Daha fazla verdiğimiz zaman bu o bitkilerin yapısında birikiyor. Daha sonra bunu yiyen insanların vücuduna da geçiş yapıyor. Et ve süt verimi yüksek hayvanların üretilmesi de tabii ki gıda sıkıntısının çözümüne katkı sağlayacaktır. Sağlayabilirleri sorduğu için cevabımız 1 ve 3 oldu gençler. Hemen geçtim canlıların ortak özelliklerine. Şimdi birazdan hepsini tek tek açacağım ama burada toplu bir şekilde görmüş olalım. Bir varlığa canlı diyebilmemiz için ne olması gerekiyormuş? Birincisi hücresel yapıya sahip olması lazım. Yıldız, yıldız, yıldız atıyorum. Çünkü hücresel yapıyı anlatırken de bir tık daha uzun anlatacağım gençler. Hemen hemen biyolojinin her ünitesinde karşımıza çıkacak. Hücresel yapı bakımından canlıları prokaryot veya ökaryot diye ikiye ayıracağız. Sayısı bakımından da tek hücreli canlılar var, çok hücreli canlılar var diye kendi içerisinde yine ikiye ayırmış olacağız. Her üniteye başlayacağım. Hücresel yapı bakımından kaça ayrılıyorlardı diyeceğim. Prokaryot şöyle, ökaryot böyle. Prokaryot şöyle, ökaryot böyle. O yüzden buraya 3 tane yıldız attım. Anlatırken dikkatle dinleyin. Sonra tüm canlılar tabii ki beslenmek zorunda. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretecek. Bazıları doğadan hazır olarak alacaklar. Çok nadir bazı canlılarda ikisini birden yapabilecekler. Tüm canlılar tabii ki ATP üretmek zorunda. ATP üretimini de oksijenli solunumla veya oksijensiz solunumla üretecekler ya da fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP üretebilecekler. Boşaltım dediğimiz zaman atıkların vücuttan uzaklaştırılması anlamına geliyor. Hareket etmek yine tüm canlılarda ortak. Uyarılara tepki tüm canlılarda ortak. Metabolik aktiviteyi de tüm canlılar gerçekleştirecek. Canlı vücudundaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismi verilir. Küçük molekülleri bir araya getirerek büyük bir moleküle dönüştürüyorsan anabolizma, büyük molekülleri kendini oluşturan küçük parçalara bölüyorsan katabolizma ismini veriyoruz. Homeostazi kararlı iç denge anlamına gelir. Tüm canlılar bulundukları ortama adapte olmak isteyecek, uyum sağlayacak. Tüm canlılarda belli bir organizasyon görülecek. Canlının hayatına devam edebilmesi için şart değil ama neslin devam edebilmesi için üreme şarttır. Bazı canlılar eşeyli üreme yapacak, bazı canlılar eşeysiz üreme yapacak. Çok nadiren ikisini de yapabilen canlılarımız da tabii ki var. Yine büyüme ve gelişme de tüm canlılarda ortak. Ya hocam çok hızlı geçtiniz demeyin, ben şimdi bunları açmaya başlıyorum. Yani 12 tane canlıların ortak özelliklerini bugünkü dersimizde göreceğiz, ekstralar hariç. Çok yıldız attığım neydi? Hücresel yapıydı gençler. Yaslan arkana, iyi dinle. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak bulunan bazı yapılar, tabii ki bazı da farklılıklar var. Şimdi prokaryotlara baktığımız zaman onların da DNA'sı var. Çift zincirli, iki ucu birbiriyle birleşik halkasal yapıda. Ökaryotların da DNA'sı var. Çift zincirli ama iki ucu birbiriyle birleşik değil gençler. Helix dediğimiz yapıya sahip. Yani prokaryot ve ökaryotlarda birincisi DNA bulundurmak ortaktır. İkincisine gelecek olursak tabii ki diğer nükleik asitten bahsediyoruz. O da RNA. RNA molekülü de hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda ortak olacak. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de hem prokaryot hem ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Bunun haricinde hücre zarı bulundurmak tabii ki prokaryot ve ökaryotlarda ortak. Bir de içerideki şu kısma sitoplazma denir. Sitoplazma da tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Bir daha, prokaryot ve ökaryotlarda DNA, RNA, ribozom, hücre zarı ve sitoplazma ortak olarak bulunuyor.
Peki ikisinin arasındaki fark ne hocam? Ökaryotlar daha gelişmiş yapılı hücrelerdir. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrilidir. O yüzden ökaryotlara çekirdekli hücreler ismini de verebiliyoruz. Sonraki ünitemizde mesela organelleri öğreneceğiz. Orada öğreneceğimiz zarlı organeller ökaryotlarda bulunabiliyor. Prokaryotlarda bulunamıyor gençler. Mesela endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi, Golgi gibi, koful gibi organeller ökaryotlarda varken prokaryotlarda zarlı hiçbir organel yok. Tek bir organelcikleri var, ribozom. Ribozom da zaten zarsız bir organeldir diyeyim. Sonra biz geleceğiz üçüncü ünitemize. Orada diyeceğiz ki canlıları sınıflandıralım. Yine karşıma çıkacak prokaryot ve ökaryot kelimesi. Çünkü canlıları 6 tane aleme ayıracağız. Bu alemleri de her zaman gelişmemişten gelişmişe doğru yazıyoruz. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryot hücre yapısına sahip olacak. Bunların tamamı tek hücrelidir gençler. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemini de öğreneceğiz. Buradaki canlılardan bahsedeceğiz. Bunlar ise ökaryottur. Burası çok çok önemli, unutmayın. Hücre sayısı bakımından da canlıları gruplandıracak olursak bazı canlılarımız tek hücreli, bazı canlılarımız çok hücreli oluyor. Hatta burada bir tablolama sisteminden de yararlanabiliriz gençler. Mesela şurada size bir toplayayım, öyle vereyim. Canlıları hücresel yapı bakımından neye ayırdık? İkiye ayırdık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryotlar kimlerde? Bakteriler alemindekiler prokaryot hocam. Arkeler alemindekiler prokaryot hocam. Protist alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahip daha gelişmiş canlılardır. Bakterilerin tamamı tek hücreli. Arkelerin tamamı tek hücreli. Buradan bir genelleme yapıştırabilir miyiz? Evet. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebiliyoruz gençler. Ama şuraya geldiğimizde işler biraz değişecek. Protist alemine baktığımız zaman bu grupta tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Bitkiler alemindeki canlıların tamamı çok hücreli. Mantarlar aleminde tek hücreli canlılar da var, çok hücreli canlılar da var. Hayvanlar alemindeki canlıların ise tamamı çok hücrelidir. Yani bu mantıkla bakacak olursak prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Ama tek hücrelilerin tamamı prokaryottur diyemem. Tek hücreli olup ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar da var diyeyim. Hemen onu da uyarı kısmına yazdık. Unutmayın, prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Ökaryotların bazıları tek, bazıları çok hücrelidir dedim. Geldim beslenmeye. Canlıların dedik ki madde ve enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için tabii ki beslenmesi şart. Beslenme bakımından da canlıları kendi içerisinde üçe ayıracağız. Ototrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız var. Aslında bunlara ne ismini veriyoruz gençler? Üretici canlı ismini veriyoruz. Artık üretici demeyeceğiz onlara. Daha havalı kelimeler kullanacağız. Ototrof canlılar ismini vereceğiz. Hatta ototrofların fotosentez yaparak kendi besinini kendi üretenleri var. Veya kemosentez dediğimiz olayı gerçekleştirerek kendi besinini kendi üreten türleri var. Heterotrof canlılar dediğimiz zaman da onlar ise tüketici canlılardır. Yani kendi besinlerini kendileri üretemiyor. Karbondioksiti çekeyim, bir de güneşin altına yatayım, fotosentez yapayım, kendi besinimi kendim üreteyim diyemeyen canlılardan bahsediyoruz. Kim gibi? Bizim gibi. Biz besinimizi doğadan hazır olarak alıyoruz mesela. Şu şekle bakacak olursam buradaki otlar, çimenler tabii ki ototrof, yani üretici canlılara örnek olacak. Burada otları yiyen inekler ise heterotrof, tüketici canlılardır. Hem ototrof hem heterotrof dediğimiz zaman ise çok büyük bir avantaj. Hem kendi besinini kendi üretebiliyor, hem de doğadan hazır olarak alabiliyor. Bunlardan birincisi, sadece iki tane örneğimiz var, böcekçil bitkidir.
böcekçil bitki veya sinek kapan dediğimiz bitkiden bahsediyoruz. Gayet yeşil yaprakları var. Fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebiliyor. Ama azotça fakir topraklarda yaşıyor. Azot ihtiyacını ise yakaladığı sineklerden karşılıyor. Azot ihtiyacını sinekten karşıladığı için heterotrof, fotosentez yaptığı için ototrof özelliğine sahip. Biz protist aleminden bahsettik ya, protist aleminde tek hücreli Öglena dediğimiz kamçısıyla hareket eden bir canlı var. Öglena'da hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip. Gayet kloroplastları var, fotosentez yapıyor. İhtiyacı olduğu zaman besini dışarıdan hazır olarak da alabiliyor. Geleyim diğer bir ortak özelliğimiz olan solunuma. Solunum yapmaktaki amacımız şunu üretebilmek. Ne bu? ATP. Yani aslında enerjiden bahsediyoruz gençler. Benim devamlı olarak enerjiye ihtiyacım var. Yatsam, hiç kıpırdamasam bile iç organlarım çalışmaya devam ediyor. Bunların mutlaka bir ATP'ye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. O yüzden de ATP üretimi devamlı olarak devam edecek gençler. Canlılarda kullanılabilir enerjiye ATP ismini veriyormuşuz. ATP de solunum tepkimeleri veya fermantasyon tepkimeleri sonucunda üretilecek. Bazı canlılar oksijenli solunum yapacaklar. Mesela biz oksijenli solunum yapan canlılara örneğiz. Aldığımız oksijeni yediğimiz besinlerle yakıp ATP ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bazı canlılar ise oksijensiz solunum yaparak hayatlarına devam edecekler. Fermantasyon dediğimizde iki tane olay var. Laktik asit fermantasyonu veya etil alkol fermantasyonu. Fermantasyon yaparak da ATP üretimini gerçekleştirebilen canlılarımız var. Çok istisnai olarak yine bir avantaj olarak bazı canlılar hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabiliyor. Niye avantaj diyorum? Oksijenin olduğu ortamda oksijenli solunum yapar. Oksijen bulmayınca mesela ben solunum durur. Oksijen bulamazsam, ama ikisini yapan bir canlı ise oksijensiz solunumla da ATP üreterek hayatına devam edebilir veya bir canlı hem oksijenli solunum hem de etil alkol fermantasyonu yapıyor olabilir. Genelde bakterilerde iki çeşit solunum yapabilenler oluyor. Geldim metabolizmaya. Metabolizma ne demek? Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismini veriyoruz gençler. Ben şu an size ders anlatıyorum. Ders anlatırken enerji harcıyorum. Yani sabah yediğim besinler içeride yıkılıyorlar. Bu bir yıkım tepkimesidir. Ama aynı zamanda vücudumun içerisinde bir şeyler birleşerek daha büyük molekülleri de oluşturuyor. Bunlar da yapım tepkimeleridir. Yani devamlı olarak vücudumuzda yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Bunların tamamına birden de ne ismini veriyormuşuz? Metabolizma ismini veriyoruz. Metabolik tepkimeleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir yapım tepkimelerimiz, bir de yıkım tepkimelerimiz var. Yapım tepkimelerine anabolik reaksiyonlar ismini veriyoruz. Yıkım tepkimelerine ise katabolik reaksiyonlar ismini veriyoruz. Nereden aklınızda da kalabilir? Anneyi düşün, çocukları eteğinin etrafına toplamış anneler nedir? Yapıcıdır. Anabolik tepkimeler yapım tepkimeleridir. Katabolik reaksiyonlar ise katletmekten aklında kalabilir. Katlediyorsun, büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere çeviriyorsun. Veya kopyamız da var, analar yapıcı, kaynanalar yıkıcıdır gençler. Buradan tabii ki aklınızda tutabilirsiniz diyeyim. Mesela yapım anabolik reaksiyon çeşidine örnek verecek olursak protein sentezinden bahsedebiliriz. Daha sonraki konularımızda tabii proteinleri falan anlatınca aklınızda daha iyi oturacak. Amino asit denilen küçük moleküller var. Amino asitler bir araya geldiği zaman protein adı verilen büyük molekülü dönüşüyor. Küçükten büyük yaptığıma göre anabolik bir reaksiyon. Katabolik reaksiyonlara da baktığımız zaman mesela proteini parçalar amino asitlere çevirirsem bu bir katabolik reaksiyon olur gençler. Genç, erişkin ve yaşlılara da bakalım durum nasıl meydana geliyor. Büyüme dönemine kadar olan bebişi, çocuğu düşünecek olursan büyüme döneminde olduğuna göre ne olması lazım onda? Yapım tepkimelerinin yıkım tepkimelerinden fazla olması lazım.
Erişkin bireyleri düşünürsen artık benim büyümem durmuş. Yapım ve yıkım tepkimelerim, yani anabolizma hızım, katabolizma hızıma eşit olacak. Yaşlılık dönemine geldim, artık katabolik tepkimeler, yani yıkım tepkimeleri daha fazla görülecek. Soru soruyorlar, şu şundan fazlaysa nedir, bu bundan fazlaysa nedir? Bir tane de ben çözeceğim birazdan. Size gençler, hatta karşıma da çıktı. Numaralandırılmış 3 bireyden bilindiğine göre bu bireyler hangi seçenekte yaşı çok olandan az olana doğru sıralanmıştır. Yani ne istiyor? Yaşlıdan gence doğru sıralamamı istiyor. Birinci bireyde katabolizma hızı anabolizma hızından fazlaymış. Şimdi katabolizma katletmek, yıkım olduğuna göre katabolizma hızı fazla olan birinci bireyin ne olması lazım? Şu birey bir kere diğerlerinden daha yaşlı olmalı. İkinci bireyin büyümekte olduğu söyleniyor. İkinci bireyde de anabolik tepkimeler katabolik tepkimelerden daha fazla. Bunu işte bir bebiş olarak düşünebilirsin veya bir çocuk olarak düşünebilirsin. Üçüncü bireyin vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım olayları aynı oranda gerçekleşiyormuş. O zaman bunun da ne olması lazım? Yetişkin bir birey olması lazım. Ne diyordu? Yaşlıdan gence sırala diyordu. En yaşlı tabii ki 1 numara olacak. Sonra 3 numara, sonra 2 numara olacak gençler. Cevabımız da B'ye düşmüş oldu. Geldik homeostaziye. Homeostazi ne demek gençler? Kararlı iç denge anlamına geliyor. Aslında bizim vücudumuzda gerçekleştirdiğimiz her olay kararlı iç dengemizi koruyabilmek için. Kararlı iç denge de her şeyin düzgün çalışması, yani benim hasta olmamam anlamına geliyor. Eğer kararlı iç dengemde bir bozulma meydana gelse, dalağımda, akciğerimde, karaciğerimde bir problem meydana gelse bu bir hastalık durumudur gençler. O zaman homeostasinin karşısına kararlı iç denge kelimesini yazabiliriz. Sorularda örneklere dikkat et, neden dedim. Mesela yazıyoruz. Yukarıda verilen olaylardan hangileri homeostaziyi korumaya yönelik olarak gerçekleştirilir? Çok sıcak havalarda insanların terlemesi. Sıcakta vücut sıcaklığım yükseliyor. Vücut ter attığı zaman da sıcaklığı aşağı çekmiş oluyor. Tabii ki bu benim iç dengemi korumak için yaptığım bir olay. Soğukta kılların dikleşmesi, insanın titremesi veya kan şekeri yükseldiğinde pankreastan insülin sentezlenmesi, boğazına cisim kaçtığında kişinin öksürmesi, bunların hepsi ne için? İç dengeyi, yani sağlığı koruyabilmek için. O yüzden ne diyoruz? Her şey homeostaziyi korumak için. Geldim boşaltım olayına. Boşaltım da yine tüm canlılarda ortak olarak görülüyor. Boşaltım atıkların uzaklaştırılması anlamına gelir. İster prokaryot tek hücreli bir canlı olsun, ister de ökaryot en gelişmiş canlı olan ben olayım. Herkes atıklarını uzaklaştırmak zorunda. Mesela prokaryotu düşün, DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı. Sonuçta bunun da metabolik aktiviteleri var. Yapım yaptığı, yıkım yaptığı, atık oluşturduğu, bunun içeride oluşturduğu amonyağı dışarıya atması boşaltımı örnektir. Çok hücreli canlılarda çok fazla derecede hücreden meydana geldiğimiz için her hücreden tabii ki dışarıya atma olmuyor. Bizim bununla ilgili bir sistemimiz var. Boşaltım sistemimiz. Böbreklerim, bunun bağlı olduğu kanallar, idrar kesem tabii ki boşaltım sistemlerimin organı olacak. Gençler, herkes boşaltım yapacak, unutma. Bu söylediklerimin hepsi herkes için geçerli. Bitkiler de boşaltım yaparlar. Bazen çiğ yağmadığı zamanlarda, o başka hava olayıdır da, yaprakların üstünde küçük su damlacıkları görürüz. Bu damlacıklar onun boşaltım yaptığını gösterir. Veya sonbaharda bitkilerin yaprak dökmesindeki amaç aslında atıklarını atmaktır. Atıklar yapraklarda birikiyor, 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 yapraklar sararıyor. Yapraklarını döktüğü anda da bitki aslında boşaltım yapmış oluyor gençler. Geldim harekete.
Harekette biraz böyle kafalar karışıyor gibi ama unutmuyorsun, üstüne basa 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 söylüyorum. Hareket etmek tüm canlıların ortak özelliğidir. Hocam ya şu elma ağacı hareket etmiyor deme. Herkes aktif olarak yer değiştirme hareketi yapmak zorunda değil. Mesela hayvanlar alemindeki canlıları düşündüğümüz zaman çok büyük bir kısmında aktif yer değiştirme hareketi var. Ama bitkiler alemindeki canlılara baktığımız zaman onlarda daha farklı ırganım gibi, nasti gibi hareketler söz konusu oluyor. Örnek üstünden söyleyeceğim. Hani klasik örneğimiz vardır. İşte ayçiçeğinin güneşe doğru dönmesi. Aslında ne yapmış oldu ayçiçeği? Güneşe doğru hareket etmiş oldu. Veya şuraya bir tane ağaç dikelim. Şunlar kökleri olsun, şunlar da dalları olsun gençler. Şurada da bir su birikintisi olsun. Ağacı buraya diktik, şurada da su birikintisi var ya. Bir süre sonra gittiğimizde ağaç köklerinin suya doğru büyüdüğünü, suya doğru yöneldiğini görürüz. Ağaç kökünün suya doğru yönelmesi ağacın yaptığı harekete örnektir. Bakteriyi şuraya koyuyorsun, şuraya da asit damlatıyorsun. Bakteri asit olmayan tarafa doğru yöneliyor. Yine bu da bir harekettir diyeyim gençler. Oradan da geliyorum uyarılara tepki kısmına. Tüm canlılarda tabii ki uyarılara karşı tepki gösterecekler. Uyarılar nereden gelebilir? Hem iç çevreden gelebilir hem de dış çevreden gelebilir. Bazı uyarılara tepkiyle hareket örneklerimiz ortak mesela. Dedim ya bakteriyi koydun, asiti damlattın, bakteri asit olmayan tarafa doğru hareket ediyor. Aslında asite karşı bir tepki vermiş olmadı mı? Oldu, hareket ederek tepkisini göstermiş oldu. Ayçiçeği bitkisi güneşe doğru döndü. Aslında güneşe doğru ne yapmış oldu? Hareket etmiş oldu gençler. Yani bazı canlılar hareket ederek de tepkisini belli edebilir. Canlının hem iç çevresinden hem dış çevresinden gelen diye söyledik ya. İçle dışla neyi kastediyorum onu da söyleyeyim. Mesela hava çok soğudu. Hava soğuduğu zaman dışarıdan gelen bir faktör. Buna karşılık ne yapmaya başlıyoruz? Kalın kalın kıyafetler giymeye başlıyoruz. Ya da sıcak olduğu zaman daha ince kıyafetler tercih ediyoruz. İç çevreyle de kastettiğim şey, bir tane hormon ürettim. Bu hormona göre hücrelerin farklı tepkiler verecektir gençler. Bitki köklerinin suya doğru büyümesi, suya karşı verilen bir tepki, avcısını gören hayvanın vın ortamdan uzaklaşması, tabii ki uyarılara tepki, sıcak cisme dokunduğumda yapıp elimi çekmem yine uyarıya karşı verdiğim bir tepkidir. Uyarılara tepki vermeseydim hayatta kalma şansım azalırdı. Sıcak bir cisme dokundum, elimi çekmiyorum. Tabii ki o cisim elimi normalden daha fazla yakmış olurdu diyeyim. Buradan diğer bir ortak özelliğimiz uyuma geldim. Uyum aynı zamanda ne demek gençler? Adaptasyon anlamına geliyor. Canlılar adapte olabildiği, uyum gösterebildiği ortamda hayatlarına devam edebilirler. Bir canlının bulunduğu ortamda hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon ismini veriyoruz. Adaptasyon genetik kalıtsaldır. Bir sonraki nesle, bir sonraki nesle aktarılır. Yani nesilden nesile aktarıları da bir yıldız atmış olayım. Mesela buraya 3 tane tilki resmi koyduk. Kutup tilkisi, çöl tilkisi, dağ tilkisi dediğimiz tilkilere baktığımız zaman ilk gözümüze ne çarpıyor? Kulakları çarpıyor. Kutup tilkilerinin daha minik kulakları, çöl tilkilerinin daha büyük kulakları var. Orta derecede dağlarda, ekvatoral bölgede yaşayan tilkilerinin kulakları daha orta boyutta kalmış. Neden? Mesela kutup tilkisi, kutuplar çok soğuk bir ortam. Bu ne yapmak isteyecek? Isıyı dışarıya vermemek isteyecek. Isıyı dışarıya vermesin diye de bunların işte vücut çıkıntıları daha küçük yapılı oluyor. Kutup ayısı için de aynı şey geçerli. Ama çölde yaşayan bir tilkiyi düşün. Çöl zaten çok sıcak bir ortam. Vücut sıcaklığı artıyor. Isıyı dışarıya vermesi lazım. O yüzden de bunların vücut çıkıntıları daha büyük oluyor. Ortamda yaşama şanslarını arttıran özellikler. Çölde yaşayan bir kaktüsse ne yapacak? Zaten senede bir yağmur yağıyor. Suyu ne yapması lazım? Depolayabilecek özelliklere sahip olması lazım. Birkaç tane örnek vereyim.
kuş ve sürüngenler ürik asit denilen bir boşaltım atığı atıyorlar. Vücutlarında suyun daha fazla kalmasını sağlıyor. Karada yaşayan insanların gaz alışverişinin yapılması için solunum organının nemli olması lazım. Benim akciğerlerim vücudumun dışında olsaydı kururdu. Vücut içine almışız ki nemli kalabilsin gençler. Sucul kuşları düşündüğümüz zaman parmak aralarında perde var, ördekleri falan da düşünürseniz. Ne yapıyorlar? Suyun içerisinde daha kolay hareket edebiliyorlar. Geldik organizasyona. Organizasyon ne demek? Ortak bir amaç için oluşturulmuş çalışma düzenine. Organizasyon ismi veriliyor gençler. Ne yapıyoruz? Düğün organizasyonuna gidiyoruz. Diyoruz ki üf, gelinle damat inecek, takıyı takacağız, halay çekeceğiz. Ondan sonra pasta yiyeceğiz, kalkacağız. Yani her şeyin gerçekleşme sırası var. Benim vücudumda da, tek hücreli bir canlıyı da aynı kefeye koy, her şey için belli bir organizasyon var. Prokaryot tek hücreliyi düşün. DNA'sı RNA'sından, RNA'sı ribozomundan, o da hücre zarından bağımsız çalışamaz. Mutlaka içeride bir organize olma, uyum sağlama durumu olmalı gençler. Çok hücreli canlılarda da beynim dalamdan, dalam böbreğimden, böbreğim pankreasımdan bağımsız çalışamaz. Tabii ki birbirleriyle organize olacaklar. Ortak bir amaç için oluşturulmuş çalışma düzenine organizasyon ismi veriliyor. Tüm canlılar tabii ki belirli bir organizasyona sahip. Burada neyi unutmamanı istiyorum? Canlıları hücre sayısı bakımından kaça ayırdık? 2'ye. Bir tek hücrelilerimiz, bir de çok hücreli canlılarımız vardı. Tek hücreli canlıları düşünecek olursak, atomlar molekülleri, moleküller organelleri, organelde hücreyi meydana getirdi. Buraya kadar ki sadece kimler için? Tek hücreli canlılar için geçerli. Adam bir tane hücreden meydana gelmiş. Hücreler bir araya gelerek dokuları meydana getiremez. Buradan sonrası da kim için geçerli? Çok hücreler için geçerli. Çok hücreli benim gibi canlılardan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar, sistemleri, sistemler organizmayı meydana getiriyor. Hadi bir tane örnek vereyim. Mesela kan doku, kan hücrelerim var, al yuvar, ak yuvar, kan pulcukları. Kan hücreleri bir araya gelerek kan dokumu oluşturuyor. Kan doku benim damarlarımı, kalbimi oluşturuyor. Kalp, damarlar, kan bir araya geldiği zaman dolaşım sistemim meydana geliyor. Dolaşım sistemim, solunum sistemim, boşaltım sistemim hepsi bir araya geldiği zaman da organizma, yani beni meydana getirmiş oluyor. Bir tane soru çıktı karşımıza. Yukarıda verilen organizasyon düzeylerinden hangileri prokaryot, tek hücreli ve ökaryot, çok hücreli canlılarda ortaktır? Hem tek hücrelilerde hem çok hücrelilerde ortak olarak görülsün istiyorum, istiyorsam tek hücreliye kadarına bakacağım. Çünkü moleküllerin, atomların moleküllere dönüşmesi, moleküllerin organellere dönüşmesi hem tek hücrelilerde var hem çok hücrelilerde var. Organel dediğin şey de tek bir hücrenin içerisinde, mesela ribozom organeli var. Tek hücrelilerde de çok hücrelilerde de ortak. Dokular anca çok hücrelilerde olur. Sistemler anca çok hücrelilerde olur. Ben hem tek hem çok hücrelilerde ortakları istiyorsam zaten tek hücrelilere kadar olan kısma bakmam gerekiyor. Onun da cevabı 1 ve 2 şeklinde. Geldik üremeye, sonlara doğru geliyoruz. Üremenin şöyle bir özelliği var. Yaslan arkana, dikkatle dinle. Üreme canlının hayatına devam etmesi için şart değil. Solunum yapmazsam ölürüm, boşaltım yapmazsam ölürüm, beslenmezsem ölürüm, metabolik tepkime yapmazsam ölürüm ama üremezsem ölmem. Çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Ama insan türünün devamı için, hayatın, neslin devam edebilmesi için üreme şarttır. Klasik soru, hep yazıyoruz. Aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisini bir insan gerçekleştirmese de ya da bir canlı gerçekleştirmese de yaşamına devam edebilir? Cevap üreme gençler. Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesine gerek yok. Neslin devam edebilmesi, hayatın devam edebilmesi için üremenin gerçekleşmesi gerekiyor. Üreme bakımından da canlılara baktığımız zaman eşeğli üreme yaparak birey sayısını arttırabilen canlılar var.
eşeğsiz üreme yaparak birey sayısını arttırabilen canlılar var. Bazı nadir canlılarda da hem eşeğli üreme hem eşeğsiz üreme görülüyor diyeyim. Geldim bir soruya daha. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden biri değildir? Canlılık olaylarının tamamını tek bir hücre içerisinde gerçekleştirmek mesela bende ortak değil gençler. Ben çok hücreli bir canlıyım. Tek bir hücre içerisinde tüm olaylarımı gerçekleştiremiyorum. Çok hücre kullanıyorum. Cevabı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Enerji üretebilmek için besine ihtiyaç duyma. Ototrof olsun, kendi besini kendi sentezler. Heterotrof olsun, besini doğadan alır ama herkesin besine ihtiyacı var. O zaman bu ortak. Çevre şartlarındaki değişimlere rağmen iç dengelerini değişmez tutmak, yani homeostaziyi korumak tüm canlılarda ortak. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşturdukları atıkları uzaklaştırmak. Metabolik tepkime göstermek, buna bağlı olarak boşaltım yapmak tüm canlılarda ortak. Ortak bir amaç için ortak çalışma düzenine sahip olmayla da neyi kastediyor? Organizasyondan bahsediyor. Organizasyon da yine tüm canlılarda ortaktı, unutma. Son ortak özelliğimize de geldik. Bitiriyoruz gençler. Büyüme ve gelişme karşımıza çıktı. Büyüme ve gelişme birbirinden farklı kavramlar. Bir tane örnek üstünden anlatacağım gençler. Aklınızda daha iyi otursun diye. Mesela bir tane bebiş doğdu. Bebişin bacağının uzunluğu artıyorsa bacağı büyüyor demektir. Bacağının artık üstüne basabiliyor ve yürüyebiliyorsa büyümüş değil, gelişmiş demektir. Yani büyüme ile gelişme arasında şöyle bir fark var. Büyüdüğün zaman hacimce, kütlece, boyca uzuyorsun. Geliştiğin zaman fonksiyonel olarak olgunlaşıyorsun. Artık o iş yapabilir bir forma dönüşüyor. Kuşun kanadının boyu uzadıysa, hacmi arttıysa, ağırlığı arttıysa kanadı büyümüştür. Kanat artık uçabilecek hale geldiyse, fonksiyonel olarak olgunlaştıysa gelişmiş demektir. Unutma. Tek hücreli canlılarda, çok hücreli canlılarda büyüme farklı oluyor. Sorularda dikkat edeceğin şey şu. Tek hücreli canlılarda büyüme hücrenin sitoplazmasının hacminin ve kütlesinin artmasıyla meydana gelir. Hücre bölünmesi ise büyümeyi sağlamaz, birey sayısında artışa neden olur. Tek hücreli canlılar yıldız 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 hücre bölünmesi yaparak büyüyemez, anca üremiş olur. Ama çok hücreli bir canlıyı düşündüğümüz zaman hücrelerin hacmi arttı, kütlesi arttı, sayısı arttı. Bu benim büyümemi sağlar. Yaşam boyu devam eden farklılaşmaya da gelişme adını verdik. Bir başka deyişle doku ve organların görevlerini yerine getirebilecek olgunluğa ulaşmasına gelişme ismini veriyoruz. Hayvanlarda büyüme ne gençler, sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor. Belli bir yaşa kadar boyumuz uzuyor. Belli bir yaştan sonra boyumuzda büyüme söz konusu olmuyor. Tüm hayvanlar alemindeki canlılar için bu geçerlidir. Ama bitkilerde durum böyle değil. Bitki ömrü boyunca büyümeye devam ediyor. Yani bitkilerde büyüme sınırsız şekilde gerçekleşir diyeyim. Canlıların ortak özelliklerinin kitabımızda yazan öğretmenimizin okulda vereceği kısmını bitirdik gençler. Bunun haricinde demiştim ki ben size birkaç tane de ekstradan vereceğim. Bu soruları çözerken sizin çok işinize yarayacak. Biraz da diğer konularla bağlantılı olduğu için baştan söylemek istiyorum gençler. Aslında bunların hepsini de konunun içerisinde üstü kapalı kapalı söyledik. Mesela demedik mi prokaryot, ökaryot tüm canlılarda ribozom organeli var. Ribozom organeli de protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Prokaryotta da var, ökaryotta da var. O zaman protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. DNA, RNA, ribozom, hücre zarı, sitoplazma yine prokaryot, ökaryot herkeste ortak değil miydi? Ortak da hocam. O zaman bunu da aldık.
enzim sentezlenir ve kullanılır. Bir sonraki derslerimizde enzimleri de anlatacağız gençler. Metabolik olayların gerçekleşebilmesi için enzim dediğimiz moleküllere ihtiyacımız var. Yine tüm canlılar sentezliyor ve kullanıyor. Herkesin DNA'sı olduğuna göre kime bassam radyasyonu, kime göndersem X ışınını mutasyona uğrayabilir. Yine mutasyona uğrayabilmek de canlıların ortak özelliklerinden. Pasif ve aktif taşıma dediğimiz, ikinci ünitede öğreneceğimiz hücrelerde madde taşınması olayları var. Bu da tüm canlılarda ortaktır. Zaten solunum yapmaktaki amacımız ATP üretmekti. ATP üretimi ve tüketimi yine tüm canlılarda ortak olacak. Burada küçük bir şey daha söylemek istiyorum size gençler. 9. sınıfın son ünitesi canlıların sınıflandırılması dedim ya. Canlıların sınıflandırılmasını bitirdiğimiz zaman hiçbir alem içerisinde gruplandırılamayan virüslerden bahsedeceğiz. Yani virüsler canlı değildir. Hocam cansız mıdır? Cansız da değildir. Virüslerin bazı özellikleri canlılara benziyor, bazı özellikleri cansızlara benziyor. O yüzden de onları herhangi bir gruplandırma içine alamıyoruz. Bilim insanları çalışmalarını devam ettiriyorlar. Virüsleri biyolojik varlık olarak kabul ediyoruz. Geliyorum soruya. Canlıların ortak özelliklerinin neler olduğunun araştırılmasını isteyen bir öğretmenin öğrencileri ödevlerini hazırlarken bazı yargılara varmışlardır. Buna göre öğrencilerin bulunduğu aşağıdaki yargılardan hangisi canlıların ortak özellikleriyle ilgili doğru değildir diyor. Değildir'in de altını çizdim. Bazı canlılar enerji elde etmek için hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabilir. Niye yapmasın ki? Bazı bakteriler ikisini birden yapabiliyor. Bir bireyin canlılığının devamı için birey sayısının artması şart değil. Evet, hayatıma devam edebilmem için çocuğumun olması şart değil. Canlılık faaliyetlerimi üremeden de gerçekleştirebilirim. Yaşamsal olayların tümünü bir hücrede gerçekleştiren canlılar tek hücreli canlılardır. Bütün olayları sadece bir hücrede gerçekleşiyorsa tabii ki onlar tek hücreli canlılar. Tüm canlılar ototrof beslenir. Hadi oradan. Ototrof neydi? Kendi besini kendi üreten anlamına geliyordu. Herkes ototrof değil ki. Bazı canlılar heterotrof beslenme özelliğine sahip, yani tüketicidir. Anabolizma reaksiyonlarından protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Evet, protein sentezinin de tüm canlılarda ortak olduğunu söylemiştik diyeyim. Gençler, böylelikle konumuzun sonuna geldik. Burada da bir özetleyip bitiriyorum. Canlıları inceleyen biyoloji, daha doğrusu canlıları inceleyen bilim dalına ne ismini verdik? Biyoloji ismini verdik. Bazı özellikleriyle cansız varlıklardan canlılar ayırt ediliyordu ki onları da canlıların ortak özellikleri içerisinde o özellikleri saydık. Tüm canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük birimine ne ismini veriyormuşuz? Hücre ismini veriyoruz. Hücresel yapı bakımından da canlıları kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlar, bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Hücre sayısı bakımından da tek hücreliler ve çok hücreli olarak gruplandırabiliyorduk. Baktım, kendi besini kendi sentezleyebilenler var. Ototrof, besinini doğadan hazır olarak alanlar ise heterotrof beslenme özelliğine sahip. Ama nadir de olsa hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız da vardı. Canlıların hücre içinde besinleri parçalayarak enerji elde etmelerine solunum ismini veriyorduk. Oksijenli, oksijensiz veya fermantasyon tepkimeleri sonucunda ATP üretimi gerçekleşiyordu. Canlılardaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismi verildi. Analar yapıcı, kaynanalar yıkıcıdan aklımızda kalacaktı. Anabolizma yapım tepkimesi, katabolizma yıkım tepkimesi anlamına geliyordu. Tek hücreli canlılarda da organizasyon var, çok hücreli canlılarda da organizasyon var. Organizasyon basamaklarını hatırlayacak olursak, atomlar bir araya gelip molekülleri, moleküller organelleri, organeller hücreyi meydana getiriyordu. Çok hücreli canlılarda da hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistem organizmayı meydana getirecekti. Tüm canlılar atıklarını uzaklaştıracak, yani boşaltım yapacak. Tüm canlılar hareket edecek.
tüm canlılar uyum adaptasyon gösterecek yaşadığı ortama, bazı canlılar eşeyli, bazı canlılar eşeysiz üreme yaparak birey sayısını arttıracak ama hayatıma devam ettirebilmem için üremem şart değil. Tüm canlılarda protein sentezi, DNA sentezi, aktif ve pasif taşıma, mutasyonlar ortak olarak görülecek. Tek hücreli canlılarda hücrenin hacminin ve kütlesinin artması büyümeyi sağlayacak. Çok hücreli canlılarda hücrenin hacminin, kütlesinin artması ve sayısının artması büyümeyi sağlamış olacak diyeyim gençler. Buradan da dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen ödüllü soruyu sizlere gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. 2023-2024 sezonuna başlıyoruz ve edebiyata giriş videomuzda gerçekten çok kolay konuları beraber öğreneceğiz. Bugünkü videomuzda edebiyat nedir buna bakacağız ki sınavlarda gelebiliyor. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisine bakacağız. Metinleri sanatsal metinler ve öğretim metinler olarak iki gruba ayıracağız. İletişim ve ögelerine bakacağız. Çok lokum bir konu. Dilin kullanımından doğan türlerinin lehçe, ağız, şive, jargon, buna benzer kelimeleri göreceğiz. Ve sonrasında da zaten ortaokuldan da bildiğimiz anlatımın özellikleri ve düşünce geliştirme yollarını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Son derece kolay bir konu. Sizlerin yapması gereken şimdi arkanıza yaslanmak ve bizi dikkatli bir şekilde dinlemek. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu bilmemiz lazım ki şimdiye kadar biz hep ortaokulda Türkçe dersini öğreniyorduk. Bu sefer hem edebiyatı hem de Türkçe'yi birlikte öğreneceğiz. Yani dersimizin içerisinde hem Türkçe'de gördüğümüz isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, fiiller gibi kavramlar olacak. Hem anlam bilgisi olacak hem de edebiyat tarihi olacak. Yani hani bu Dostoyevski Karamazov kardeşleri yazmış. Fakat bunu hangi dönemde yazmış, nasıl yazmış veya bizim edebiyatımıza çok değerli romancılarımız, şairlerimiz neler yazmış, bunları öğreneceğiz. Hepsine biz Türk Dili ve Edebiyat dersi diyeceğiz. Zaten kitaplarımızı da Türk Dili ve Edebiyat diyoruz. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Jules Verne diye bir yazar var. 1865'te Ay'a Seyahat diye bir roman yazıyor. Ve Ay'a insanlar bundan 100 yıl sonra seyahat ediyorlar. Yani Ay'a Seyahat eseri, romanı yazıldıktan, yıllar geçtikten sonra bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ve insanlar gerçekten Ay'a seyahat edebiliyor. Yani edebi eserler bazen gerçek hayata ya da bilimsel çalışmalara katkıda bulunabiliyor. Aynı şekilde bilimsel çalışmalardan da edebi eserler faydalanabiliyor. Bunu neden anlattık? Bunu gelin şimdi isterseniz detaylı bir şekilde gösterelim. Çok kolay bir konu, çok leziz bir konu. Zaten sizler bu videoyu dikkatli bir şekilde izlediğinizde ve 0'dan 9'a kitabımızdan veya dinamolardan sorularınızı çözdüğünüzde yazılarınızdan, sınavlarınızdan en yüksek notları alacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle edebiyatın tanımına bakalım. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü, bakın sözlü olabilir edebiyat, yazılı veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatına edebiyat deniyor. Edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edep sözcüğüdür. Yani edep, ahlak biliyorsunuz. Edebiyatta çok önemli bir şey. Şimdi edebiyat kavramı bazen işte masal romanlara da edebiyat deriz. Yani dil ürünü olan her türlü sözlü yazılı eser edebiyat kavramına giriyor. Bazen de bir milletin ortaya koyduğu dil ürünleri de olabiliyor. Mesela Türk edebiyatı diyoruz. Veyahut da işte İngiliz edebiyatı diyoruz. Burada sizin bilmeniz gereken ne hocam? Bize bu sayfada bilmemiz gereken şeyi söyleyin. Belki hocanız tanımını sorarsa diye bu tanım aklınıza bulunsun. Bu kadar basit. Geçtik buraya. Bazı yazarların farklı farklı edebiyat tanımları var. Mesela Cemil Meriç diyor ki dil vasıtası, Cemil Meriç ünlü bir denemeci. Dil vasıtasıyla insandan insana ve nesilden nesile aktarılan her beşeri ifade edebiyattır diyor. Yani atasözlerimiz, deyimler, şiirler, romanlar, masallar dil aracılığıyla nesilden nesile aktarılmıyor mu? Bunların hepsi edebiyattır diyor. Gürsel Aytaç da diyor ki edebiyat malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık. Başka deyişle bir sanat dalıdır diyor. Gerçekten edebiyatta bir şey yaratıyorsunuz, bir şey üretiyorsunuz. Dostoyevski Karamazov Kardeşler diye bir kitabı zihninde tasarlıyor, hayal ediyor, yazıyor ve bir ürün yaratıyor. Dolayısıyla burada bir üretim var diyebiliriz. Şimdi edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisine bakalım. Edebiyat tarihle, sosyolojiyle, psikolojiyle ve felsefeyle doğrudan ilgili. Fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içinde. Hocam ne alakası var? Biyolojiyle ne alakası var? Edebiyatın kimyayla ne alakası var? Demeyin. Gerçekten bazı naturalist romancılar eserlerinde bu tarz detayları da kullanabiliyorlar. Eserlerinde bunlarla alakalı bilgiler verebiliyorlar. Tarih zaten bağlantılı. Yani tarihi romanlar var biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı döneminde, Osmanlı Devleti döneminde o dönemi anlatan günümüze yazılmış eserler var. Dolayısıyla biz birçok tarihi olayı romanlarla, hikayelerle okuduğumuzda daha çok hoşumuza gidiyor. Edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabilir. Bunu zaten videomuzun başında göstermiş. Bak adam Jules Verne 1865'te bir eser yazıyor.
Sonra 1900'lü yıllarda insanlar Ay'a gidiyor. Şimdi bunu göstermiş. Devam ediyoruz. Edebiyatla bilimi karşılaştıralım. Edebiyat tabii ki estetik zevk vermeyi amaçlar. Bakın buradan da soru gelebilir. Bunu yazıyorum. Soru gelebilir. Yani edebiyatla bilimi karşılaştırın diyebilir hocanız. Edebiyat estetik zevk vermeyi amaçlıyor. Soyut duygu ve hayalleri işliyor. Sezgiye dayanıyor. Akıldan ziyade sezgiye dayanıyor. Öznel, yani bence, kişisel düşüncelerin olduğu, yorumların olduğu ifadeler var. Dil temel malzemesi ve varlığının sebebi. Yani dil olmazsa edebiyat olmuyor. Bilime baktığımızda ise gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmaya başlıyor. Bu estetikti. Bu gerçek ve doğru bilgiye ulaşmaya başlıyor. Burada genel formüller çıkarıyor. Akla ve mantığa dayalı, nesnel yani bilimsel ve dil bir araç. Bak, amacı değil. Dil varlığının temel sebebi değil. Dil sadece bir araç, yani kullanmak için anlatılanları, öğretilenleri, formülleri göstermek için kullandığı bir araç. Şimdi güzel sanatları sınıflandırdığımızda bakın buradan soru gelir, buradan gelebilir demiyorum. Soru gelir diyorum, hatta şöyle %100 de rahatlıkla yazabiliriz. Niye? Diyecek ki size hocanız sınavda, edebiyat nerede diyecek. Lokasyon paylaşın diyecek. Diyeceksin kardeşim, edebiyat güzel sanatlarda, işitsel fonetik sanatların bu dalında. Yani güzel sanatların içerisinde işitsel sanatlara giriyor. Demek ki edebiyat ve müzik aynı alanda. Sese ve söze biçim veriyorlar işitsel sanatlarda. Peki diğerleri ne? Görsel plastik sanatlar var. Bunlar maddeye biçim veriyor. Mesela resim, heykel, mimari. Resimde adam yağlı boyaya biçim veriyor. Heykelde taşlara biçim veriyor. Mimaride binalara biçim veriyor. Maddeye biçim veriyor yani. Bunlar sese ve söze, bunlar maddeye biçim veriyor. Bir de dramatik sanatlar var. Bunlar da harekete biçim veriyor. Tiyatrocular hareketler yaparak, konuşmalar yaparak yepyeni eserler üretiyorlar. Sinema, dans, bale, opera, bunlar da bu gruba giriyor. Bazı hocalar edebiyatın nerede olduğunu soruyor. Bazı hocalar burada bazı yerleri boş bırakıp onları doldurmanızı istiyor. Dolayısıyla bu sayfadan soru geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim metinlerin sınıflandırılmasına. Öncelikle bir edebi metin var, bir öğretici metin var. Mesela bu kitap arkadaşlar bir edebi metin. Burada yazar estetik zevk ve anlayış kazandırmak amacıyla yazmış. Yararlılık çok da önemli değil. Çok anlamlı ve yorum açık ifadeler var. Mecazi ifadeler var. Öznel bir eser yazmış. Duygu, hayal ve kurguya dayalı. Adam zihninde Dostoyevski bir hayal yapmış, bir kurgu yapmış ve bunu aktarmış. Ama şurada mesela 0'dan 9 edebiyat kitabımız öğretici metin. Burada sizlere konuları anlatırken ne yapmışız biz? Açıklamak, bilgilendirmek, yönlendirmek gibi amaçlarla yazmışız. Doğrudan yararlı olmaya amaçlıyoruz. Çok anlamlı yok burada yani. Mesela bu kitapta bazı farklı farklı mecazi anlamlar çıkarabilirsin ama burada çıkaramazsın. Bu çünkü ders kitabı. Genellikle terim ve kavramlar var. Nesnel ve genel, bilgi ve düşünce dayalı. Buradaki ders kitaplarındaki, ansiklopedilerdeki eserler öğretici metin gibi. Romanlar, hikayeler, bunlar sanatsal metin oluyor. Şimdi bak, sanat metni bir dilin imkanlarıyla bir takım estetik uyarımlara yol açarak insanı etkileyen, insanda güzel duygu, düşünce ve hayaller uyandıran, yazılı ya da sözlü olarak oluşturulan edebi değer taşıyan metinlerdir. Bak, bunlar edebi değer taşıyor. Hocam bunu tanımını sorarsa bize nasıl yazalım? Estetik uyarımlara yol açarak insanı etkileyen, insanda güzel duygu, düşünce ve hayaller uyandıran, yazılı ya da sözlü edebi değer taşıyan metinlerdir diyebilirsiniz. Peki öğretici metin nedir? Okura bilgi vermek, düşünce ve kanaatlerini değiştirmek veya kuvvetlendirmek demiş. Biz veya'yı almayalım. Değiştirmek amacıyla kalem alınan metinlerdir de diyebilirsiniz. Demek ki bu öğretiyor, bu estetik zevk veriyor. Şimdi hatta bunu bir gösterelim şöyle. Bakın mesela size sınavda bu şekilde sorar. Hatta buraya da soru gelir diyelim. %100 demiyorum, %99 diyorum bu sefer arkadaşlar. %99. Böyle bir sanatsal metin verir, sanat metni. Bir de böyle öğretici metin verir. Bu neden öğretici metindir der, bu neden sanat metnidir der. Şimdi garbın ucunda son kıyıdan en gürültülü bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Gördüm deniz dedikleri binbaşlı ejderi, gördüm güzel vücudunu zümrütleyen deri. Keskin bir ürperişle kımıldandı an be an, baktım anladım ki o ejder de canlanan diyor Yahya Kemal. Tamamen estetik zevk var, bak hemen yazacaksınız sınavda altına. Estetik zevk aşılıyor diyeceksiniz. Yararlılık yok diyeceksiniz, yani yararlılığı amaçlamıyor esasında. Çok anlamlı, herkes farklı anlamlar çıkarabilir. Yorum açık yani. Mecazlı ifadeler var. Zaten o yüzden mecazlı diyeceksiniz. Öznel, şair kendi düşüncelerini anlatmış. Özgün. Ve hayaller var. Hayal ve kurgu var diyeceksiniz. Hayal ve kurgu diye yazdınız. Ben tabii bu cümleleri kurmadım. Burada uzun uzun anlatmama gerek yok. Ama siz sınavda böyle güzel güzel yazın. Peki bu ne? Yahya Kemal şiirin bir duygu meselesi olduğunu kavramış ve bunu eserleriyle göstermiştir. Şüphesiz şair de düşünür gibi büyük fikirlere yükselebilir. Fakat onun fikre varış tarzı bir düşünürden başka türlüdür diyerek burada açıklama yapıyor, bakın açıklama yapıyor ve bize ne yapıyor, bilgi veriyor. Açıklama, bilgi, yarar sağlamayı amaçlıyor. Burada estetik zevk vardı, yararlılık doğrudan amaçlanmıyordu, burada ise yarar sağlamayı amaçlıyor.
çok anlamlı. Bakın buraya yazıyorum. Burası çok anlamlı değil tabii ki. Niye? Çünkü burası çok anlamlıydı. Başka ne diyebiliriz? Terimler var. Buraya yazalım. Terimler var. Kavramlar var. Nesnel, nesnel olduğunda buraya yazabiliriz rahatlıkla. Başka neler söyleyebiliriz? Ya bilgiye dayalı. Bu kadar basit. Şimdi işte sanat metinleri, yani böyle estetik zevk dediğimiz, şuraya yazıyorum. Estetik dediğimiz sanat metinleri. Şiirler var. Destanlar, efsaneler, masallar, fabullar, mesneviler, halk hikayeleri, trajedi, komedi, dram gibi tiyatrolar, Karagöz, Meddah tiyatro oyunları, bunların her biri estetik zevk amaçlı. Estetik güzel yazalım. Estetik yazalım en azından. Öğretici metinler ise öğretici. Burada bilgi veriyor arkadaşlar. Yani sen bir makale, deneme, fıkra. Fıkra bu, Nasrettin Hoca fıkrası değil bu arada. Gazetelerdeki köşe yazısı. Eleştiri, mülakat, soru cevap, röportaj, haber metni. Mesela mülakat ve röportaj çok önemli arkadaşlar. Bunu ileriki sınıflarda göreceğiz. Mülakat sizin röportaj diye bildiğiniz şey. Yani hani soru cevap. Burcunuz nedir? Son gazeteniz nasıl? Böyle soru cevaplara biz mülakat diyoruz. Ama soru cevapların üzerine yorumlar eklenirse, resimler eklenirse, farklı farklı bilgiler eklenirse, o zaman röportaj oluyor. Daha bütünsel bir şey. Haber metni. Bunlar öğretici metin arkadaşlar. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi. Yani bir kişinin hayatını anlatmak biyografiydi. Kişi kendi hayatını kendi kendine anlatırsa, başkası tarafından değil de kendisi anlatırsa otobiyografi olur. Bunlar da öğretici metinler. O zaman bunların temel farkını bir kez daha şurada söylüyorum. Sanat metinleri estetik zevk veriyor. Yararlılığı amaçlamıyor. Çok anlamlı, mecazlı ifadeler var. Öznel, duygu, hayal ve kurgu var. Öğretici metinler ise açıklamak var. Bilgilendirmek var. Doğrudan yararlı olmayı amaçlıyor. Terim ve kavramlar var. Nesnel, bilgi ve düşünceye dayalı olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Şimdi devam ediyoruz. Dilin kullanımından doğan türlerine geldik. Hızlı gidiyoruz. Ama sizler tabii ki mutlaka videomuzdan sonra 0'dan 9'a edebiyattan veya Dinamo Soru Bankası'ndan buradaki soruları çözmeniz gerekiyor ki iyice her şey pekişsin. Burada hem yazılı sorularımız var sizler için arkadaşlar, hem de normal test sorularımız var. Şimdi lehçeye bakıyoruz. Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır. Bu ne demek hocam? Yani bizim Türk dilimiz var. Türk dilinin geçmişe doğru gidiyorsun. İşte Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, geriye doğru gidiyorsun gidiyorsun. Çuvaş lehçesi ve Yakut lehçesi diye iki lehçesi var. Allah Allah. Bunları bulduğun zaman anlayamıyorsun. Mesela adam yeni yılınız kutlu olsun demek istiyor ama ehini gişanga cılınan eğer deli bin diyor. Anlamıyorsun gibi şey. Veyahut da sene sul yaçepe salamla tap diyor. Efendim? Yeni yılınız kutlu olsun demek istiyor ama biz bunları bilmiyoruz. Niye? Çünkü artık farklılıklar derin yani bak. Farklılıklar derin lehçede. O zaman çok farklı yazıyorum buraya. Lehçe farklıysa çok farklı. Yani sen bir Yakut türküyle, bir Çuvaş türküyle konuştuğun zaman, Çuvaş lehçesiyle konuşan, Yakut lehçesiyle konuşan bir türkü dinlediğin zaman hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü çok farklı. Ama şive öyle bir şey değil. Şive azıcık farklı. Azıcık farklı. Neden? Çünkü izlenebilen kaynaklarla ayrılmış kolları, kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değil. Mesela bayramın kız mübarek bolsun diyor Özbekler. Ya da mayramın kız kutlu olsun diyor Kırgızlar. Ya da aitiniz kutlu olsun diyor. Yani kutlu olsun ya, anlayabiliyorsun yani. Yeni yılınız kutlu olsun demek istiyor esasında. Bunu rahatlıkla veya bayramınız kutlu olsun demek istiyor. Burayı anlayabiliyorsun bak. Bunların hepsi bayramınız, bayramınız, bayramınız kutlu olsun diye. Yani çok fazla karıştırma ihtimali yok. Hele hele şu bayramın kız mübarek bolsun. Yani kesin anlarız yani, öyle değil mi? Şu da anlaşılır. Bayramın kız kutlu olsun. Şu belki aitiniz biraz farklı. Hani bu ne diyor ya falan diyebilirsin ama çok basit arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbekistan Türkçesi, bunlar zaten bizim kardeş ülkelerimiz. Bunlarda azıcık bir fark var. Ağız zaten kesin anlıyorsun yani. Burada artık sadece şey farkı var, neden o? Ses farkı var. Ses farkı. Yani şöyle, bunu zaten kesin anlıyorsunuz. İstanbul'da biz ne yapacaksın diyoruz. Kayseri'de ne örcen diyor. Kütahya'da ne çen gülüm diyor mesela. Yani bu artık yöresel bir farklılık. Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı, Kayseri ağzı, Erzurum ağzı gibi. Ankara ağzı var mesela. Ankaralılar daha farklı konuşabilir. Dolayısıyla burada ses farkı var. Böyle netcen gülüm diye bir şey duyduğun zaman ne diyor bu demezsin. Anlıyorsun, ne yapacaksın demek istiyor. Ama İstanbul ağzıyla değil de Kütahya ağzıyla söylemiş oluyor. Burada çok önemli. Bu resmi dil kabul ediliyor. Bizde resmi dil yani yazın dili İstanbul ağzı olmuş. Gelelim jargona. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Mesela tıp jargonunda adama ex oldu diyorlar. Ex oldu, öldü demiyor yani. Ex oldu demek yani rahmetullahi aleyh. Ex oldu yani öldü. Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekleniyor. Nasıl yani? Yüzecek miyiz? Hayır abi, dalgalanma. İniş çıkışlar var demek istiyorum. Şimdi jargondan olduğunu bildik. Argo'yu ne olduğunu anlatmama gerek yok sizler arkadaşlar. Çünkü artık
günümüzde argo her yerde var. Ama tabii ki biz böyle hani benim burada YouTube ekranlarında sizin karşınıza söyleyemeyeceğim şeylerle değil. Bazen böyle caka satmak da bir argo mesela. Veyahut da adam afili etrafa caka satıyor. Yani adam gösterişli etrafa gösteriş yapıyor demek istiyor. Bunlar da bir argo oluyor. Kaba bir söyleyiş özelliği ama küfür değil. Yani biz hani bazen duyuyoruz televizyonlarda, YouTube'da böyle küfürlü ifadeler. O küfür yani. O bildiğin sövgü yani. Burada argo ortak dille ses yapı bakımından farklılık gösteren. Yani afili kelimesini kullanılmıyor. Mesela apaçı bir argo mesela. Yani apaçı bir sövgü değil. Argo yani ne demek istiyorsun? Onun bir anlamı var öyle değil mi? Şimdi o zaman burayı da bitirdiğimize göre yani standart ölçünü dile gelelim. Bu ise bildiğimiz yazıda kullanılan, yazarların kullandığı, ölçü ve kurallara bağlı ortak dil. Türkiye Türkçesi'nde İstanbul Ağzı esas alınıyor. Ve mesela şurada İstanbul Ağzı. Bir şeyi gerçekten yapmak isteyenler bunun bir yolunu bulur. İstemeyenler ise bol bol mazeret bulur diyor. Buradaki kelimeler net anlaşılıyor. Herhangi bir ağız yok. O zaman şimdi standart dilimiz var. Hatta şu boş sayfayı yazalım ki iyice anlaşılsın. Standart dil şu anda bizim videolarımıza kullanmaya çalıştığımız dil. Standart dil. Tamam mı? Sonrasında ağız var. Karadeniz ağzı var. Ege ağzı var. İşte ne bileyim Urfa ağzı var. Sonrasında biraz uzaklara gidiyoruz. Bak biraz farklılıklar başlıyor. Şive var. Şiveler Azeri şivesi var. Özbek şivesi var. Türkiye şivesi var. Sonrasında artık farklılaşma iyice derine çıkıyor. Lehçe var. Lehçe de tamamen değişiyor. Yani standart dil, ağız, şive, lehçe. Dolayısıyla bunu iyi bilmeniz lazım. En yakın olan bize A, sonra Ş, sonra L gibi zihninizde kodlamanız lazım. Yoksa karıştırırsınız. Sınavda sorabilir. Şimdi geldik buraya iletişim ögelerine. Bu tam bir lokum arkadaşlar. Çok kolay bir konu. Bunu da anlatıyorum. Hemen ardından da videomuzu bitiriyoruz inşallah. Şimdi iletişimin ögelerinden kastımız şu. Şu anda biz bir iletişim içerisindeyiz değil mi? Ben size merhaba arkadaşlar diyorum. Siz de bana bu videoya beğeni atarak bir dönüt yapabiliyorsunuz. Yani ben göndericiyim şu anda merhaba arkadaşlar dediğinde. Sizler alıcısınız, beni dinliyorsunuz. Ben merhaba dediğinde bir mesaj vermiş oluyorum. Ve sizler de merhaba diyemezseniz bana şu anda bir canlı yayın ama canlı yayın değil ama yani böyle bir konuşma yapamıyoruz. Ama siz şu anda bu videoya beğeni attığınızda bir dönüt olmuş oluyor. Şimdi burada gönderici benim, alıcı sizsiniz. Mesaj şu anda konuştuklarım, dönütünüz. Eğer bu videonun altına yorum yaparsanız ya da hele hele şu anda beğenirseniz çok teşekkür ederim bu arada. Dönüt olmuş oluyor. Burası bağlam, iletişimi yaptığımız ortam. Yani şu anda iletişimi biz ne yapıyoruz? Elektronik bir ortamda yapıyoruz, dijital bir ortamda yapıyoruz. Burada kullandığımız dilimiz, kodumuz oluyor. Kanalda Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı. Hayır arkadaşlar. Kanal dediğimiz şey şu. İletinin alıcıya ulaşmasına kullanılan yol ve araç. Yani ışık, hava, ses. Burada ses kanalını kullanıyoruz arkadaşlar. Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı derseniz patlarsınız. Sakın öyle bir şey değil. Şimdi gelin biraz daha gösterelim. Şimdi hatta şurada bu tanıma geçmeden önce örnekten gidelim. Bak şimdi. Burada ileti şudur arkadaşlar. İleti merhaba arkadaşlar diyor hocam. Burası ileti işte. Dönüt merhaba hocam diyor öğrenciler. Bu dönüt. Gönderici kim? Hocam. Alıcı kim? Öğrenciler. Bağlam neresidir arkadaşlar? Sınıf. Ortama bağlam diyoruz. Kanal ne? Tabii ki de ses. Ses kullanılıyor. Kod ne? Türkçe kodu kullanılıyor. Yani Türkçe konuşuluyor burada arkadaşlar. Şimdi başka bir tane daha göstereyim. Mesela burada ileti nedir? Kırmızı ışık değil mi? Kırmızı ışık. Yani kırmızı ışık değil de hatta kırmızı ışık var ama esasında buradaki ileti dur demek istiyor. Yani burada dur yazsa da adam duracak kırmızı ışıkta. Bir tane insan gelip önüne polis gelip dur dese de duracak. Kırmızı ışık yanında durmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki ileti dur. Dönüt ne? Aracın durması. Yani burada ha biri çıkmış dur demiş o da durmuş. Ha kırmızı ışık yanmış durmuş. Gönderici kim? Lamba. Trafik lambası. Alıcı kim? Şoför. Öyle değil mi? Şoför durdu. Devam ediyoruz. Bağlam ne? Trafik ışıkları. Trafik ışıkları diyebiliriz. Kanal ne? Kanal tabii ki burada ışık. Ses kullanılmıyor. Işık kullanılıyor. Kod ne? Trafik kuralları. Trafik kurallarına uyaraktan bunu kullanmış oluyor. Kuralları yazamıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geri dönüyorum. Bağlam iletişime katılan ortam. İletişimin ortamı. Gönderici iletişim başlatan öke. Yani SA dedi ya adam selamun aleyküm dedi ya bu gönderici oluyor. O da ona cevap verdi. AS diye aleyküm selam bu alıcı oluyor. Bu ileti bu da dönüt olmuş oluyor. Kod dil, rakamlar, trafik işaretleri, görseller kod olarak kullanılır. İletinin düzenlenmiş hali. Kanal ışık hava ses yani iletinin alıcıya ulaşması kullanılan yol. İleti mesaj bildiğimiz mesaj. Alıcı iletiyi alan kodu çözen ögedir. Yani mesela burada öğrenciler merhaba arkadaşları çözdüler zihninde. Ha, hoca bize merhaba diyor diye onlar da merhaba dediler.
Öbür tarafta trafik lambası, adam ana kırmızı yandı o zaman durayım dedi. Tabi bazen ileti geçmiyor adam beynine, o kırmızıda geçiyor, Allah korusun kazalara sebebiyet verebiliyor. Geri bildirim dönüş ise göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Selam aleyküm mesaj, aleyküm selam dönüt oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir konu. Şimdi o zaman dilin işlevlerine geçiyoruz, artık bitmek üzere. Göndergesel işlev, şimdi dilin işlevleri var. Dilin birinci işlevi tad alma. Hayır hayır o değil. Dilin, kastımız lisanın arkadaşlar. Göndergesel işlev, dilin bilgi verme işlevidir. Mesela ben şu anda dilin göndergesel işlevindeyim. Size bilgi gönderiyorum. Gönder bilgileri öğrencilere, oba hepsini öğrensinler. Mesela tarih hocası diyor ki Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştır diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir gönderiyor. O zaman dilin bilgi verme işlevidir. Yani bilgi gönderiyor. Heyecana bağlı işlev ise göndericinin, yani bu dili kullanan kişinin iletiyi, duygu ve heyecanlarını dile getirmek amacıyla düzenlemesidir. Mesela Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Şimdi burada belli bir heyecanla söylemiş bunu ve burada nutuklarda, işte özel mektuplarda bu heyecanı hissedersiniz. Kanalı kontrol işlevi ise, şimdi beni dinliyor musunuz, beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar konuyu anladıysanız like atın falan dediğim zaman bu kanalı kontrol işlevi oluyor. Sen yani birisiyle konuşuyorsun karşılıklı. Öğretmen mesela az önce merhaba arkadaşlar demişti ya. Arkadaşlar burayı anladınız mı diye sınıfa sorarsa o kanalı kontrol işlevi olmuş oluyor. Ders anlatıp bilgi verirse burada göndergesel işlevi oluyor. Eğer sınıfı coşkulu hale getirmeye çalışırsa heyecana bağlı işlev oluyor. Alıcıyı harekete geçirme işlevi ise iletinin, yani bu mesajın alıcıyı harekete geçirmesi. Hocam zaten yazıyor, yazdığınızı okumayın. Hayır hayır, şu mesela. Diyelim ki nasıl diyelim, burada nasıl örnek verelim? Mesela şeylerde kullanma kılavuzlarında bu vardır. Kullanma kılavuzları veyahut da ne diyebiliriz? Bu şeylerde yemek tariflerinde bu vardır. Yani bu fırsatı kaçırmayın diyor mesela, reklamlarda da bu var. Veyahut da işte 2 gram tuz ekleyin. Direkt alıcıyı harekete geçiriyor. Veyahut da işte telefonunuz bozulduysa açıp kapatıp tekrar açın. Bunlar hep alıcı harekete geçiriyor arkadaşlar. Şiirsel işlev ise şiirler. Edebi metinlerde değil, şiirsel işlevde kullanılıyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden demiş Ahmet Haşim. Şiirlerdeki mısralar hep şiirsel işlev oluyor. Dil ötesi işlev ise dil bilgisiyle ilgili açıklamalar dil ötesi işlev oluyor. Hani diyoruz ya isim, sıfat, zamir, zarf, fiiller, bunlar günlük hayatta kullanmadığımız şey. Siz sokağa çıktığınızda merhaba fiiller, isim fiil, zarf fiil deseniz sizi deli zannederler. Günlük hayatta böyle bir şey kullanmıyorsun. O zaman bu dilin ötesinde bir şey, dil ötesi işlev. Yani Türkçe hocalarının dil bilgisi anlatırken dil ötesi işlevi kullandığını bilmeniz yeterli. Geldik son konumuza, bitiriyoruz artık anlatımın özelliklerini. Eğer anlatım belirsizlik taşımıyorsa, netse açık bir anlatım vardır. Ders kitaplarında arkadaşlar hep açık anlatım vardır. Açıklayıcı anlatım vardır yani. Yalınlık, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmaktır. Sadelik yani. Duruluk, gereksiz sözlere yer vermemektir. Eğer gereksiz sözler varsa anlatım bozuk olur. Akıcılık, anlatımın ses akışına uygun olmasıdır. Yani böyle rahat rahat kolay ifadelere yer verilmesi. Şimdi geldik düşünce geliştirme yollarına. Bu nedir sorusunun cevabı tanımda hatırlarsanız. Dil nedir diyorsun, tanımını yapıyor. Örneklemede anlatılan konuyla alakalı misaller, örnekler veriliyor. Yani işte burada adam bitki coğrafyası üzerine yazılan eserlerden bahsetmiş. Sonra da Pedanius'un örneğini vermiş mesela. Karşılaştırmada daha, en, kadar gibi ifadeler kullanılarak varlıklar birbiriyle kıyaslanıyor. İşte bu böyledir, şu ise şöyledir deniyor. Burada da yazınsal dili, soyut kavramları, Uygur Türkçesini bir şekilde anlatırken iki varlığı, iki kavramı karşılaştırmış. Şimdi şuraya bakalım. Tanık gösterme. Burada da bir düşünceyle ilgili konuda uzmanlığı ve yeterliği kabul görmüş bir kişiden alıntı yapılarak desteklenmesi. Yani adam bir şeyler anlatıyor, sonra Orhan Veli'nin sözünü alıntı yaparak kendisine destek çıkartıyor. Sayısal verilerden yararlanmayı biliyoruz. Oranlar, sayılar, miktarlar varsa burada sayısal veriler var. Benzetme ise aralarında benzerlik olan iki kavramdan zayıf olanı güçlü olana benzetmek. Annemin dişleri inci gibi diyoruz. Dişleri inciye benzetiyoruz. Veyahut da işte sanatçı toplumun aynası gibi de diyorsun. Sanatçıyı aynaya benzetmiş oluyorsun. Evet arkadaşlar, konumuzu bitirdik. Edebiyata girişle alakalı burada hemen ödevlerimizi gösterelim sizlere. Önce kazanımları verdik. Kazanımları verdikten sonra burada metinlerin sınıflandırılması, paragrafta anlam, dilim kullanımı, yani az önce anlattık ya, jargon, lehçe, şive. Bunlarla alakalı, göndergesel işlerle alakalı, şiirsel işlerle alakalı çok güzel sorular hazırladık. Giriş sorularımız var, tekrar sorularımız var. ÖSYM tarzı, bunlar üniversite sınavında çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz sorularımız da var. Sonrası yazılı sorularımız da var. Bunları çözebilirsiniz. Takıldığınız zaman da karakoda okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsiniz. 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımız ise konu anlatımlı kitap. Solda konuyu gösteriyor, sağda sorusu var. Konu soru. Konu
soru. Konu soru yöntemine gidiyor. Burada da yine mesela metinleri sınıflandırırken bir Rize ile alakalı şiir vermişiz. Bir de Rize ile alakalı bir öğretici metin vermişiz. Bunları buradan okuyorsunuz. Sonra da bununla alakalı sorular çözüp takıldıklarınızda soru çözümüyle pekiştirebiliyorsunuz. Burada yine bunları yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bu kitaplarımızı Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç kitapçısından, kırtasiyeden bulabilirsiniz. Şimdiden yeni okulunuzda, yeni lisenizde hepinize başarılar diliyoruz. Ödül soruya da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Malum dönem başladı. Bizler kendimizi resetledik ve 2023-2024 eğitim öğretim yılına bomba gibi hazırlandık. Sizleri de bomba gibi hazırlayacağız. Bunu unutmayın. Bizden hiçbir şekilde ayrılmayın diyelim. Peki bugün biz açılışı hangi konuyla yapacağız? Doğal sistemler dediğimiz o ana ünitenin birinci konusu doğa ve insan bizler için çok önemli. Çünkü biz bazı durumlarda doğadan faydalanıyoruz ancak olumsuz anlamda da doğayı etkilebilmekteyiz. Bunlarla ilgili ifadelere de güzel bir şekilde bakacağız diyelim. O zaman hadi bakalım dersimize. Dersimize geldiğimiz zaman bugün biz ne söyledik? İlk konumuz doğal sistemler, doğa ve insan. Peki bu konu içerisinde bugün neler göreceğiz dersek hemen şöyle insan doğa etkileşiminden bahsedeceğiz. Sonra dersimiz coğrafya, artık siz o ortaokulda görmüş olduğunuz sosyal bilgiler kısmından çıktınız. Biz bu sosyal bilgileri lise boyunca coğrafya, tarih olarak görmekteyiz. O zaman coğrafyanın konusundan, coğrafyanın bölümlerinden bahsedeceğiz. Bir de coğrafyanın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi nasıl olmuş? Bilim insanları coğrafya ne gibi katkılar sağlamış? Bunlardan bahsedeceğiz diyelim. Hadi bakalım ilk kısım bizim bu dersle ilgili gördükten sonra bu dersin bize sağlayacağı faydalar. Şimdi hem çevremizde ya da dünya ölçeğinde bulunan doğal ve beşeri unsurların etkileşimini anlamaya çalışacağız. Yani atıyorum Japonya'da nükleer santraldeki atıkların doğal süreçler içerisinde okyanusa bırakılmasının bize ne gibi etkileri olduğunu anlayacağız. Onun dışında herhangi bir olayın coğrafya biliminin hangi alt dalı ile ilişkili olduğunu da öğrenmiş olacağız. Şimdi dersimiz bitti, kuru kuruya olmaz. Ne yapacağız? Soru çözmemiz lazım dersimizin güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için. Ve biz sizler için güzel iki tane kitap hazırladık. Bunlardan birincisi 0'dan 9'a coğrafya konu anlatımlı soru bankası kitabımız. Hemen sol tarafında güzel konu özeti göreceksiniz. Sağ tarafında da çoktan seçmeli sorular yer alacak. Burada hemen şöyle sayfa 10 ve 18'i güzel bir şekilde çözüyorsun. Daha sonra sizi hem TYT sınavına hem yazılılara hem de güzel bir şekilde coğrafyayı öğretmek için Dinamo Soru Bankası kitabını hazırladık. Burada da 11 ile 21. sayfalar arasını çözüyorsun. Bak, bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölüm sonlarında yazılı ile ilgili etkinliklerimiz yer almakta. Bunlar da sizleri yazılıya güzel bir şekilde hazırlayacak ve aynı zamanda orada ÖSYM tarzı sorular göreceksiniz. Bu da sizi hop TYT sınavına girdiğiniz zaman coğrafya anlamında güzel bir şekilde hazırlayacak diyoruz. Geldik şimdi doğa ve insan, doğal ortam diyoruz. Doğayı oluşturan ortamlar sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halindedir. Ve şunu da unutmayalım. Doğa ve insan, yani insan ve doğa sürekli olarak etkileşim halinde. Ve bu doğayı oluşturan 4 tane doğal ortam bulunmakta. Peki bunlar nelerdir dersek? Birincisi litosfer, ikincisi hidrosfer, üçüncüsü atmosfer ve dördüncüsü biyosfer olarak karşımıza çıkmakta. Peki bunlar neymiş böyle alengirli kelimeler? Bakalım. Biyosfer, hidrosfer, litosfer, atmosfer. Burada şunu unutma. Şuradaki mesela litosferi aldık ya, sifer dediğimiz kısım küre anlamına geliyor. O doğal ortamı oluşturan kısım. Litosfer dediğimiz buradaki litolu taş. O zaman bu taş küre olarak ifade edilmekte. Peki bu kim? Yer kabuğunun katılaşmış üst kısmıdır. Burada kimler var dediğimizde, burada dağlar var, burada ovalar, platolar var, burada kayaçlar var ve toprak var. Yani o üstüne bastığınız sert kütle ne olacaktır? Litosfer olacaktır diyebiliriz. Atmosfere geldiğimiz zaman sifere dediğimiz kısım küreydi. Atmo dediğimiz kısım hava. O zaman bu da hava kürenin karşılığı olarak ifade edilmektedir. Peki ne?
yer çekiminin etkisiyle dünyayı çepeçevre saran gaz tabakası olarak ifade edilmekte. Kim var burada? Oksijen, karbondioksit, azot, neon, argon, kripto, su buharı gibi ifadeler buranın içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Hidrosfer, hidro kısmı su, sifer dediğimiz kısım küre, o zaman bu da su kürenin karşılığı olarak ifade edilmekte. Yer kabuğunun o çukur alanlarında bulunan büyük su havzaları, buzullar, akarsular ve yerin altındaki yeraltı sularıdır diyebiliriz. Biyosfer, biyo canlı, sifer dediğimiz kısım küre, o zaman bu da canlı küresidir. Peki kim? Litosferdeki, atmosferdeki ve hidrosferdeki canlı yaşam alanı olarak ifade edilmekte. Ve şunu unutmayalım. Arkadaşlar, bu doğayı oluşturan 4 tane temel unsur birbirleriyle etkileşim halinde olabileceği gibi bir doğal unsurdaki eleman diğer doğal unsurlardaki elemanlarla da etkileşimde olabilir. Nasıl? Hemen şöyle düşünelim. Toprak diyorum. Toprak nerenin elemanı? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Toprak yer kabuğunun katılaşmış o üst kısmında bulunuyor. O zaman evet tabii ki de litosferin elemanıdır. Hemen şöyle geldim. Toprak dediğimiz kısım litosferin elemanı. Şöyle yazdık. Toprağın oluşabilmesi için ne olması lazım? Toprağın oluşabilmesi için kayaçların ayrışması gerekmekte. Peki kayaç kimin elemanı? Kayaç da sevgili arkadaşlar gene litosferin elemanıdır diyebiliriz. Peki kayaç hangi yollarla ayrışacak? Kayaç bir fiziksel yollarla ayrışabilir. Bunun için sıcaklık farkının fazla olması lazım. Sıcaklık farkının fazla olabilmesi neyle ilgilidir? Atmosferle ilgilidir arkadaşlar. Onun dışında bunun ayrışabilmesi için kayacığın ne olması lazım? Kimyasal yollarla da ayrışabilir. Kimyasal ayrışmadaki temel mantığımız da şu. Su ve sıcaklık. Sıcaklık atmosferle ilgili ise su neyle ilgilidir? Hidrosferle ilgilidir. Ve son arkadaşlar biyolojik ayrışma. Bitki köklerinin yapmış olduğu ayrışma da diyebiliriz. O zaman biyolojik biyosfer dediğimiz kısımdadır. O zaman hemen toplayalım. Toprak sevgili arkadaşlar litosferin elemanıydı. Kayaç gene litosferin elemanı ama bu ayrışmayı sağlayacak fiziksel atmosferle ilgili, kimyasal hidrosferle ilgili, biyolojik ayrışma dediğimiz kısımda da biyosferle ilgilidir diyebiliriz arkadaşlarım. Geldik şimdi burada güzel bir etkinliğimiz var. Ne diyor bize? Aşağıdaki tabloda doğayı oluşturan 4 temel ortam ve bu ortamlara ait bazı unsurlar verilmiştir. Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz diyor. Bakalım deniz yer kabuğunun o çukur alanlarındaki büyük su kütleleridir. O zaman su kütlesi ise su hangisiydi? Hidrodan aklına gelsin hidrosfer. O zaman deniz dediğimiz kısım hidrosferdir. Peri bacası. Nerede peri bacası? Hemen düşün. Mesela Nevşehir'de var değil mi? O sert kütle kayacın o bulunduğu alandaki ayrışmayla birlikte meydana gelen sert kütle. O zaman oradaki kayaç taş dediğimiz kısım, sert dediğimiz kısım tabii ki de litosferdir diyeceğiz. Azot. Azot havada bulunmakta. Canlılar bunun büyük bir bölümünü doğrudan kullanamıyor. Havada varsa atmosferde vardır. Atma yukarı de atmosferi de havadan oradan git diyelim. Aslan canlı bu. Tabii ki de biyosfer kısmına işaretleyeceğiz. Meşe. Ağaç. Meşe ormanları. Meşe palamudu. O zaman ağaçsa bu da canlıdır. Biyosfer. Akarsu. Su diyor zaten. Su varsa hidro var. Hemen şöyle hidrosferi işaretliyorum. Toprak diyor. Toprağın oluşabilmesi için kayacın ayrışması lazım. Sert kütle. O zaman sert kütle ise litosferin elemanı olarak ifade edilmekte. Dağ diyor. Dağ varsa bu da sert kütle. Gene litosferin elemanı olarak ifade edilmekte arkadaşlar. Geldik şimdi. Ne dedik biraz önce? İnsan ve doğa sürekli olarak etkileşim halinde. Evet biz doğayı etkiliyoruz ama doğadan da etkilenebiliyoruz. O zaman hemen şuraya şöyle insan doğa etkileşimde birinci kısımda diyorum ki doğanın insan üzerindeki etkisine ait örnekler. Mesela soğuk iklim bölgelerindeki insanlar evlerinin duvarlarını ince yaparsa bu mantıklı olur mu? Hemen şöyle bir düşünün. Soğuk iklim bölgesindesin. Mesela İskandinav ülkelerindesin ya da Grönland'dasın.
Burada ev yapacaksın ve duvarın ince olması tabii ki de mantıksızdır. O yüzden soğuk iklim bölgelerindeki insanların evlerinin duvarları kalındır. Ve aynı zamanda bu yapmış oldukları evlerin çatıları da şöyle diktir sevgili arkadaşlar. Peki neden bu insanlar evlerinin çatılarını böyle dik yapıyor? Yoğun bir kar yağışından dolayı hemen akışa geçsin ve aşağıya düşsün diye. O zaman ben burada doğayı mı etkiledim, doğadan mı etkilendim? Kalın yapıyorsam o soğukluğu ortadan kaldırmak için doğadan etkileniyorum. Ve aynı zamanda bu coğrafyalarda iglo evlerin yer alması da gene doğadan etkilendiğimizi göstermektedir. Onun dışında kayaçların bol olduğu alanlarda evlerde yapı malzemesi olarak kayaçların kullanılması ya da bitki örtüsünün çok yoğun olduğu alanlarda ahşap yerleşmelerin varlığı doğanın insan üzerindeki etkisine örnektir. Yani sen burada ne yapıyorsun? Doğadaki bir unsuru alıyorsun ve kullanmak zorundasın. Bununla birlikte mesela ekvator çevresini düşündüğümüz zaman bu alan yıl boyunca yüksek sıcaklığa sahip. Yüksek sıcaklığa sahip olduğu için bu alanda insanlar ne yapacak? Daha ince elbiseler giyecektir. Ama sen kutba yakın bir sahada olsaydın ve sıcaklığın yıl boyunca düşük olsaydı o zaman daha kalın elbiseler giymek zorunda kalacaktın. Mesela çöl bölgelerinde özellikle develerin önemli bir ulaşım aracı olarak kullanılması gene doğanın insan üzerindeki etkisine örnektir diyebiliriz. Bak şunu unutma. Doğa bizim beslenmemizi etkilemekte. Nasıl? Türkiye'den örnek verebilirim. Ege bölgesine gittiğiniz zaman Ege bölgesindeki insanlar ne tüketiyor? Yeşil sebze ürünleri ve bununla birlikte bu ürünleri zeytinyağlı olarak tüketmekte. Neden? Yahu Ege'de zeytinyağı daha fazla yetişiyor. O temel alışkanlıktır. Bununla birlikte Karadeniz'e gittiğiniz zaman mısır ve mısır ununun türevlerinin yoğun ölçekte tüketildiğini görürsünüz. Neden? Orada çok yoğun ölçekte mısır yetişmekte. İç Anadolu bölgesine geldiğiniz zaman buğday ve buğdaydan yapmış olduğumuz ürünlerle biz beslenmekteyiz. Ne oldu? Oradaki yetiştirdiğimiz ürünler bizim beslenme alışkanlıklarımızı da belirledi değil mi? Aynen. Bunun dışında barınma, al işte iglo ev, ahşap ev ya da taş ev değil mi? Bak doğada buldun. Bundan faydalandın. Karadeniz bölgesine git, yaylaya çık. Ne göreceksin? Ahşap evler göreceksin değil mi? Niye? Çünkü o alanda bitki örtüsü çok gür. İç Anadolu bölgesine geldiğinde bitki yok maalesef. Çünkü yağış yok. Bitki yoksa ne yapacağım? Ben samanla toprağı karıştırıp kerpiç evi inşa edeceğim. Mardin'e gittiğin zaman kayaç çok fazla ve taş evleri ya da Nevşehir'de taş evleri yaygın bir şekilde görebilmektesiniz. Onun dışında bizim karakterlerimizi de etkiler sevgili arkadaşlar doğa. Nasıl? Özellikle dünya ölçeğinde geçmiş dönemden günümüze kadar kurulmuş büyük devletlere bakın, orta enlemlerde kurulmuştur. Neden? Çünkü bu enlemlerdeki insanlar daha mücadeleci bir karaktere sahiptir. Mesela siz ekvatorda olsaydınız aklınızda soğukla ilgili bir düşünce olabilir miydi? Hayır. O zaman soğuk bir iklim bölgesine gittiğiniz zaman ciddi anlamda zorlanırdınız. Ya da kutba yakın alanda olsaydınız sürekli soğuk. Kafanda sıcakla ilgili bir düşünce yok ki. Seni aldılar oradan sıcak bir ortama götürdüler. Bu sefer ne olacak? İster istemez afallanacaksın. Ama sen Türkiye'desin. Yazı var sıcak, piştik bu dönem değil mi? Kışı var soğuk, donduk. O zaman hem sıcak hem soğukla mücadele ediyorsun. Mücadeleci bir karaktere sahipsin diyebiliriz. Giyinmede de böyle. Biz mesela şu anda evet ince elbiseler giyiyoruz ama bundan 4-5 ay sonra kalın elbiseler giyeceğiz. Ama ekvatordaki ne güzel. İnce elbise. Kutuptaki kalın elbise. Bitti gitti. Geldik. Ne dedik? Doğa bizi evet etkiliyor ama biz de doğayı etkilemekteyiz değil mi? Doğayı etkilerken bazen doğa ile uyumlu bir şekilde bu süreci tamamlıyoruz. Ama büyük bir oranda da doğayla uyumsuz bir şekilde bu süreci tamamlamaktayız. Mesela ulaşım için tünel ve köprüler yapıyoruz. Burada görselde görebilmektesiniz. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nin tabanında 30 kilometrelik bir tünel yapılmıştır. Ve iki ülke bu tünel vasıtasıyla birbiriyle bağlanır. Hop Türkiye'ye gel. Marmaray iki kıtayı birbirine bağlıyor. Bak burada iki ülkeyi birbirine bağladık. Marmaray'la da iki kıtayı ne yapıyoruz? Birbirine bağlamaktayız. Eğimli araziler var. Arazinin eğimli olduğu bölgelerde heyelan riskini azaltabilmek için ne yapacağız? Bu bölgelerde taraçalama yani basamaklama sistemi yapıyoruz.
Bu da uygun, uyumlu bir durumdur değil mi? Aynen o şekilde. Ya da güneşlenme süresinin yüksek olduğu alanlarda biz güneşten türbinler vasıtasıyla elektrik enerjisi üretmekteyiz. Ya da akarsuların eğiminin fazla, akış hızının yüksek olduğu bölgelerde barajlar vasıtasıyla elektrik enerjisi üretmekteyiz. Ya da sulama sistemleriyle birlikte bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çöl bölgesinde tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Ama biz mesela günümüzde fosil yakıtları çok fazla kullanmaktayız. Nedir fosil yakıtlar? Petrol, doğalgaz, taş kömürü. Şimdi bu yakıtları kullandığımız zaman etrafa bol miktarda karbon salınımı gerçekleşmekte ve bu ister istemez hava kirliliğinin olmasına neden olmakta. Bak bu mesela olumsuz bir durum. Ve karbon gazının atmosferde artmasıyla birlikte yeryüzünde sıcaklıklar 1 ila 4 derece arasında değişiklik göstermekte ve küresel ısınmaya neden olmaktadır. Bak, fosil yakıt kullandık, küresel ısınma oldu ve buzullar ne yaptı? Eridi. Buzullar eridiğinde deniz seviyesi yükseldi ve kıyı alanları sular altında kaldı mı? Kaldı. Şimdi şöyle düşün. Buzullar eridi. Buzullar neden eridi? Biz fosil yakıtları kullandık. Doğayı etkiledik mi? Etkiledik. Buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesi yükseldi ve bizim yerleşme alanlarımız sular altında kaldıysa doğa da bizi etkiledi. Bak ne oldu? Doğayı etkiledikten sonra biz de ondan etkilendiysek burada karşılıklı bir etkileşim vardır diyebiliriz. Ya da bizim kullanmış olduğumuz kloro, floro karbon gazları atmosferdeki ozonla tepkimeye girdiğinde ozonun seyrelmesine sebebiyet veriyor. Bir kloro, floro karbon atomu 200 bin ozon molekülünü parçalamakta. Ozon tabakasının bizim için görevi ne? Güneşten gelen zararlı ışınları süzmekte. E şimdi ben bu ozonu seyreltirsem ne yapar? Süzmüyor mu ya, bana ne der? Gönderdi. Bana geldi. Ne olacaktır arkadaşlar burada? Cilt hastalıklarında artışlar yaşanacaktır. Katarak dediğimiz göz hastalığında artışlar yaşanacaktır. Bak, ben doğayı etkilediğimde o da beni ne yaptı? Etkiledi ister istemez. Bunun dışında orman yangınları ya da ormanlık arazileri amaçları dışında kullanmamız. Ya da mesela Delta Ovası var. Hemen şöyle yazdım şuraya. Delta Ovası dedim. Delta Ovası'nda biz ne yapacağız? Delta Ovası'nda biz tarım yapacağız. Ama sana dedi ki Delta Ovası'nda, Çukurova'da, Sakarya Ovası'nda sanayi tesislerinin kurulması. Hadi oradan diyeceksin. Yapamazsın. Böyle bir şey yaparsan coğrafi bilgiden uzaksındır demek. Çünkü o alanlar ova ise sen o alanda ne yapacaksın? Tabii ki de tarım yapacaksın. O yüzden burada coğrafya biliminin verilerinden faydalanılmamıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurada yapmış olduğumuz faaliyetlerin doğa ile uyumlu mu, uyumlu değil mi? Gelin hep birlikte eşleştirelim. Ne diyor birinci ifadede? Aral Gölü'nün tarımsal faaliyetler sonucunda büyük bir bölümünün kuruması. Yahu bu mantıklı bir iş mi arkadaş? Tabii ki de değil. Neden kurumuş? Sovyetler Birliği döneminde Aral Gölü'ne dökülen iki tane akarsu var. Seyhun ve Ceyhun nehirleri. Bu akarsuların etrafında pamuk tarımı için akarsulardan bol miktarda su tarlalara götürüldüğü için ileriki dönemde Aral Gölü'nün %90'lık kısmı kurumuştur sevgili arkadaşlar. O zaman bu uyumlu değildir diyebiliriz. Devam. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak sera gazı oranında artışın meydana gelmesi diyor. Şimdi düşünüyorum, fosil yakıt kullanımı, petrol, doğalgaz, taş kömürü ve bu noktada karbon salınımı artırılır ve buna bağlı olarak hava kirliliği, küresel ısınma meydana gelir. Yapma bunu, yapma, doğayla uyumlu ol ya, böyle bir şey yok. Eğimli tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir eğimli arazimiz var. Eğer ki biz bu eğimli araziyi eğime dik bir şekilde sürersek ne olur dersek çok hoş olmaz. Niye? Çünkü burada yağışlarla birlikte, dış kuvvetlerle birlikte bu toprağın üst kısmı aşağıya doğru süpürülecektir. Ve bu erozyonu hızlandırabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden bu alanlarda özellikle ne yapmamız lazım? Eğime hemen şöyle dik bir şekilde sürmemiz gerekiyor ki bu uyumlu olsun. O zaman maalesef burada da eğime dik bir şekilde sürdüğümüz için bu uyumludur diyebiliriz. Geldik. Rüzgarın esme süresinin fazla olduğu alanlarda elektrik üretiminden faydalanılması. Uyumlu bir şeydir tabii ki de bu. Geldim. Hayvancılık faaliyetleri için
otlakların yoğun şekilde kullanılması. Zaten bak cümle içerisinde ne demiş? Allah'ım ya Rabbim ya, yoğun şekilde demiş. Yapma bunu ya. Sürdürülebilir bir şekilde kullan değil mi? Yoğun bir şekilde kullanma. Yoğun varsa, çok fazla varsa bu uyumlu değildir. Kış ılıklığının yaşandığı bölgelerde mesela nereye aklıma geldi? Akdeniz aklıma geldi. Güzel güzel denize gireceksin. Kışın ılık harika bir coğrafya. Ve bu coğrafyada bu kış ılıklığından faydalanarak ben yıl boyunca tarım ürünü yetiştirebilmek için seracılık faaliyetleri yürütebilirim. Bu da o zaman doğayla uyumlu bir ifadedir. Kurumuş akarsu vadisi boyunca yerleşme alanlarının inşa edilmesi. Bak şimdi buna baktın. Kurumuş akarsu vadisi dedi. E hocam kurumuş bu, o zaman uyumludur. Dur orada. Bunun aktif hale gelip gelmeyeceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. E bilmediğin bir şeyde niye risk alacaksın? Belki normalden çok daha fazla yağış düştüğünde bu kurumuş akarsu vadisi yeniden aktif hale gelip yüzeysel akışa sahip bir akarsu yatağı olarak tekrar o tarih sahnesinde yerini alabilir. E o zaman sen buraya ev inşa ettiğinde o evler ne olacak? Sular altında kalacak. O zaman yapma bunu da yapma, bak unutma. O zaman bu da uyumlu değil diyebiliriz. Mesela şöyle de diyebilirdi. Çukurova'da yerleşme faaliyetlerinin yapılması uyumlu değil. Çukurova'da sanayi tesislerinin kurulması uyumlu değil. Çukurova'da sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi uyumludur. Sanayi tesisinin kurulması başka bir şey, sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi bambaşka bir şeydir. Haberiniz olsun. Şimdi geldik coğrafya. Konumuz ne? Doğa ve insan. Peki coğrafya nedir dersek, insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen, sebepleri ve sonuçlarını açıklayan bilim dalıdır diyoruz. O zaman biz bu kısımda coğrafyayı bölümlememiz gerekirse, çünkü sonuçta geniş, çok böyle fazla bir inceleme alanına sahiptir. Daha böyle uzmanlık gerektirecek kısımda biz ikiye ayıracağız. Nasıl? 1. Fiziki coğrafya. 2. Beşeri ve ekonomik coğrafya diyeceğiz. Sağ tarafı hiç görmeyin. Burası bölgesel coğrafya. Bölgeler, ülkeler ve kıtalar coğrafyası var. Burayı geçin. Sadece sol taraftaki fiziki ve beşeri deyin. Şunu unutma. Fiziki coğrafya, coğrafyanın doğa kısmını incelediği bölümdür. Tamam mı? Burada jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya ve kartografya var. Beşeri ve ekonomik coğrafya, insan şaşar beşer. Yani burada kimi inceleyeceğiz? İnsan ve insan etkinliklerini inceleyeceğiz. Nüfusundan bahsedeceğiz, yerleşmesinden, sanayisinden, tarımından, ulaşımından, turizminden, hepsinden bahsedeceğiz. Peki gelin şöyle biraz daha burayı açalım. Öncelikle tekrar geliyorum. Coğrafya, fiziki kısım. Tekrar söylüyorum. Coğrafya, fiziki coğrafya, jeomorfoloji, sayfayı açtım, jeomorfoloji, tamam mı? Jeomorfoloji dediğimiz kısım. Jeo yer. Hemen şöyle kalemimizi de alalım. Hangi renk alalım? Şuradan şöyle şunu alalım. Jeo dediğimiz kısım yer. Morfo dediğimiz kısım şekil. Loji dediğimiz kısım bilim. O zaman jeomorfoloji ne oldu? Yer şekli bilimi oldu. Şunu unutma. Karşına bir ifadede jeo geliyorsa, jeo dediğimiz şey yerdir. Litosferle ilgilidir. Ne diyor bize? Litosferi oluşturan unsurları inceleyecek. Kim var burada? Yer kabuğu var, kayaçlar var, toprak var. Litosfer olaylarını, yani o volkanizmayı, dağ oluşumunu, tektonizmayı inceleyecek ve yer şekillerinin oluşum süreçlerini, bir dağı, bir platoyu ya da bir ovayı inceleyecektir. Ve şunu unutma, bak. Buradaki jeomorfoloji fiziki coğrafyanın alt bilim dalı ve jeomorfoloji bunları incelerken bazı bilim dallarından yararlanmakta. Peki bu bilim dalları nelerdir dediğimizde jeoloji, jeo neydi? Yerdi, loji bilimdi, yer bilimi bitti. Pedoloji, toprak bilimi, petrografi, taş bilimi, jeofizik, yerin fiziği bilimi, jeo yerdi zaten, jeofizik de yer fiziğidir. Kimya ve fizikten fayda sağlayacak ya da fayda alacaktır diyebiliriz. Mesela nasıl? Bir toprak oluştuğunda toprağın oluşabilmesi için kayaçların ayrışması gerekiyor ya, bu kayaçların ayrışma işlemini petrografiden öğrenecek ve toprakla ilgili ifadeleri de pedolojiden öğrenecek. Bak burada biz bunun insanla etkileşiminden bahsedeceğiz. Onu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Geldik.
Klimatoloji nedir? İklim bilgisi ya da iklim bilimi olarak ifade edilmektedir. Atmosfer ve hava olaylarını kim bunlar? Basınç değişimi var, sıcaklık değişimi var, nem değişimi var. İklim elemanlarını basınç ve rüzgarlar, sıcaklık, nemlilik ve yağış ve aynı zamanda yeryüzünde görülen iklimleri inceleyecek. Bunun insanla olan etkileşimden bahsedecektir diyebiliriz. Peki ben herhangi bir yerde iklimi ifade edebilmem için oranın çok uzun yıllar neyine ihtiyacım var? Hava durumuna ihtiyacım var. Hava durumunu inceleyen bilim dalı nedir? Tabii ki de meteorolojidir. O zaman klimatolojiye yardımcı bilim dalı neymiş? Meteorolojiymiş diyoruz. Onun dışında fizik de gene yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz. Geldik fiziki coğrafyanın 3. alt bilim dalı. Hidrografya. Şöyle düşün. Dört doğal ortamı biraz önce söylediğimizde hidrosfer dediğimiz neydi? Su küreydi. Hidrografya o zaman sular coğrafyası olarak geçer. Hidrosferi oluşturan su kütlelerini inceleyecek. Denizleri inceleyebilir, gölleri, akarsuları inceleyebilir. Hidrosferde meydana gelen doğa olayları mesela suyun döngüsünü, akıntıları, dalgaları inceleyebilir. Ve bunları incelerken hidroloji, hidrosuydu, loji bilimdi, hidroloji bitti gitti. Oseanografya, okyanus bilimi. Bunu nasıl bileceğiz? Oseanografya, okyanus, oradan bilebilirsiniz. Limnoloji, göl bilimi. Potamoloji, akarsu bilimi. Ya ben bunu nasıl bileceğim diyorsunuz şu anda. Dur. Mezopotamya dediğimiz bir alan var değil mi? Mezopotamya neresi? İki nehir arası, iki akarsu arası. Mezo 2, Potamya akarsu. İki akarsu. Potamoloji, Potamya. Oradan aklına gelsin akarsu bilimi. Hidrojeoloji, jeo yerdi, o diğeri suydu. O zaman yeraltı suları bilimidir diyebiliriz. Geldik son. Canlılar coğrafyası. Yani biyosferden aklına gelecek. Biyo coğrafya. Burada bitki ve hayvan topluluklarının hem genel özelliklerini hem de bunların etkileşimini ve aynı zamanda yeryüzündeki dağılışını inceleyecektir diyebiliriz. Bunları da incelerken biyoloji, canlı bilimi, botanik, bitki bilimi, zooloji, hayvan bilimi ve tıptan ne yapacaktır? Faydalanacaktır diyebiliriz. Son fiziki coğrafyanın alt bilim dalı kartografya. Haritayı çizeceksin. Neye çizeceksin? Kartona çizeceksin. Buradan da kartografyanın o harita bilimi olduğunu ifade edebiliriz. Ve kartografya hem matematikten, hem geometriden, hem istatistikten, hem de fotogrametriden yardım alıyor diyebiliriz. Geldik şimdi fiziki coğrafya yani doğa kısmı bittikten sonra beşeri ve ekonomik coğrafya yani insan kısmı. Birincisi yerleşme coğrafyası. Dünya ölçeğinde insanlar belirli alanlarda yerleşmiş. Neden yerleşti? Bunu inceler. Yerleştiğinde, yerleşmede kullanmış olduğu yapı malzemeleri nelerdir? Nasıl değişiklik göstermiş? Bunu inceleyecek coğrafyanın alt dalı yerleşme coğrafyasıdır. Ve yerleşme coğrafyası hem arkeolojiden, çünkü geçmiş dönemdeki yerleşmeleri de inceleyeceğiz biz. Ve aynı zamanda tarihten yardım alacaktır diyebiliriz. Dünyada bir nüfus var ve bu nüfus her yere dengeli dağılmamış. Bazı yerlerde nüfus çok yoğun, bazı yerlerde nüfus çok seyrek. İşte bu nüfusun yoğun ve seyrek olduğu alanları inceleyecek. Sebeplerini, sonuçlarını ortaya koyacak. Kimdir? Nüfus coğrafyasıdır. Burada da demografi, nüfus bilimi ve istatistik bize yardımcı olacaktır diyebiliriz. Ekonomik coğrafya burada. Tarım var, hayvancılık var, ormancılık, madencilik, turizm faaliyetleri, sanayi, ticaret faaliyetleri bunların hepsini inceleyecek. Ve iktisattan yardım alacaktır diyebiliriz. Şunu da unutma. Tarım coğrafyası içerisine hayvancılık, ormancılık, balıkçılık girer. Yani bir bölgedeki büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarını inceleyeceksen ben tarım coğrafyasında inceleyeceğim. Onun dışında ulaşım coğrafyasında kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşımı var ya, bunlar dışında boru hatları ve yazılı görsel medyada gene ulaşım içerisine girecektir diyebiliriz. İnternet ulaşım coğrafyası içerisindedir. Siyasi coğrafya nedir dersek, devletlerin jeopolitik konumlarını ve konumlarının dış siyasetteki yerini ya da etkilerini inceleyecektir. Burada uluslararası ilişkiler, tarih ve iktisat yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz. Geldik
tarihi coğrafya. Geçmişin coğrafi özelliklerini coğrafya biliminin yöntem ve ilkeleriyle inceleyecektir. Ve burada bize arkeoloji yani kazı bilimi ve tarih yardımcı bilim dalıdır diyebiliriz. Gelin şöyle hep birlikte A sütununda coğrafyanın alt dallarını yazdım. B sütununda da bu bilim dalları ile ilgili bazı özellikleri verdim. Bunları şöyle güzel bir şekilde eşleştirelim. Ege bölgesinde zeytinyağı fabrikalarının yoğun olması diyor. Zeytinyağı fabrikasının yoğun olması, zeytinyağı fabrikası bunlardan hangisiyle ilgili? Fabrika varsa sanayi coğrafyası. O zaman şuraya şöyle 7'yi yazdım. Kuzey Afrika'da nüfus yoğunluğunun az olması diyor. Kuzey Afrika'da nüfus yoğunluğunun az olması nüfus coğrafyası ile ilgilidir. O zaman buraya da böyle 3'ü yazdım. Aynı. Nemrut Dağı'nda volkanizma sonucu kaldera gölünün bulunması diyor. Bak dikkat et. Nemrut Dağı'nda volkanizma sonucu kaldera gölünün bulunması. Burada bir yer şekli var mı? Var. Yer şekli varsa yer neydi? Jeoydu. O zaman yapıştır. Jeomorfoloji. 1. Tuzlu su kaynaklarının tatlı su kaynaklara göre daha geniş bir dağılıma sahip olması. Su kaynakları diyor mu? Su neyle ilgiliydi? Hidro ile ilgiliydi. Var mı hidro? Hidrografya var. O zaman buraya da 2'yi yapıştırdım. Akdeniz bölgesinde kışların ılık ve yağışlı geçmesi diyor. Kışları ılık ve yağışlı geçiyorsa burada iklimle ilgili bir ifade var. İklim neydi? Klimatolojiydi. O zaman buraya 5 numarayı yazdım. Hindistan'da yaşanan sel olayının sosyal medyada geniş yer bulması, yazılı ve görsel medya. O zaman bu neyle ilgilidir? Ulaşım coğrafyası ile ilgilidir. 4 numara, yapılan kazılarla birlikte Göbekli Tepe'de yerleşik hayata ait izlerin bulunması. Arkeoloji bilimi bize yardımcı oldu burada. O zaman bu da 8 numara yerleşme coğrafyası olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Geldik, devam ediyoruz şöyle. Geçmiş dönemden günümüze kadar baktığımızda coğrafya ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Şimdi ilk çağa baktığımızda genel olarak bu çalışmalar çok geniş ölçekte değil. İnsanlar genel itibariyle gidip gezip gördükleri yerleri tasvir etmişler ve bu kapsamda çalışmalar çok böyle geniş bir sahada etkili olmamıştır. Bu dönemde mesela Erastostanes, dikkat et, coğrafya ismini ilk kullanan coğrafyacıdır. Bunu unutmayalım. Bilim insanıdır diyebiliriz. Ve aynı zamanda Erastostanes dünya üzerinde çevre uzunluğunu, dünyanın ekvator üzerinde çevre uzunluğunu ve bir derecelik meridyen yayını hesaplamıştır diyebiliriz. Amasyalı Strabon dünyanın ilk coğrafyacısı olarak kabul edilmekte. Strabon dünyanın ilk coğrafyacısı, Erastostanes ise coğrafya ismini ilk kullanan kişidir. Batlamyus burada harita çizmiştir ve Roma İmparatorluğu döneminde dünyayı en gerçekçi şekilde tasvir etmiştir diyebiliriz. Anaximandros sevgili arkadaşlar, karalar ile okyanus sınırlarını çizen ilk bilim insanıdır diyebiliriz ve düzenli ve anlaşılır bir evreni ifade etmek için de kozmos sözcüğünü ilk kullanan bilim insanıdır. Orta çağa geldiğimizde özellikle teknolojinin de yavaş yavaş ilerlemesiyle birlikte dünyanın yerin şeklinin boyutları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ve Galilei ilk teleskobu yapmıştır ve Kopernik teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları inceleyen ilk bilim insanıdır. Biruni peki ne yaptı? Güneşin ve gezegenlerin eğimleri üzerinde durmuştur ve dünyanın eksen eğikliğini şu anki sayısal değere çok yakın bir şekilde hesaplamıştır. Piri Reis çok önemli bir haritası var. Kitabının ismi Kitabı Bahriye sevgili arkadaşlar. İbni Batuta seyahat ediyor. İbni Batuta seyahatnamesinde gezip gördüğü yerleri oraya yazmıştır diyebiliriz. Yeni ve yakın çağda artık coğrafya sistemleşiyor. Yani tamamıyla yoğun bir inceleme alanı değil. Alt dallara ayırıyoruz. Fiziki ve beşeri. Dikkat edin. Alexander von Humboldt coğrafyanın metodolojisini oluşturmuş ve coğrafya biliminin ilkelerini ortaya koymuştur ve aynı zamanda fiziki coğrafyanın öncüsü olmuştur. Çalışmalarında Kozmos isimli eserde toplamıştır diyebiliriz. Coğrafya biliminde tarihi esaslar ve mukayeseli genel coğrafya adlı eserin sahibi Karl Ritter
beşeri coğrafyanın öncüsüdür. Bak burada buna dikkat et, tamam mı? Fiziki coğrafyanın öncüsü Alexander von Humboldt. Beşeri coğrafyanın öncüsü kimdir? Karl Ritter'dir diyebiliriz. Onun dışında yeni ve yakın çağa geldiğimiz zaman P. Vidal de Bilahe bölgesel coğrafya ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. Bizim coğrafyamızda da sevgili arkadaşlar İbrahim Atalay'dan Sırrı Erinç'e kadar birçok coğrafyacı coğrafya ile ilgili güzel çalışmalar ve katkılar sunmuştur diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte doğa ve insan etkileşiminden bahsettik. İnsanın doğaya olan etkisi, doğanın insana olan etkisi, uyumlu olan durumlar, uyumlu olmayan durumlardan bahsettik. Devamında doğayı oluşturan 4 tane temel unsur. Litosfer, taş küre, hidrosfer, hidro su küre, atmosfer, atma yukarı, hava küre, biyosfer, canlı küreydi. Coğrafya biliminin alt dallarından fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyadan bahsettik. Coğrafya biliminin önemi ve tarihi gelişiminden bahsettik sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Soru güzel, hemen yapacaksın. Cevapları ama yorumlar kısmına bekliyorum. Hadi bakalım. Bir sonraki dersimizde artık bizler için çok önemli, sizler için de ciddi anlamda zor bir konu işleyeceğiz. Nedir bu konu? Dünyanın şekli ve sonuçları diyeceğiz. O zaman diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.